Gönül Hanım. Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya. Esirler Karargahı 1917 yılının Eylül ayı içindeydi. Esir subaylar karargahından arkadaşlara adına alışveriş için Krasnoyarsk kasabasına kadar gitme nöbeti bu hafta üstteğmen Mehmet Tolun Efendi'nin. Bu genç subay harbin başında grubunda bir çavuş Birkaç erden oluşan keşif koluyla beraber geceleyin yanlışlıkla düşman mevzilerine sokulduğundan geri çekilme yolu kesilerek dizinden yaralanmış ve arkadaşlarıyla birlikte Ruslara esir düşmüştü. Önce Kafkasya'da, Hazar Denizi'nde ıssız bir adada, ondan sonra Ural'ın doğusunda Irbit şehrinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra Sibirya'da Krasnoyarsk'ın 6 kilometre kuzeyinde Guradok denilen bu harp karargahına getirilmişti. İlkin 20 Türk subayı iken, bir yıl sonra 450 kadar çeşitli rütbelerden subaylar ve amirler burada toplanmışlardı. Karargahtaki tutuklular arasında Türklerden başka Alman, Avusturya ve Macar subayları da vardı. Burası etrafı 5-6 metre yüksekliğinde tahta perde şeklinde kalın çam bölmeleriyle ayrılmış geniş bir sahaydı. Bu tahtadan yapılmış duvarın dört köşesinde dalyan bekçi yerleri gibi yüksek nöbetçi kulübeleri kuruluydu. Subaylar bu geniş avluda dışarıyla irtibat kurmadan gezinirler ve geceleri 12'şer kişilik barakalarda yatarlardı. Aylar, hatta yıllar geçtikçe Türklerle diğer yabancı subaylar daha çok tanışarak birbirlerinin dillerini öğrenmeye ve birbirinden manen istifade etmeye başladılar. Artık bu felaket arkadaşları aralarında ayrı veya karma kulüpler açıyorlar, konserler veriyorlar, dışarıdan kitaplar, gazeteler, dergiler getirerek derneklerine bağışlıyorlar, politipi usulüyle gündelik, haftalık gazete ve dergiler çıkarıyorlardı. Türkler arasında siyaset ve fenden bahseden Altay ve Edebi Vavela gazeteleriyle Osmanlı İdman Yurdu'nun ilk harflerinden oluşan Ayın Elif Y. Ay isimli dergi ve halleri eleştiri gerektiren arkadaşların kusurlarını incelikle alaya alan Panorama dergisiyle Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun bir yedek subay tarafından çizilen ve resimlendirilen boyama dergileri, bu karargahın kültürlü subaylarının fikri uğraşlarını oluşturmaktaydı. Bu askeri hapishanenin etrafında açılan bazı dükkanların sahipleriyle Krasnoyarsk'taki bakkallar ekseriyetle Müslüman Tatarlar olduklarından, subaylarımızdan varlıklı bulunanlar beslenme hususunda sıkıntı çekmezler, ara sıra bunlardan veresi alışveriş de ederlerdi. Tatar dindaşlarımız, esirlerimizin pek çok ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Bugün, Mehmet Tolun'un yardımına bir Tatar er ayrıldığı için, genç subay, ısmarlananları aldıktan sonra bunları ere vermiş, kendisi yalnızca bir kitapçı dükkanına girerek, vaktiyle ısmarladığı Rodloff, Thomson, Likot gibi oryantalistlerin doğu bilimci, şarkıyatçı, Ural-Altay dilleri ve milletleri hakkındaki yayınlarından 5-10 cilt kitabı almıştı. Hava yağmurlu olduğundan bir oturup kitapları karıştırmaya başladı. Tolun, harp okulunda okuduğu Rusçasını ve daha sonra öğrendiği Almancasını burada yerli ahali ve emniyet görevlisi Ruslar ve Alman arkadaşları sayesinde ilerletmişti. O derecede ki, her iki dilde yazılı ilmi eserleri, sık sık müracaata mecbur kaldığı sözlük yardımıyla da anlayabilecek bir seviyeye ulaşmıştı. Bu subay, o sırada yandaki masada oturan genç bir kızla Rusça, Fransızca kelimelerle karışık, Tatarca konuşan, samur kalpaklı, ince bıyıklı, sarışın bir Tatar gencinin dikkatini çekti. Tatlı bir iki bakışmadan sonra her iki masa arasında konuşma, görüşme başladı. Türk subay yerini, esirliğini anlattı. Boş vakti olmakla Türklerin, Ural Altay milletlerinin kökenleri, dilleri, soyları hakkında ünlü şarkiyatçıların geniş incelemelerinin sonuçlarını anlamak istediğini söyledi. Tatar genci kendisini tanıttı. Ali Bahadır Kaplanov, kız kardeşim, Gönül Hanım Kaplanov. Subay sakin fakat kendisinden emin bir asker tavrıyla cevap verdi. Niçin Kaplanov? Kaplanoğlu demek daha uygun düşmez mi? Ali Bahadır Bey tanışmanın ilk dakikasında hiç beklemeden karşılaştığı bu itiraz üzerine biraz durdu ve yutkundu. Fakat kız kardeşi atıldı ve içtenlikle Tolu'nun dilediği cevabı verdi. Subay Bey'in hakkı var. Taklide benzeşmeye sebep ne? Bizim de bir büyük milletimiz, tarihimiz, varlığımız yok mu? Baştan başa bütün Asya'yı, bir kısım Afrika'yı Fransa sınırlarına kadar Avrupa'yı işgal eden bizim ırkımız olduğu halde bu asaleti ne çabuk gönlümüzden çıkardık? Biz benliğimizi tanımasak kimse bizi tanımaya tenezzül etmez. Başkasının artığını yiyen, elbisesini giyen saygıya layık değildir. İşte ben kartımı düzeltiyorum. Çantasından zarif küçük sahtiyan Boyanmış ve cilalanmış deri bir cüzdanın içinden çıkardığı kartvizitlerinin son kelimelerini şöylece değiştirdi. Kaplan kızı. Şimdi şaşırma sırası Mehmet Tolun'a gelmişti. Nasıl oluyor da 24 yaşında olduğunu tahmin ettiği Sibiryalı bir Tatar kızı bu kadar akıllıca bir görüş belirtebiliyordu? Bu hayret fazla uzun sürmedi. Bir iki dakika sonra anladı ki Gönül Hanım Paris Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezundur. Ali Bahadır Bey susuyor ve düşünüyordu. Nihayet, evet dedi, hakkınız var. Şimdi bu konu değişmişti. Kitaplar birer birer karıştırılıyor, yaprakları kesiliyor, resimlere bakılıyor, dil ve coğrafya hakkında genel fikirler ileri sürülüyordu. Mehmet alçakgönüllü alçak gönüllü bir tavır takınarak, ''Evet'' dedi. Çin tarihçilerine göre aslen Türk alan Hingular ki bunlara Avrupalılar Hun derler ve Macaristan'ın diğer bir adı Hungarya. Hatta bizim hünkar yazıp hünkar okuduğumuz hükümdarlık sözü de bundan gelir. İsa'nın doğumundan tam 1763 yıl önce hükümet kurmuşlar, hünkar tayin eylemişler, yazıya, töreye ve bir medeniyete sahip olmuşlardı. Hiyunglularla Çinlilerin savaşları milattan 2000 yıl öncesine kadar çıkar. Hingu tabiri Çince söz dinlemez teba halk demekmiş. Türklerin Karadeniz sahillerine, Macaristan'a, İran'a yayılmalarının milattan çok önce olduğunu iddia ederler. Çin Seddi, Hingu Türklerinin akınlarını engellemek için Çin imparatorları tarafından yaptırılmışsa da bu yapay dağlar da onların azmine engel olamamış. Türkler milattan önce 210 yılından 54 yılına kadar bu taş ve demir püsküren setleri açtılar ve Çinlilerin tepelerine çöktüler. Nihayet milyonlarca Çinli toplandılar. Ümitsizce saldırıp bunların hükümetlerini dağıttılar. Hükümetsiz kalan Türkler bir müddet Gobi çöllerinde hiddet ve intikam arzularıyla dolaştıktan sonra ikiye ayrılıp Yunanlılar ve İranlılarca Eftalit, Avnalit denilen ve Araplar tarafından Haytal ve Hayatıla adı verilen beyaz Hunlar, Hazar Denizi'nin doğusunda eskiden Öküz denilen Amuderya Nehri kenarlarına yerleştiler. Eski tarihçiler tarafından Kidarit adı verilen diğer kol, Ural dağlarını aşarak Avrupa'ya, Rusya'ya, Balkanlara, hatta Macaristan'a ve Atilla kumandasıyla Cermanya, İskandinavya ve Fransa'ya kadar sarktılar. Bahadır Bey acı bir üzüntüyle yanan gözlerini açtı ve elindeki kitabı kapattı. Yazık ki atalarımızın milli namusumuzun beşiği olan ilk yurtlarımıza şimdiye değin ne Türklerden ne Tatarlardan ilmi bir heyet gidememiştir. Varlığından haberdar bile olmadığımız tarihimize ait yadigarlardan, Orhun, Turfan abidelerinden, belgelerinden ırkımızın en yaman düşmanları olan Rus seyyahları sayesinde bilgi alabildik. Rodloff gibi Ruslaşmış Almanlar, Thomsen gibi Danimarkalılar eski medeniyetimizin kuzey Çin çölleri ortalarında kalan belirtilerini buldular. Bu manevi hazinelerin esrarını açtılar ve bizlere atalarımızın bu gafil torunlarına milli gururlar kazandırdılar. Biz bu şerefe layık mıyız? Gönül Hanım kardeşinin samimi üzüntülerine katılarak şunları ekledi. Mümkün değildir ki Radlof'ta bir lukat ya da Tatar'ın bir Türk'ün heyecanı, duygusu bulunsun. Bunlar olmayınca bu tarihi gerçeklerin önemli bir kısmı daha keşfolunmamıştır sanırım. Ali Bahadır Bey, Yazık ki tarihi keşifler duyguyla, heyecanla değil, ilimle gerçekleşir, dedi. İlim de uğraşmakla elde edilir. Ne kadar geçse de çalışabiliriz. Güzel Tatar kızı badem gözlerini süzdü, sonra. Çalışabiliriz sözü bir laftır. Hemen çalışmalıyız. Kader sizi Çin Türkistan'ına yakın getirmiş Tolun Bey. Onları atlayıveriniz, gidiniz araştırmalar yapınız. Ben esirim, bağlıyım. Biz yardım eder, bağınızı çözebiliriz. Hatta kardeşimle ben de belki beraber geliriz, değil mi Ali? Kaplanoğlu biraz düşündü. Niçin olmasın? Herhalde şerefli ve tarihi bir teşebbüs. Bu konuda konuşulabilir, dedi. Tolun ilave etti. Buraları bilmediğim için bir arkadaş bulsam, ölümü göze alır, kaçar, Orhun Vadisi'ni, Kara Korum, Kara Balgos'un, Koşuçay'dan harabelerini, bu Moğolların, Uygurların ve Türklerin üç eski başkentini, Kabe'yi tavaf eder gibi ziyaret ederdim. Dönüş için Allah büyüktür ve yardımcıdır. Elbette o zamana kadar harp biter. Tolun'un bu sözleri kız kardeşle erkek kardeşe yeni bir macera ufka açtı. Gönül Hanım'ın dudakları ve kalbi çarpıyor, kardeşinin yüzüne bakıyordu. Ali'nin ve Gönül'ün bu gizli heyecanlarını sezen subay, Lekok'un eserinden bir harita açtı. İşte Baykal, işte sınır kahta, işte Orhun Nehri diyordu. Tolun'un harita karşısındaki coşkun davranışlarının biraz fazla lakırdının etrafındakilerin dikkatini çekeceğinden Bahadır Bey korktu. Casus tehlikesi korkusuyla diğer masalara göz gezdirdi. Bir tedbir düşünerek "Kitapları burada garsona bırakın. Yağmur dindi. Belediye parkına çıkalım, konuşalım." dedi. Ormanda bir tahta sedire oturdular. Karar verilmişti. Tolun Bey bu ilk Türk tarihi ve ilmi seyyahına Gönül Hanım Sefer Heyeti adı verilmesini teklif etti. Çünkü bu konuda ilk fikir ve ilk gayrete getirme bu aydın kadından çıkmıştı. Bahadır, iltimas veya rüşvetle bir çaresini bulacak, Tolu'nun her hafta, belki de daha sık karargahtan çıkması için izin alacak ve bu suretle seyahat hazırlıklarına başlanacak. Bahadır Kaplanoğlu'nun babası Selim Bey'in, üç kereste biçki atölyesi, bir de galoş fabrikası vardı. Oğlu Bahadır da üniversiteden çıktıktan sonra deri ticaretiyle meşgul olmaya başlamış ve hayvan derilerinin terbiye edildiği iki dep bahane açmayı başarmıştı. Kaplan oğulları Sibirya'nın zengin ailelerinden sayılırlardı. Tolun karargaha dönmüş, okumaya dalmıştı. Artık kimseyle görüşmüyor, kulübe gitmiyor. Yalnız bazen jimnastik yapanlara katılıyor, atlıyor, koşuyor, kuvvet taşı atıyordu. Bir akşam yanına esaret arkadaşlarından ve Macar yedek teğmenlerinden Kont Bela Zichy gelmişti. Konuşma, Türklerle Macarların soy birliklerine ve aynı kandan olduklarına gelmişti. Kont, bu kardeşlik hakkında ateşli izahlarda bulunuyordu. Vaktiyle Macarların kökenlerini aramak için Kont Bela Zicni'yi ve Üşfal ve kendi ailesinden Kont Önen Zicni'nin başkanlıklarında çeşitli tarihlerde Asya'ya giden ilim heyetlerinin araştırma neticelerini anlattı ve son olarak ''Bugün kaçabilsem ve sizin gibi bir yoldaş bulsam, fırsattan faydalanarak oralarda seyahat için her türlü fedakarlığa hazırım.'' dedi. Tolun önce sakınarak sonra da samimiyetle bütün hazırlıktan ona söz etti. Kontun asaletinden, namusundan, kararlılığından emindi. Bu genç Macar subayı zaten cesareti, maceracılığı ve kibarlığıyla kendisini herkese, hatta Rus muhafız subaylarına bile sevdirmişti. Turani milletlerin büyüklüğüne has olan ciddiyet ve iyi niyet, bu kişinin her halinde açıkça görülüyordu. İnce, asil ve kibar davranışlarına eklenen cömertliği, herkesi kendisine saygılı kılardı. Para ve hediye kuvvetiyle istediği zamanda şehre çıkar, gezerdi. Böylece seyahat heyetinin sayısı dörde çıkmıştı. Şimdi haftada bir Gönül Hanım, Bahadır, Kont ve Tolun bazen bir lokantada, bazen Bahadır'ın konağında toplanıyorlar ve seyahat hazırlıklarını görüşüyor, düzenliyorlardı. Bu tehlikeli yolculukta 24 yaşında bir kızın da kendileriyle beraber bulunmasından dolayı Kont'un seyahat hakkındaki hevesi her gün artıyordu. Gönül'ün iri uzunca gözlerinin Parlak yeşil rengi, kumral uzun saçları, pembe beyaz yüzünde ince yay gibi eğri kaşları, bir kadın için ender olan toparlak alnı, çok sade ve kibar giyinişi, ağır, ciddi ve bilgili bir hanım bulunmasına rağmen, bazen bir çocuk gibi saf, neşeli, cana yakın oluverişi kendisiyle görüşenlerin kalbinde mutlaka bir iz bırakırdı. Kendi ana dilinden ve Rusça'dan başka gayet güzel Fransızca bilir. Almanca da anlar ve konuşurdu. Okuduğu kitapların güzel ifade tarzını taklit ederek görüşmeye özenirdi. 6 yıl kadar piyano ve resim dersleri aldığını kardeşi söylemişti. Bir iki sulu boya tablosu, bir parça resim yapan Tolu'nun ve hatta Kont'un bile beğenisini kazanmıştı. Gariptir ki 26 yıla varan ömrü boyunca hiçbir ciddi işte uğraşmadığını itiraf eden Kont'un bu seyahat hevesi Belki diğer arkadaşlarından çok ilgilendirmeye başlamıştı. Çin Türkistanına, Ural Altay milletlerine, dillerine ve tarihlerine dair ne kadar eser yazılmışsa okuyor, haritalar çiziyor, planlar yapıyordu. Macarca yazılmış bazı faydalı eserleri getirtmeyi başaramadığına kızıyordu. Elde edilen kitapları dört arkadaş nöbetleş okuyorlardı. Hazırlık öteberilerini, kimsenin dikkatini çekmemek için yalnız gönül üzerine almıştı. Fakat yol hazırlıkları çok ağır gidiyordu. Sahte pasaport çıkarmak çok zor ve masraflıydı. Mehmet Dolun Bey, İzmir'deki evinin satılması için Kızılhaç vasıtasıyla birkaç mektup göndermiş, fakat hala bir cevap alamamıştı. Kontun da babasından beklediği para gecikiyordu. Her şeye rağmen Ali Bahadır Bey bütün masrafları görüyor fakat bu gencin bu kadar fedakarlığına hiçbir arkadaşın gönlü razı olmuyor. Kontun ve Tolun'un gururuna dokunuyordu. Her çarşamba, bahadırda ve pazar günleri Kont'ta toplanırlardı. Bazı toplantılar yalnız laklak etmekten, güzel çaylar içmekten ve zakuska denilen Rus mezelerinden yemekten ibaret kalırdı. Petersburg'daki Rus asilzadeleri arasındaki bazı tanıdıklara ve muhafızlara serpiştirilen bahşişler yardımıyla, Kont artık esirler karargahından kurtulmuş, Krasnoyarsk kasabasında bir küçük ev kiralamıştı. Resmen gözetim altında fakat gerçekte tamamen serbestti. Kendisinde şüpheye çekecek bir harekette görülmüyordu. Şubat başlangıcından itibaren Kazan'dan ve Moskova'dan Kaplanov henüz ticari adını değiştirmek mümkün olmamıştı. Ticarethanesi memurları tarafından Baykal Gölü'nün kuzey doğusunda bulunan Udinsk kasabasındaki acenteye sandıklar içinde bir takım mallar gönderiliyordu. Bunlar görünüşte havyar, galoş ve sahtiyan, deri cüzdan ürünlerdi. Fakat gerçekte kutu kutu konserve yemekler, çadırlar, fotoğraf ve fotoğraf işlerine yarayan aletler ve tıbbi ilaçlardı. Gönül Hanım, harp münasebetiyle 6 ay kadar kazanda hasta bakıcı okuluna gitmiş ve oradan diploma almıştı. Bu cihetle bir olay olursa? sefer heyeti üyeleri iyi bakılacaklarından emindiler. Kont ve Bahadır, Almanca ve Rusça ev doktorluğu üzerine yazılmış kitapları aldılar. Ve Çin Türkistan'ı Tundra ve Bozkurlarındaki hastalıkların tedavisini ve zararlı böceklerin sokmalarına karşı tedbirleri öğrendiler. Şubat'ın 20. gecesi saat 11'de Moskova'nın Demiryolu istasyonundaki lokantadan küçük çiftlik sahipleri veya büyüyecek bir kasabada dükkancı oldukları hallerinden anlaşılan, temiz, sade giyinmiş üç kişiyle bir kadın çıktılar. Bunlardan her biri kendi eşyasını taşıyordu. Bu kafile yolcular arasından geçerek kapının yanındaki pencere önüne gidip pasaportlarını kaydettirdiler. Zabıta memuru bağırdı. Yuvan Budanov! Mavi gözlü, koyu lepiska saçlı, bıyığı tıraşlı, çatal sakallı birisi ilerledi sarhoşça bir selam verdi. Deri taciri. Udinsk yoluyla Çin'e gidiyorum, dedi. Memur pasaporta bir damga bastı ve geç, dedi. Memur şimdi ikinci pasaportu aldı. Tola Atmanov. Bu zat elektrik ışığının yan tarafına geçerek havyar taciri. Udinsk yoluyla Çin'e, dedi. Zabıta memuru şöyle bir süzdü. Karşıdan bir dikkat eden olsaydı, bu gencin ellerinin titrediğini ve yüzünün sarardığını görecekti. Geç! Ali Bahadır Kaplanov ve hemşerisi Kaplanova. Deri taciri, Çin'e Udinsk yoluyla. Geçiniz! Bu dört kişi heyecanla kapıları açık duran vagonlara hücum ettiler. Pür telaş içinde ve şaşırmış bir halde o vagondan bu vagona koşuşarak nihayet Ali Bahadır'ın bu tarafa diye çınlayan bir emriyle birinci mevki bölmelerinden birine girdiler. Kadın küçük paketleri, diğerleri de büyüyecek çantaları raflara yerleştirdiler. Gönül Hanım'ı pencere kenarına oturttular. Yanına kardeşi geçti. Karşılarına da Yuvan Bunadov'la Tola Atmanov yahut hakiki adlarıyla Kont, Ziç ve Mehmet Tol'un oturdular. Beş dakika sonra tren hareket ettiği zaman Tolun Bey bütün ruhuyla Bismillahirrahmanirrahim dedi. Kont ilave etti. Bu da oldu. Ve altın sigara kutusunu çıkardı. Arkadaşlarına birer ağızlık fitre sigara ikram etti. Bu sırada Gönül Hanım gülerek, Tolun Bey, istasyonda pasaport memurunun karşısında o kadar korktunuz ve sarardınız ki, siz bir ecel kazasına uğrayacaksınız veya yüreğinize inecek sandım. Ben de sizinle beraber titremeye başladım, dedi. Genç subay bu şakadan hoşlanmadı. Feyzi Hindi adında Hindistan'da yetişmiş bir Türk şair vardır. Farsça olan şiirlerinden size bir beyt okuyayım. Derkiş veri mamire ecel rahne daret ezmerk memiden ve ura neşinasim. Anlama bizim memleketimizde yani Türklerin memleketinde ecel hükümdarının yolu yoktur. Biz ecelimizde ölmeyiz ve baş dileme tanımayız. Onun için benden ölüm korkusu beklemeyin Gönül Hanım. Çekilmemin sebebi memur şüpheye düşüp de bu mukaddes hizmetten bizi mahrum etmesin düşüncesidir. Vatanımdaki gençlerin belki %30'u eceliyle ölmemiş, savaş meydanlarında veya kışlalarda can vermiştir. Öyle olmayaydı, birkaç kadınla evlenmek mümkün olan memleketimde nüfus fazlalığı Rusya ve Almanya'yı geçerdi. Vatan sattı, insanı kıt bir harabe halinde kalmazdı. Bu konuşma Kont'un da anlayabilmesi için Fransızca yapılmıştı. Hadise bir dakikada unutuldu. Şimdi milli bir vazife yapmaktan doğan bir sevinçle mutluydular. İçleri gülüyor, yüzleri gülüyor, gözleri gülüyordu. Göğüsleri kabarıyordu. Aralarında en çok iftar eden ve gururlanan Mehmet Tolundu. Çünkü hiçbir Osmanlı türkü kendisinden önce böyle tarihi ve ciddi bir maceraya atılmamıştı. Bu koca millete ilmi bir maksat uğrunda seyahat eden ilk kaşif kendisi olacaktı. Bu fedakarlığı vatandaşları için örnek alınmaya değer bir çığır açacaktı. Türk tarihine ettiği hizmete karşılık adı gökleri tutacaktı. Hayatı, tahsili boşuna geçmemiş ve yurduna faydalı bir adam olmuştu. Bu ne değerli bir şerefti? Her genç Türk de kendisi gibi düşünse, kendisi gibi fedakar olsa bu talihsiz, bu ümitsiz milletin 30-40 yılda medeni milletler arasında pek yüksek bir yeri olurdu. Bu saf düşüncelere yoldaşları katılamazlardı. Konstitçinin mensup olduğu Macarlardan kavimleri inceleme uğrunda seyahat edenler vardı. Tatar arkadaşları için bu yollar ilmi bir amaç olmaksızın kaç kere geçilmişti. Seyahat evrakı ve askeri belgeler sahte olmakla beraber düzenli olduğundan bu uzun tren yolculuğunda sıkıntı çekmemişlerdi. Bazı istasyonlarda birkaç defa pasaportlarını, belgelerini yokladılar. Zorluk çıkaran olmadı. Sibirya'nın durgun, ıssız, kardan bembeyaz bozkırlarına, tondralarına vagonun penceresinden baktıkça Mehmet Tolun'un gözleri dalar, yurdunu, ailesini ve arkadaşlarını düşünürdü. Tren istasyonlarda uzun müddet kalmadığından Bunlar yol üstündeki kasabalarda birkaç saat dolaşıp hareketsizlikten kaynaklanan yorgunluklarını gideriyorlar ve bu sayede de bazı ufak tefek eksiklerini tamamlıyorlardı. Seyahat sırasında Kon, Gönül Hanım'ın etrafında pervane gibi uçar dolaşırdı. Tolun, kadınlara karşı ne kadar çekingen, ne kadar beceriksizse, bu Macar asıl zadesi o derece girgin ve dal kavuktu. Kont, trenin uzunca durduğu her istasyonda ne yapar yapar, gönüle bir kutu şekerleme veya bir demet çiçek veya bir bardak çay bulur getirirdi. Çok defa tahtadan yapılmış sade, maskara oyuncaklar bile takdim ettiği olurdu. Zavallı tolunda ne zaman bir hediye almaya karar verse, arar, sorar, döner, dolaşır, hiçbir şeye karar veremez. Nihayet utanarak, eli boş hareket etmek üzere olan trene zor yetişirdi. Bu beceriksizliğin cezasının en acısı, Ziçi'nin getirdiği tatlı çerezlerden gönülün ayırıp toluna da vermesi ve subayın bunu kabule mecbur olmasıydı. Bu pek önemsiz durum subayın gururunu kırıp neşesini kaçırırdı. Kendisinin de istasyonlarda satılan sütlü kahveden, çaydan alıp getirmesi mümkündü. Fakat buna da kontu taklit anlamı verilebilirdi. Bu düşünce toluna ağır geliyordu. Bu hal karşısında kalbinde konta karşı bir kıskançlık uyandırıyorsa da kusuru yine de kendi beceriksizliğine ve belki de kararsızlığına bağlıyordu. Zici'ye karşı duyduğu kıskançlık bir hakka dayanmıyordu. Belki erkeklik gururunun incinmesinden doğuyordu. Bir sabah Urkist istasyonuna vardıkları zaman vagondan fırladı. Katar birkaç saat kalacağı için istasyondan dışarı çıktı. İlk rastladığı meydandaki dükkanların camlarını seyretmeye koyuldu bir tütüncü dükkanında Boğaziçi'nin, Haliç'in ve Sultanahmet Camisi'nin resimleri bulunan üç karpostal gördü ve hemen aldı. Yanındaki bir çiçekçiden gül ve laleden oluşan bir demet yaptırdı. Kartları çiçeklerin arasına sıkıştırdı ve Gönül Hanım'a sunarken ''Türklerin müşterek vatanlarının muhabbeti sizin çiçek kalbinizde böyle saklı kalsın.'' dedi. Gönül cevap verdi. ''Ebediyen.'' ve sevincinden ellerini çırpmaya başladı. O gün akşama kadar İstanbul'un vasıfları anılmakla geçti. Şimdi Katar, Baykal Gölü'nün batı kıyısını dolaşıyordu. Kultuk, Bolşerce şehirlerini geçerek bir gün sonra da demiryolu seyahati Udinsk'te sona erecekti. Bu tren yolculuğu harp sonucu doğan gecikmelerle 10 gün sürmüştü. Güneye doğru indikçe vagonlar göğe yükselmiş çam ormanları arasından geçiyor, ve bazen gölün bataklık kıyısını takip ediyordu. Dört kişi oldukları için aralarına yabancı girmemiş ve hatta kondüktüre bahşiş verilerek Gönül Hanım'ın yanlarındaki kompartmanda geceleri yalnızca istirahat etmesi de sağlanmıştı. Gerek Tolu'nun ve gerek Kont'un Rusçalarının yetersiz olmasına rağmen yolda herhangi bir güçlükle karşılaşmamışlardı. Mart'ın birinci günü Udinsk'e vardılar. 10 günlük seyahat kendilerini yorduğu için hem biraz dinlenmek ve önceden buradaki acentalarına gönderdikleri malzeme sandıklarını kontrol etmek üzere birkaç günlüğüne bir otele yerleştiler. Ertesi gün Gönül Hanım yol arkadaşlarına odasında bir çay ziyafeti verdi. Aynanın önünde Tolun'un verdiği üç karpostal duruyordu. Kaplanoğlu, Rumeli Hisarı ve çevresini gösteren resimlere derin derin baktı. Ne muazzam bir güzellik. Burası bütün Ural Altay kavimlerinin manevi başkenti olmalıdır. Medeniyet merkezi olmalıdır. Bütün İslam milletlerinin kıblesi Petersburg. İngilizce konuşanların mihrabı Londra olduğu gibi. Boğaziçi'nin iki kıyısında kurulacak birkaç üniversitede, Asya'daki Türk kavimlerinin irfanlı susamış gençlerini doyuracak birer ilim kaynağı mevcut olsa. Budapest'in bu arada unutulduğundan canı sıkılan Kont, şaka yollu dedi ki, ''Demek Türkler bütün Asya'yı istila etmek istiyorlar. Bu düşüncenin gerçekleşmesi pek çok zaman isteyen bir hayal sanırım.'' Mehmet Tolun, ihtisasıyla ilgili bir itiraza hemen cevap verdi. Türklerin birliği, İslamların birliği gibi Avrupalıların, bilhassa Avrupa'daki düşmanlarımızın bize yönelttikleri iftiralar. Türkiye'de hiç ama hiç kimse yoktur ki Asya'yı, Rusya'yı istilayı hatırından geçirsin. Türkler Asya'dan evvel Türkiye'yi fethetmelidirler. Yurdumda hali, şanı bilinmeyen, el değmemiş, unutulmuş öyle yerler, bölgeler var ki saysam hayret edersiniz. Bence Türk Birliği, hatta İslam Birliği demek, Türk kültürünün, İslam ilminin birliği demektir. Daha genel bir deyişle Türklerin aydınlanması, medeniyet yolunda ilerlemesi demektir. Biz yabancı ülkeler fethetmek değil, yerli üniversiteler açmak istiyoruz. O suretle ki Berlin'de, Viyana'da, Zürih'te, Hollanda'da Nebelungen efsaneleri nasıl bir tesir bırakıyorsa, Ergenekon, Alparslan masalları da Tebriz'de, Bakü'de, Kazan'da, Budapeşte'de, Türkistan'da, Sibirya'da o tesiri yapmalıdır. Bunun için Almanya Avusturya'yı, Doğu İsviçre'yi istila etmedi ve bu ülkeler hakkında da hiçbir hırs beslemedi. Amerika ve İngiltere aynı kültüre sahip oldukları halde birbirlerini yok etmeye çalışmıyorlar. Türklerin milliyetperver bir zümresi istiyor ki medeniyet aleminde nasıl bir Latin medeniyeti, bir Anglo-Sakson terbiyesi varsa bu medeniyet ve terbiye nasıl cihanda bir refah sebebi olmuşsa bir Türk medeniyeti, Türk kültürü de er ve geç doğuda o suretle bir kalkınma vasıtası olsun. Bu gayeye bizi ulaştıracak Savunma Bakanlığımız değil, Milli Eğitim Bakanlığımızdır. Bu sade ve tabi idealde nasıl ve ne gibi istila fikri buldunuz anlayamam. Kon. Eğer dikkat ettinizse Ali Bahadır Bey İstanbul Ural Altay kavimlerinin idare merkezi olmalıdır demedi medeniyet merkezi manevi başkent olmalıdır dedi. O halde itirafınıza göre madem ki memleketinizde daha bilinmeyen bırakılmış bölgeler varmış, önce onları keşfe imar etmek Asya'dan öğrenci davet eylemekten daha lüzumlu ve önemli değil mi? Asya'daki ırktaşlarımızı aydınlatmak istiyorsanız, hatırınıza İstanbul'dan daha çok imar görmüş, daha yükselmiş, aynı milli menşeye mensup bir ahalinin bulunduğu bir diğer başkent gelmiyor mu? Gönül Hanım gülerek katıldı. Bu da peşte demek istiyorsunuz değil mi? Kont, evet diye karşılık verdi. Bu tatlı kız kontun önüne birkaç gevrekle şerbet kasesini sürerken karşısındakinin yüzüne manalı manalı baktı ve ''Müsaadenizle buna da ben cevap vereyim kont'' dedi ve ilave etti. Macarlar doğu kültüründen ayrılalı tam o nasır oldu. Siz de bugün doğu kültür ve medeniyetinden zerre kalmamıştır. Hristiyanlıktan sonra evvela Latin medeniyeti, sonra Alman kültürü arasında kaldınız. Latin, Cermen, İslav dalgaları ortasında tarihinizi, geleneklerinizi, hatta dilinizi ve hatta ecdadınızı unuttunuz. Bugün, miladi 14. yüzyıla ait Macarlarda bir Mısra'ya, atasözü, bir masala malik değilsiniz. Dilinizin kelimelerinin %70'inden fazlası Latin, Cermen, İslam kelimelerinden meydana gelmiştir. Yüzde ancak 15'i Altay kaynaklıdır. Onlar da asılları anlaşılmayacak derecede tahrip ve tahrip olunmuş ifadelerdir. Mesela Macarca ayna demek olan tükörün görmek kelimesinden geldiğini bilmek için ya keramete sahip veya ilmi iştikaka aşina almak lazımdır. Bu iki faziletin erbabı da esef olunur ki pek azdır. Bereket versin Macaristan'da bir buçuk asır kalan Osmanlı Türklerine ki, o zamana kadar size baskıyla kullandırılan Latince, Almanca yerine kendi dilinizi iade ettiler. Eğer onlar memleketinize geçici bir süreliğine sahip olmamış olaydılar, bugün 10 milyonu geçen gerçek Macarlar dilleriyle, ruhlarıyla tamamen Alman olmuşlardı. Bu olmaz bir şey değildi. Altay kavimlerinin insanlığın ataları olduğuna inanmıyorsanız, Rusların en azından yüzde ile aynı babanın evladı olduğumuza şüpheniz yoktur. Onlar nasıl islavlaşmışsalar siz de o suretle carmenleşeceksiniz. İşte bu cihetlerle Peşte'nin Ural Altaylı nesillere kimliğini lisanını öğretecek bir durumda bulunmadığına hak verirsiniz sanırım. Ali Bahadır Bey köşesinden kımıldamadan söze karıştı. Bu durumda Macar başkentinin bunun için esasen gayet önemli olan konumunun tamamen kaybetmesi lazım gelmez. İstanbul'da dinini, dilini, tarihini öğrenen bir Türk'ün, bir Tatar'ın, Macaristan'ın, ziraat, sanayi ve sair ihtisasa ait yüksek okullarına devamına hiç engel yoktur. Peşte de bu suretle ırklaşlarına karşı vazifesini yapmış olur. Bahadır Bey, uzlaştırıcı nutkunu bitirmeden Gönül Hanım yerinden fırladı. Bana kalırsa Madem ki medeniyetin kemal vasıtalarını, terakkiyatını ihtiva eder bir Türkiye, bir İstanbul farz ediyoruz, o halde halis Macar gençlerinin dahi Türkiye'ye gelip Türkçe tahsil etmelerine bir engel kalmaz. Bundan oluşacak menfaat ikidir. Evvela, her iki kavmin mukaddes ateş sahiplerinin el ele, Asya'yı aydınlatmaya fakat hiçbir siyasi fikre kapılmadan gidebilmeleri ihtimalinin gerçekleşmesi. İkincisi, her iki kavim arasında sanayi ve ticaret ilişkilerinin artması. Tolun Bey sedire yaslanmış, sigarasının külünü rehavet içinde dökerken, tam şarklılar gibi hayalle vakit geçirirken asıl meseleyi unutuyorduk. Hani bugün arabaları ve kılavuzu bulacaktık, dedi. Bunun üzerine hep birden kalktılar. Gönül Hanım'ı bazı eşyanın tamiri ve tertibi için otelde bırakarak çıktılar. Bir gün sonra sabahleyin hızlanan Troykalara binerek ve eşyayı hayvanlara yükleterek güneye doğru, Selenga Nehri Vadisi'ni takip ederek yola koyuldular. Arbunok şehrinde bir gece dinlenmek için mola verdiler. Diğer ufak kasabalarda araba, hayvan değiştirdiler. Yollar yüksek çam ağaçları arasında güzel ve düzenliydi. Selengiske vardıkları zaman, bu sıkıntılı ve tatsız kasabada karşılaştıkları tufanla benzer bir yağmurdan ötürü tam beş gün kaldılar. Bu suretle Udinsk'ten Kahta'ya kadar 250 kilometrelik mesafeyi tam 15 günde kat ettiler. Araba yolculuğunda Rus askerlerinin şiddetli muamelelerinden bir hayli azap çektiler. Hatta bir gün kon, Alman casusu ihtimamından 6 saat tutuklu kalmak, 150 ruble rüşvet vermek ve bir tokat yemekle kurtulabildi. Acı, tatlı birçok macera geçirdiler ve bu sarp geçitleri bazen para, ve bazen Kaplanoğlu'nun rast geldiği Tatar dostu kişilerin yardımıyla atlattılar. Kahta şehri Çin Moğolistanı Sibirya sınırı üstünde Prusya'da son konaktı. Mehmet Tolun Bey'in günlüğü 12 Mayıs Araba yorgunluğundan günlük hatıralarına birkaç gündür devam edemedim. Sümbüli bir hava, öğle vakti. Hayvanları dinlendirip biraz da doyurmak için bir geçidin ortasında Troykalarımızdan indik. Bahar tatlı renklerini, ince kokularını serpmeye başlamıştı. Etrafta öbek öbek irin mavi laleden çiçekleri açmıştı. İki taraftaki yarların sırtlarında göğün maviliklerini örten yeşil ulu çamlar ince parmaklarıyla uzaktan üzerimize nazik bir rüzgara sarılmış yeşillik kokuları. Hafif bir güneşe bürünmüş bir orman ahengi saçıyor, yanaklarımız, ellerimiz boğuk gülüyor, güzelleşiyor gibiydi. İki buçuk aydan beri bizi kovalayan dondurucu ayazların, kar eziyetlerini bir dakikada unutuverdik. Kont gülerek dedi ki, Madem ki atalarımızın yurduna ulaştık, onların ruhlarını şad etmek için adetlerini ihya edelim. Buraya kadar kardeş gibi aynı duygu, aynı istekle geldik. Buradan öteye gidiş için de bu samimiyeti muhafaza için kan kardeşi olalım. And içelim. Bu adet Türkiye'de hala geçerlidir. Kont bu sırada ellerini tertemiz yıkadıktan sonra parmağının ucunu çakısıyla deşerek birkaç damla kan çıkardı. Bunu gören tercümanımız Mengüberdi hemen bir kase kımızı getirdi. Ziçi, Kızıl Hanını bu beyaz ayranın içine damlattı. Arkadan ben de Ali Bahadır da aynı suretle bileğimizden kolumuzdan birkaç damla kan döktük. Sonra kaseyi karıştırarak içeceği bardaklara taksim ettik ve birbirimizin afiyetine içtik. Gönül Hanım da bu ecdat ayinine uymak istedi. Fakat Macar asilzadesi, ''Hayır matmazel, size riayet esasen borçluyuz. Sizinle aramızda herhangi bir anlaşmazlık çıkmak ihtimal yoktur ki canınızı acıtmaya lüzum görülsün.'' Ben de ilave ettim. ''Kadınlar arasında and içmek olan bir şey değildir.'' Sibirya sınırından Kahtadan ayrılalı beş gün oldu. Bu beş günlük yolculuğu, bataklıkları, uçurumları, ormanlar arasında çürük ağaç çıkıntılarıyla dolmuş geçitleri aşarak bitirdik. Ken dağlarının karma karışık silsilesini güçlükle geçtikten sonra Karan Koyi Boğazına vardık. Bu akşamı Urga'da seyahatimizde rastladığımız ilk Moğol kasabasında Moğolların mukaddes bir yurdunda geçireceğiz. Demek aile arasındayız. Bir zaman adları Avrupa'ya titreten atalarımızın, Tukyuların, Hunların, Türklerin, Moğolların beşiği, mezarı, geçidi, meydanı olan, şimdi ıssız duran bu yerlerde bir gün gelecek, fabrika bacaları yükselecek, lokomotifler çığlık koparacak. Bir vakitler ok ve kargı taşıyan ecdadımızın torunlarının elleri, bundan sonra manivela, demir çarklar döndürecek. İşte o zaman belki bir ikinci ortalığın karışması olacak. Akşamüstü sular kararırken dar geçitlerden birer tapınak olduğunu haber verdikleri, sıralanmış yarım çam bölmelerinden yapılmış tahta perdeler içindeki birer katlı binaların önünden bu dakika tenha olan pazar meydanından geçerek yanı sıra kirli bir derecik akan ensiz bir yolun sonunda kılavuzumuzun uyarısıyla kerpiçten bir kulübe önünde durduk. Burası Sibiryalı bir tüccarın eviymiş ve günde 5 ruble ücretle kiralayabilirmişiz. Gönül Hanım pek yorgun gözüküyor. Bense bir Moğol evinde yatmak istiyordum. Bunu teklife cesaret edemedim. 14 Mayıs Moğolların dini merkezi olan Urga şehri iki kısımdan meydana gelmiştir. Araları 6 kilometredir. Her iki kısımda Tula Irmağı'nın sağ tarafındadır. Boğdukura yani Mukaddes Mabet denilen birinci kısımda yalnız Moğollar yaşamaktadırlar. Burada Lama mezhebine ait tapınaklarla Canlı Buda'nın eski bir sarayı vardır. Maymeçin denilen ikinci kısımda ise Çinliler oturmaktadırlar. Moğollar buraya Urga adını vermiyorlar. Buğdul Kura veya sadece tapmak manasına Kura diyorlar. Urga adı ise tercümanımızın iddiasına göre Ruslar tarafından bu kasabaya Urta, Orta kelimesinden Galat olarak verilmiştir. Kahta şehri Moskov tarafından inşa edildikten sonra buraya ticaret için gelen Moğollara sorulan ''Nereden geliyorsun?'' sorusuna mütemadiyen güneyden ve daha doğrusu Sibirya ve Çin'e nispeten ortadan geliyorum demek olan Urtas Yoğucu Vaynam cümlesinin ilk kelimesinden Urga adı çıkıvermiştir. Ben de Gönül Hanım'a İstanbulunda. da Rumca istinpolin yani şehre veya şehirde tabirinden galat olarak alındığını anlattım. Moğollar mabetlerini ateş, su, maden, toprak, odundan mürekkep mukaddes saydıkları beş unsura işaret olmak üzere ekseriya, amudi kırmızı, mavi, sarı, kara, ak çizgilerle boyamışlardır. Yemekten önce hepimiz kasabanın etrafını gezmeye çıktık. Aman yarabbi! Ne bir ağaç, ne bir yeşil ot, Hiçbir şey yok. Ufuklara doğru uzanan kumlu, çorak bir çöl. Geçmiş günlerin matemini inler gibi, devamlı esen bir kuzey rüzgarı her dakika kirli sarı tozları savuruyor. Kasabanın içi de ne kadar acıklı ve iğrendiriciydi. Burada kalbi, gururu olan bir fert yok muydu? Sokakların ortalarına çöpler ve hayvan leşleri yayılmıştı. Etrafında sürü sürü köpekler dolaşıyor. Kılavuzumuz bizi şehrin diğer kapısına götürdü. Ne görelim? Altı üstüne dönmüş bir mezarlık. Şurada yan yağın insan kemikleri. Biraz ötede kurtlardan, köpeklerden artık çürümüş, şişmiş ölüler. Kontsic, Terdem Teyye diye Macarca bir küfür savurdu ve Gönül Hanım'ı çekti. Kaçtılar. Meğer Buda mezhebince cenazelerin gömülmesi harammış. Hatta Bazen Sofu Budistler, Azrail'in kulübelerinin etrafında dolaşmasını önlemek için ümitsiz can çekişen aile fertlerini sokan bir köşesine bırakırlarmış. Hastanın son nefesini bekleyen köpekler ölüme hazır bedbahtın etrafını alır ve onda hayat eseri kalmayınca birbirini itip çiğneyerek ölü üstüne atılırlar ve cesedi parçalarlarmış. O zaman buralarda köpeklerin ne mühim vazife gördüklerini anladık. Esasen hiçbir yerde bu kadar semiz, bu kadar gururlu köpekler görülmemiştir. Buradan daha kirli bir şehir, bura insanlarından daha miskin ve pis mahluklar tasavvur edilemez. Köpeklerin insanlara hakim olduğu bir ülke. Burunlarımızı tıkadık, gözlerimizi yumduk. Dönerken Bahadır Bey dedi ki: Bu hareketsizlik, cansızlık, arzusuzluk pislik, bütün bu çaresizlerin mensup oldukları uğursuz mezhebin gerektirdiği hususlar. Budistlik, şu cihanın vaktiyle en canlı, en arzu dolu mağullarını böylece birkaç yüzyıl içinde en tembel ve en alçak bir hayvan seviyesine indirmiş. Evet dedim, en medeni insanlardan en vahşi beşeriyete kadar her kavmin düşüncesine, yaşayışına, mensup olduğu dinin tesiri inkar edilemez. İnanışın yanında cinsiyet ve milliyetin yeri ikinci derecede kalıyor. Dinin, maneviyatın saf ve cahil insanlar üzerindeki tesiri bazen fez verici fakat çok defa kahredici oluyor. Herhangi bir dinin siyah ve kanlı perdesi ancak ilim ve irfanla açılıyor ve gerçek yönü ilim ve irfanla aydınlığa kavuşuyor. Taştan mabetler ve kerpiçle yapılmış kulübeden başka diğer meskenler keçe çadırlarından ibaretti. Bu toparlak ve tavanları koni şeklinde çergele, kırgızlar yurt ve moallar kir diyorlar. Çadırların etrafı çam bölmelerinden tahta darabalarla ayrılmıştı. Bu suretle kasabanın gösterdiği acı manzarayı ancak yer yer rastlanan tapınakların altın kubbeleri değiştiriyordu. Bunların en önemlisi Mayderi Tapınağı'ydı. Urga'nın ahalisi Kalka denilen Moallardan oluşmaktaydı. Bunlar Sarı ile kırmızı arası, kiremit renkli, iri elmacık kemikli, yassı yüzlüydüler. Bu bela mekanının gündüzünü gördüğüm için gecesinin hayalinden irkilmeye başladım. Gece, katı ve zifiri bir karanlığın altında bütün bu pis ve iğrenç köpeklerin hükmüne bırakılıveriyor ve hırlaşmalar, havlamalar, ulumalar sabaha kadar büyük bir gösteriş ve gürültüyle devam ediyordu. 16 Mayıs. Akşam hem bedenen hem de ruhen yorgunduk. Yemekten sonra çaylarımızı içerken, Kont Zici dedi ki: Atillaların, Batı Hanların, Çingizlerin, Yavuzların ecdadı bu miskinler midir? Hindistanı, Çin'i alt edenler, Fafurlar'a Çin seddini yaptıran, Hiyungullar bu mendoburlar mıdır? Altın ordu kahramanlarından bu paslanmış teneke parçaları mı kalmış? Gönül düşünüyordu, gözleri dalmıştı çay bardağını dakikalarca dudaklarında tuttu. Birdenbire, ''Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bu milletin tarih öncesinden beri savaşmadığı Avrupa'da ve Asya'da hemen hiçbir kavim kalmamış gibidir. Tasavvur ediniz, Hiunglular Çinlilerle, Hunlar, Cermenler, İskandinavyalılar, Franklarla, İskitler, Türkler, Moğollar, İranilerle, Moğollar, Hintlilerle, Tatarlar, Moğollar, Türkler Araplarla. Yine Tatarlar, Türkler İslavlarla. Rus, Sırp, Çek, Leh, Bulgar, Hırvat, Dalmat. Yine Türkler, Moğollar, Tatarlar, Almanla, yine Türkler, İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler, Avusturyalılarla çarpışmışlar ve yenmişler yahut yenilmişler. Fakat her defasında harikalar meydana getirmişlerdir. Hayır hayır, bu kadar didinmenin, çarpışmanın sonu elbette yorgunluktur. Bu kadar kan dökmenin neticesi elbette kansızlıktır. Hangi tunç ve çelik bir silah bu derece kullanılır da körelmez? Elbette aşınır, körlenir. Ali Bahadır Bey gülere katıldı. Hemşire, bu sonu gelmez sıkıntı ve güçlüklerin tesiri inkar olunamasa da, yorgunluk babadan toruna geçerken dinlenmiş bulunur. Moğollardaki bu düşkünlüğün sebebini, bu da mezhebinde Sakyomoni'nin yanlış ve doğru cetvelinde, diğer bir ifadeyle günah ve sevap hanelerinde aramalıdır. Bir kere Budistliğin beşer beşer ayırdığı, şu on şarta bakınız, hatırımda kaldıysa tekrar edeyim. Önce öldürmemek, çalmamak, fuşa kapılmamak, yalan söylememek, sarhoş olmamak. Sonra mevsimsiz yemek yememek, dans etmemek, şarkı söylememek, çalgı çalmamak. Süslenmemek, koku sürünmemek. Büyük yatakta yatmamak. Altın ve gümüş saklamamak. Şu ikinci bölüm şartların karşılığında hayatta ne lezzet ve ne çaba kalabilir? Bu da mensuplarının davranışlarına göre ödül ve ceza vaat eder. Ödül nirvana. Ceza ruhun insandan hayvana ve hayvandan insana geçmesi. Ruh göçmesi, günahkar olanların ruhları öldükten sonra en iğrenç ve melun bir hayvan kalıbına girmek ve tekrar dünyada yaşamaktır. Nirvana ise ahirete ait zevklerin devamı için hayat içinde yok olmaktır. Nirvana'ya erişmenin usulünü gösteren Budist'in esası olan şu dört gerçek çok önemlidir. 1. Elem hayattan ayrılmaz. 2. Elem emelin kızıdır. 3. Hayat ve elem nirvana ile biter. 4. Nirvana mutluluğuna erişmek için kim ve garezle ilgili arzulardan ve nefisten geçmek, istekleri devam eden hayatın bütün ilgilerini kesmek lazımdır. İşte nirvana denilen böyle bir delilik, bu ıssız ve çorak çöllerde yaşayan cahil, içi temiz Moğol dimalarına yüzyıllardan beri aşılanırsa, sonu böyle hiçliğe ve miskinliğe varır. Yukarıda söylediğim 10 dini şarttan başka ruha ait hizmetlerde, mezhep işlerinde bulunanlar için evlenmek şöyle dursun, bir kadının yüzüne bakmak, hatta bir küçük kızın eline dokunmak bile haramdır. Din gereğince çalışmaları yasaklanmış ve sadakayla geçinmeleri mecbur kılınmış Budist din adamları, bir kadının elinden sadaka da alamazlar. Bunların yeni kumaşlardan elbise yapmaları da günahtır. Mezarlıklarda süprüntülüklerden toplanan paçavraları Kendi elleriyle birbirine ekleyerek, dikerek Bunlardan en çok üç kat elbiseye sahip olabilmelerine izin vardı Budist din adamı yatağa uzanamaz Mutlaka otururken uyumaldır. Fakat dedim Japonlarda Budist oldukları halde Onlarda bu miskinliklerden eser yoktur Bir kere Japonların tamamı Budist değildir içlerinde Konfüçyüz mezhebine ve Japonların eski dinlerine mensup olanlar da az değildirler. Bununla beraber Japonya'ya miladi 6. yüzyılda musallat olan Budistlik, bu adaların neşeli, çalışkan, becerikli halisini çok sarsmışsa da, coğrafi mevkileri bakımından daima diğer kavimlere temasta bulunduklarından ihtiyatlı davranarak, bu mezhebi kendilerinin ırk ve iklim şartlarına göre değişikliğe uğratmışlardır. Zich ekledi. ''Seyahatlerim sırasında dikkat ettiğime göre bu her dinde böyledir. Nitekim İslamiyet'in Yemen ve Useyir taraflarındaki algılanışıyla aynı dinin Kazan'da, İstanbul'da, Cava'da uygulanışı arasında büyük farklar vardır. Mısır bölgesinde bir şey kendisinden manevi himmet talep eden bir Arap'ın ağzına tükürür. Bu pis hareket bir nevi feyzaşılama sayılır. Sanmam ki İstanbul'da hatta Anadolu'da bir cahil Türk bu türlü muameleye katlanabilsin. Ortodokslukla protestanlıktan örnek vermeden söylenebilir ki, Şikoka'daki Hristiyanlıkla Habeşistan'daki Nasraniliğin arasındaki münasebet çok uzaktır. İspanya'da esmer ve kara gözlü olan İsa ve Meryem, Almanya'da sarışın ve mavi gözlü ve Habeşistan'da kıvırcık saçlı, koyu esmer bir Habeş olarak düşünülür ve tasvir olunur. Ali Bahadır Bey tasdik etti ve dedi ki, Budistlik her şeyden önce halk sınıfları arasındaki farkı kırmış. İnsanları ruh ve beden bakımından iki kısmı ayırmış. Moğollarda ve Türklerde görülen asil sınıf ve sıfatını ortadan kaldırmış. Düşünün, bir zaman kafa taslarından ehramlar, insan vücutlarından duvarlar, siperler yapan Çingizlerin, Timurlenklerin çağdaşları, idareleri altında bulunan Moğollar bu teşebbüslere tam bir itaat imanı ile girişiyorlardı. Budistlik, korkunç devlerin torunlarının bu körü körüne iman hasretini Nirvana'ya erişmeye hasrettirmiştir. Moğolların biraderi Türkler din değiştirerek ve göç ederek bu miskinlik tehlikelerinden kurtulmuşlardır. Fakat Asya'nın bu kervan geçmez ıssız yerlerinde kalan Moğollarla Tatarların bir kısmı yakalarını bu pek yavan ve felsefi bir din olan Budistliğe kaptırmışlar ve mahvolmuşlardır. Gönül Hanım söze karıştı. Unutmayın, buranın Moğolları yalnız Budist değil, aynı zamanda dalaylamaya bağlı lamailerdir. Bununla beraber bunların noksanlarını gördük, anladık. Şimdi bu talihsizlerin ıslahı için bir çare bulalım. Bunun üzerine Bahadır Bey, İlkin kendimiz için bu yorgunluğa bir çare bulmamız daha önceliklidir. Artık odalarımıza çekilsek, dedi. Bugün Kont, gönüle karşı gayet dikkatli ve çekingendi. 18 Mayıs Bu sabah yorgunluktan dolayı geç kalktık. Gönül Hanım, davet tüy renginde uzun ve bol bir manto giymişti. Başına da aynı renkte, iki tarafında ince güderiden iki gül bulunan bir deri başlık geçirmiş ve yüzünü boz bir peçeyle örtmüştü. Kont Zic, elinde küçük bir menekşe demetiyle içeri girdi ve takdim etti. Aman Rabbim bu şeytan herif bu çorak yerde bu çiçekleri nasıl buldu aldı. Her fırsatta hediyeler yağdırıyor. Seyahat arkadaşımız olan ve hepimiz için aynı derecede bir arzu ve dikkatle çalışan, söküğümüzü diken, üstümüze bakan, yemeğimize özen gösteren bu kıza her dakikada yaranmak, şükranımı arz etmek için vesileler aradığım halde hiçbir şeye muvaffak olamıyorum.'' Bir tatlı söz söyleyemiyorum. Bir gösterişte bulunamıyorum. Bir hediyecik alamıyorum. Ufak bir davranışımın yapmacık hissedilmesinden, soğuk düşmesinden çekiniyorum. Bu beceriksizliklerimle kendimden utanıyorum. Hatta hiç hakkım olmadan Konziçi'ye hiddet etmek istiyorum. Fakat kızmaya ne hakkım var? Oza tasaletinin ve terbiyesinin gereğini yerine getiriyor. Bir kadına karşı saygı göstermek her erkeğin vazifesidir. Fakat benim utangaçlığım, tutukluğum neden ileri geliyor? Belki kadın görmediğimden, kadına edilecek muameleyi bilmediğimden. Ömrümde altı kadınla yüz yüze gelmedim. Annem, büyük annem, iki teyzem, makrabalarımdan iki kadın. İşte o kadar. Bunlardan başka, Arap bacım hariç olmak üzere, bir yabancı İslam kadınla dostça görüşmek şimdiye kadar nasip olmadı. Belki cüretsizliğim görgüsüzlüktendir. Hayır hayır. Günlük hatıralarımda artık bundan bahsetmeyeceğim. Adilik ediyorum sanıyorum. Ben gönüllü sevemem. Yoksa seviyor muyum? Bu mümkün değil. Onun ve benim hayatımız, onun ve benim tecrübemiz, onun ve benim çevremiz, onun ve benim tahsilimiz tamamıyla başka başka. Susayım bari. Kalbimdeki acı duyguları, karma karışık düşünceleri tahlilden acizim. Bugün bir mukaddes ile Buğdu Kur'an'ın mühim bir mabedini görmeye gideceğiz. Tapınak bir tepenin üstüne yapılmış ve tepenin etekleri kelimenin tam anlamıyla süprüntülerle, leşlerle çevriliydi. Ne güzel çerçeve. Havlayan, itişen köpekler arasından geçtik. Kırmızıya boyanmış dar bir sokaktan giderken, aynı kızıl renkteki tahta darabalar ortalarındaki kapıların aralıklarından doğal olarak yetişen yüksek otlar, Dikenler bürümüş havluların kenarlarında gah bir küçük yurt, gah kağıt kaplı pencereleriyle bir Çinli kulübesi gözüküyordu. Kendimi kullanılmaktan vazgeçilip bırakılmış bir harabede sanıyordum. Sokağın sonunda karşımıza temiz bir avlunun ortasında güneşte parıldayan altın yaldızlı kuleleriyle ve yeşil kiremitleriyle Çin tarzında yapılmış, ölmüş lamalardan daha doğrusu ölmüş canlı ilahlardan birinin türbesi çıktı. Fakat bu türbeye girmek yasaktı. Ne kadar yazık. Dirilerin böyle sefil ve çıplak yaşadığı bu memlekette ölülere tahsis edilen bunca süs ve serveti ve hatta temizliği, parlaklığı yakından görmek istedim. Cehaletin kara örtüsü altında ne gerçekler kaybolup gidiyor? Türbenin yanındaki büyük çadırın içinde hiç değişmeyen bir gürültü peyda oldu. Fakat bu velveleye kulaklarım pek alışıktı. İlerledim. ''Ay çocuklar, ay!'' Arkada kırmızı cübbeli, sarı serpuşlu bir lama, bir hoca. Burası mutlaka bir okuldu. Sorduk, gerçekten okulmuş. Küçüklüğümüzdeki usul ve ahenk üzere ''Elif üstün enni, Elif esre inni, Elif ötre ünlü'' tarzında bir şeyler okuyorlar. Bu bir Budist duasının heceleriymiş. Ders bitti.'' Öğrencilerde çığlıklarla dağıldı. Tıpkı bizim eski mahalle mektebimiz gibi. Yalnız bir fark vardı. Bu çocukların çoğu 18'de 20 yaş arasında. Hatta içlerinden ağarmış, kararmış sakallılar bile var. Bunlar düştükleri sefil hayattan kurtulmak için yegane çareye sarılmış zavallılar. Hayatta güzel giyip, refaha erişip yaşamak için bir manastırda dua değirmeni haline gelmek, ve dua okuyarak geçinmek lazımmış. Bu memlekette bu dinde bütün refah ve saadet ruhanilerin hakkıymış. 31 Mayıs Urga, Rus şehbenderinden, konsolosundan kaçıyorduk. Bizim mevcudiyetimizden, hüviyetimizden şüpheye düşmemesi için gözlerimizi açıyorduk. Bu sabah gece koyu sistem eteklerini henüz toplamadan, iki tarafı tahta darabalı dar sokaklardan geçtik. Buranın en büyük değerini Kilise, mabet, meydari mabedini gezmek istiyorduk. Değer'in çevresi oldukça temiz ve köpeksizdi. Cephesi santranç biçiminde elvan boyanmış dört köşeli direklerle ve altın kakma çivilerle süslenmiş küçük pencereli bir büyük mabede muhafızın yardımıyla girdik. Gönül Hanım bir iki dakika sonra gayet doğru bir görüş bildirdi. Gariptir, bütün insanlar, hak veya batıl, bütün müşrik, Allah'la bir başka ortak da kabul eden, Allah'ın birliğine inanan dinler ibadete aynı suretle anlıyorlar ve aynı çerçeve içinde tetkik ediyorlar. Camiler, kiliseler, havralar, değirler, ateşkedeler hepsi loş ve rutubet kokusuyla doludur. Hepsi istisnasız küçük pencereler veya renkli camlarla solgun bir aydınlık, manalı bir sessizlik içinde durgun ve düşünür bir haldedir. Renkli camlardan boşanan ışıklar bir nur şelalesi gibi karanlık ruhları yıkar. Bütün mabetlerin hava boşluğunda, mahrem veya masum ümitlerin karma karışık sessizce boyunları bükük, ağlayarak secde ettikleri duyulur. Acaba ibadet yerlerinin böyle birbirine benzeyişi nedendir? İnsana karanlık endişe, loşluk düşünce verir. Aydınlıksa dimağı ve vücudu canlı tutar. Dünya alakalarından, benlik kaygılarından sıyrılıp, silkinip, ahirete ve maneviyata sarılmak ve ruhuyla karşı karşıya gelmek için beşeriyet, sessizliğe, mahremiyete muhtaçtır. Daha fazla izahat vermeye zaman kalmadı. Ali Bahadır Bey beni dürttü. Aman şu Buda'nın kılığına bak. Tıpkı İstanbul'da ve Anadolu'daki türbelerin hali. İnançlardaki bu benzeyiş tuhaf değil mi? Baktım. Yarı karanlık arasından fırlamış gibi duran aşağı yukarı 12 metre yüksekliğindeki buda heykelinin üstüne başına sayısız mavi kumaş parçaları asılmış, bağlanmış. Bizi gezdiren mabet muhafızının anlattığına göre bir dileği olan buraya mavi bir bez bağlarmış. Acaba bizde bazı evliya türbelerinin hacet pencerelerine bağlanan bezler şamanilikten, putperestlikten kalma bir adet midir? Bu koca ve ağır buda heykelini hayretle seyrettikten sonra etrafa baktım. Alaca bir karanlıkta bir ordu küçük ve acayip heykelcikler, küçük budalar, bayraklar raflara karma karışık serpilmişti. Mabedin içinde öd ağacı, bonzoe ve buhur kokularına karışan loş, rutubetli bir hava insanın sinirlerini gevşetiyordu. Bu ıssız karanlık içinde küçük küçük ifritçikler, şeytancıklar gibi duran kargacık burgacık bu da heykelleri canlanıp havada takla atacak, başımızda tepinecek sanıyordum. Sıkıldık, bunaldık, tapınaktan fırladık. Kontzic hepimizden daha çok bıkmış, usanmış görünüyordu. Kapıdan çıkarken, ''Yalan veya gerçek, herhangi bir dinde güzelliğe veya güzel bir ideale, güzel bir hayale, tasavvura tapmayı anlarım. İsa ve Meryem güzel tasvir edilmeyeydiler, Hristiyanlıkta kararlılık göstereceğimi sanmazdım. Böyle çirkin heykellerden yardım beklemeyi anlayamıyorum, dedi. Allah cemildir, güzeldir, güzeli sever, dedim. Avluya çıktık. Oh, bir bahar güneşi parlıyordu. Yüz yaşında gibi gözüken, cılız, sıska, kılık kıyafetleri perişan bir takım lamalar, ikişer ikişer mabedi ağır ağır tavaf ediyorlar ve her on adımda bir duruyorlar. Birbirinin ardından alınlarını toprağa sürterek secde ediyorlardı. Mabedin yanındaki bir salaşta, derme çatma kurulan satış yeri, ziyaretçilere uzun gümüş parçaları, çay paketleri satılıyordu. Satanlar lamalardı. Bu satılan ufak tefek şeyleri sofular mabede adak olmak üzere satın alır, bağışlarlarmış. Canlı yuvaların üstlerinde vaaz ve dua ettikleri kürsüler baştan başa sırma ve klaptan tomuk ipliğine sırma karıştırılarak eğrilen iplik, işlemeli kumaşlar ve altın gümüş kakmalı süs eşyalarıyla örtülü ve kaplıydı. Burada insanlar ve evler ne kadar fakir ve sadeyseler, din adamları, ruhaniler ve mabetler o derecede süslü ve muhteşem görünüyordu ahalinin serveti yavaş yavaş lamaların ellerine geçiyordu. Rahip, kahin olan lamaların aynı zamanda hekimlik, baytarlık, sarraflık da yaptıklarından halkın dünyasına ve ahiretine hükmetmeye başlamışlardı. Burada ahaliye Kara ve Büyük Lama'ya Ak ve diğer Budist Lamalara da Sarı Moğol diyorlar. Urga'da 12 bin lama varmış. Bunların reislerine Gegen yahut Yeyen diyorlar. 2 Haziran. Buradan hareketimizden önce bir de şaman görmek istedik. Şamanlar kahin, üfürükçü ve sihirbaz oluyorlar. Bizim göreceğimiz asil sülaleden gelen bir şaman kadındı. Bahçe içinde kerpiçten bir ev önünde bizi yaşlı iki kadın nezaketle karşıladılar. Baharatlı çaylar ikram ettiler. Vakit akşamdı. Lambalar yandı. Mangala yeşil bir buhur atıldı odaya hafif bir koku yayıldı. Şaman kalktı, renk renk kumaşlardan yapılmış elbisesini giydi. Başına baykuş tüyünden bir taç geçirdi. Yüzüne sarı ipekten bir peçe örttü. Beline kırmızı bir kemer bağladı. Elbisesinin eteklerinde mini mini çıngıraklar dikiliydi. Bu sırada üstü Moğolca yazılı bir çift kudüm çalınmaya ve şaman sağına soluna çalkalanmaya başladı. Hareket ve tavırları tıpkı İstanbul'da Kodya dediğimiz babalı zenci kadınların ayinine benziyordu. Yarım saat kadar titredi. Tepindi, süründü, zıpladı, bağırdı, inledi, silkindi, yerlere yuvarlandı. Nihayet dinlendi ve söylenmeye başladı. Siz uzak ve soğuk ülkelerden geldiniz, muradınıza ereceksiniz ve selametle ocaklarınızın başına döneceksiniz. Şarlatanlık da olsa bu müjdeye memnun olduk. Merak ettim. Tercümanımıza sordum. Gayet sofi budist olan lamalar nasıl oluyor da? Moğolların eski dinlerinden kalan şu şamanların dini törenle müsaade ediyorlar. Karşımdaki Lamalar ölüme ve maneviyata hakimdir. Şamanlarsa hayata ve maddiyata nezaret ederler. Her birinin vazifeleri ayrıdır. Aralarında kıskançlık olmaz, dedi. 10 Haziran Kervanımızın hazırlıkları tamam olmak üzereydir. Umarım ki üç güne kadar yola çıkarız. Uşaklarımız ve eşyamız için altı hecin devesi bulduk ve sarılarına adet olduğu üzere birer damga dağladık. Bizim için de dört at kiraladık. Bundan sonra yanımıza ve bineklerimize lüzumlu olan hizmetçileri bulmak hususunda çok güçlük çektik. Hunların torunları gayet vatansever olduklarından hiçbir zaman koşunlarını bırakmıyorlar. Bugün kalkan da denilen ve sağlamlığıyla meşhur odan mavi bezden çadırlar satın almaya pazara gittik. Belki altın ordunun gök bayrağı bir zamanlar bu mavi çadırlar üstünde dalgalanırdı. Bugün bana bir lama, yılana veya silaha karşı bir muska verdi ve boynuma takmam tavsiye etti. 11 Haziran İki gün sonra güneybatıya doğru takip edeceğimiz yolu haritada çizdik. Önce Öge'de Kağan'ın başkenti olan Orhun Nehri üzerinde bulunan kara kuruma gidecektik. Fakat kestirme kervan yolunu değil, aksine Tula Irmağı kıyısını takip ederek bu suyun kuzeye doğrulduğu noktaya gelecek, oradan bozkır yoluyla henüz keşfedilmemiş Tokum Nor tepelerinden sarkıp eski Türklerin ulu yurtları olan Orhun Vadisi'ne erecektik. 13 Haziran Sabahleyin şehrin etrafını saran pislikler yarı kemrilmiş insan kemikleri yanında küme küme uyuyan köpekler arasından, gittikçe seyrekleşen sefil yurtlar, kulübeler önünden geçerek toparlak çakıl taşlarından başka bir şey görülmeyen çöle girdik. Bozkır denilen çöl içinde ilerleyen Tula Irmağı kıyısını takip ede ede 8 gün gidecektik. Bu uçsuz bucaksız çöllerdeki başarımızı, hayatımızı, Mengüberde adını verdiğimiz gayet açık göstercüman, ve kılavuzumuzla Daşa ve Urdula adlarındaki devecilerimize ve hem aşçılık ve hizmetçilik edecek olan Sanjay adlı uşağımıza teslim etmiştik. Her sabah tan yerinin ağarmasından önce kalkar, serinlikte yol alır ve öğle üstü güneş tepemizde kıvılcımlarını, sessiz yıldırımlarını kafamıza indirirken yüklerimizi çözüp çadırlarımızı kuracağımız sırada şiddetli bir sağnaktır başlardı. Bu ancak bir saat sürerdi. Bu sırada çadırda kimi bir parça dinlenir ve kimi çalışır. Not alır ve hizmetçilerimiz de çalı çırpı toplayarak akşam yemeğini hazırlarlardı. Yolda bazen at, öküz, koyun sürüleri görürdük ki başları yerde sağrıları çökmüş, cılız ve güçsüz, düşecek yer arar gibi sallanırlardı. Mini mini taylar, danalar, kuzular neşeyle koşmaz, sıçramaz, bezgin ve bitkin bir halde kuytu yerlerde beliren, yeşeren diken köklerini kemirirlerdi. Devrilecek gibi sendeleyen sığırlar bana harp afetiyle harap olan Erzurum Bitlis taraflarının durumunu hatırlattı. Bu usanç verici manzaraları, bu insanlarda ve hayvanlardaki sefaleti seyrederken Kontzic sıska bir tayın karşısına geçti. Dedi ki, bilir misiniz ki en önce Akdeniz kıyılarına, Asurya'ya atı kimler getirdiler ve ne vakit getirdiler. Evet, milattan 3000 yıl önce Anadolu topraklarını çiğneyen ilk atın dizginleri, şimdi yayan yürümesini bile beceremeyen Moğol süvarilerinin çelik gibi güçlü ellerindeydi. Düşünün o zamanki faaliyeti, canlılığı. Ali Bahadır Bey tamamladı. Çin'den İran'a ve eski Yunan'a tarihten önce ipeği getirenler de Türkiye Türkleriydiler. Hatta ipek kervanları yüzünden Turan'la İran arasında ilk harp çıktı. 14 Haziran Bugün öğleüstü yağmur devam etti. sineklerden iş görmek, yazmak, uyumak kabil değil. Çadırlarında yemek pişirmek, hayvanlara bakmakla meşgul olan ve vazifelerini hakkıyla gören bu adamlara Kont baktı, baktı. Bunlar İngiliz valileri de olsalar bu kadar vazifeye düşkün olurlardı, dedi. Gönül Hanım'ın güneşten bir parça kan oturmuş gözleri açıldı. Fakat bu seyahatimizden bir maksadımız da bu biçare ırktaşlarımız için çalışmak değil miydi? Hatta Urga'da böyle bir karar vermedik mi? Bu uğurda fiilen mümkün olmazsa sözde ve kalemle çalışamaz mıyız? Ben de zaten dört gündür bunu düşünüyordum. Çin'de Hinknuların torunları Moğollardan, İslamlardan zengin ve alim kimseler olacaklardır. Onlardan bir komite teşkil edip hem ticaret hem de gerçekleri anlatmak için buralara gönderilemez mi? Tatarlardan oluşan diğer bir cemiyette buralarda mektepler açarak marif ve medeniyet nurları saçamaz mı? İrfan ve ilimle yalan ve çürük fikirlerin ortadan silineceğine hiç şüphe yoktur. Bir de bunlardan birkaç genç alarak Kazan'a, Pekin'e, Tokyo'ya hatta İstanbul'a gönderilemez mi? Bu öğrenciler yurtlarına dönünce gördüklerinden, öğrendiklerinden vatandaşlarına elbette istifade ettirirler. Maksat bunları İslam veya Hristiyan etmek değildir. Bazılarına göre bu denemede başarıya ulaşmak imkansızdır. Her şeyden önce bunlara ilerleyen ve yükselen insanlık idealini tanıtmalıdır. Mefkure yolundaki bu fikirlerim ufak bazı değişiklikle kabul olundu. Küçük bir proje bile yapıldı. Kaplanoğlu bununla uğraşarak Pekin'deki muhabirleri ve ajantaları vasıtasıyla başarıya ulaşacağına ve Rusya'da bu yolda çalışacağına söz verdi. Devecilerden gayet zeki ve sağlam ahlaklı olan genç urduluyu razı olursa beraberinde peşteye götüreceğini ve orada ziraati ve hayvan yetiştirmesini öğrettikten sonra yurduna göndereceğini vaat etti. 20 Haziran Tula'nın sağ tarafında bulunan Navançeran Manastırı'na geldik. Su için fıçı satın aldık. Burası Tula'nın dirseğidir. Artık batıya doğru inerek henüz keşfolunmamış bozkırlardan geçeceğiz. Konta şaşıyorum. Yolculukta bile her gün elbise değiştiriyor, tıraş oluyor. Yan cebinden bir saç fırçası, bir küçük ayna daima çıkıyor. Bense bunların hiçbirini düşünemedim. Zor zoruna her gün ben de tıraş oluyorum. Fakat her gün elbisem bir parça daha buruşuyor ve soluyor. Dikkat ettiğim halde gönlün karşısına daima tozlanmış çıkıyordum. Bugün üstümdeki at kıllarını biraz topladım. Ne utandım, ne utandım. Kont, yolda parlak bir çakıl, taze bir çiçek, ölmüş bir böcek bulsa hemen bin türlü şaklabanlıkla gönüle veriyor. Bu şeyleri ben yapsam soğuk olur diye çekinirim. Halbuki kontun yaptıkları Allah için söylüyorum soğuk düşmüyor. Gönül beni hissizlikle, belki de kabalıkla itham eder. Kim bilir? Fakirliğin, ihtiyacın ahlaka bu kadar tesirini ummazdım. Zengin olsaydım, belki ben de kont kadar nefsime itimat ederdim. Yok, Tolun, öyle şeylerle zihnini yorma. Metin ol. Seni bu çöllere düşüren gönül derdi değil, millet aşkıdır. Dikkat ediyorum, kontta benimle yarışma tutumu hiç yok. Ben bu derece bayağı mıyım? Susayım, sapıtacağım. 21 Haziran İki gündür bahar çiçekleriyle rengarenk olmuş çayırlardan geçiyoruz. Ancak bu süslü dış görünüş aldanıp da buralarda durup dinlenmeye, çiçek toplamaya kalkışmamalı. Her çimenin altından yüzlerce sivrisinek fırlayıp insanı boğuyor. Tula ormanın bataklıklarından binlerce yabani ördekler, saksanlar, kargalar, atmaçalar kalkarak etrafımızda küme küme uçuyorlar. Bu güzel manzaralardan sonra yine çöllere dalıyoruz. Bugün su bulma moduyla 8 saat güneş altında yürüdükten sonra bitik Ula Dağı'nın eteğine geldik. Fakat buradaki meşhur pınarın kuruduğunu gördük. Dağın mermer ve granit eteklerine kazılmış, senelerin tahribine uğramış bir takım acayip kazılar gördük. Biz Sibirya'daki araştırma ve incelememizi Eski Türk alfabesi üzerinde yaptığımızdan umduğumuza aykırı olarak rastladığımız bu yazıları okumaya muvaffak olamadık. Bahadır Bey bazı Rusça eserlere başvurdu. Şimdiye kadar bu yazıların hiçbir şarkiyatçı tarafından okunmadığını anladı. İnşallah yakında Türk, Tatar genç bilginleri bizden sonra buralara gelirler de bu yazıları keşfe muvaffak olurlar. Milli tarihimize faydalar sağlarlar." dedi. Bu anlaşılmayan yazılardan başka Tibetçe yazılmış bir takım Budist dualarını hizmetçilerimiz yardımıyla okuyabildik. 23 Haziran Bugün eritici bir güneş altında 8 saat yürüdükten sonra nihayet bereket kuyusuna vardık. Kuyu başından sulak yerlerden geçirmek şartıyla kara koruma kadar bize kılavuzluk edecek bir kılavuza da rastlayabildik. Bu kılavuz bir lamaydı. Duhani mesleğe mensup bir din adamı olmasaydı, bizim gibi yabancılara yol göstermeye cesaret edemeyecekti. Vaktiyle vakur ve cesur olan bu Çingiz torunları, şimdi sinmişler ve her şeye hükmeden lamalar elinde bir koyun kadar güçsüz ve uysal hale gelmişlerdir. Kont dedi ki, Bir zamanlar Papa'nın buraya gönderdiği Plan Sharpen adlı zata, Çingiz'in torunu, ben Allah'ın adalet memuruyum. Bana itaat etmediğinizden dolayı sizi öldürebilirim. Sizi katletmek hakkı, öldürmek kuvvetinin bende bulunmasıyla sabittir." demişti. Nefsine itimat eder bir amir tarafından söylenen bu sözleri şimdi şu ezilmiş miskin kafalara söylet bakalım. Ne değişme, ne düşüş ya Rabbim, ne alçalma. 25 Haziran Batuhan tepelere teklerinde Bir küçük ırmağın kenarına konduk Bu gece bir eşini Hayatım müddetince göremediğim Bir yağmur gürültülerle Üstümüze inmeye başladı Tufan kıyamet Çadırlarımız set üstünde kurulmuş olduğu halde Yine kenarlarından giren sular bizi ayakta durmaya mecbur ediyordu Sabaha kadar uykusuz kaldık Yağmur iliklerimizle işledi Muşambalarımıza sarındık Bir karakol neferi gibi Ayakta geceyi geçirdik Güneş doğarken tüfeğimi aldım ve civarda ava çıktım. 15 bıldırcım vurdum. Etraftaki yurtlardan mengüberdi nefis kımızla 4 çanak koyun yoğurdu getirdi. Yoğurtlar ekşiciydi lakin yağlı ve kaymak gibi bir lezzeti vardı. 29 Haziran 4-5 gündür gece gündüz birer ikişer saat arayla yağmur kamçılarından belimizi kurtaramıyoruz. Şimşeklerin, yıldırımların ardı arkası kesilmiyor. Gönül Hanım biraz soğuk kalmış, ateşi var. Hizmetçilerden Sancay da hafif bir zatürreden rahatsız. Bugünü burada geçirmeye karar verdik. Kılavuzumuz bu civarda bir bitikula yani yazılı dağ olduğunu söyledi. Görmek istedim. Lama, hizmetçilerimizin yakında mabette oturan lamalarla bu açıkladığı sırrı kötüye yorarak haber vereceklerinden çekindi. Uşaklarımıza güvenebileceğimize dair bahşişle beraber teminat verdim. Gönlünü yattım. Ali Bahadır Bey civarda bıldırcın navını tercih etti. Kont Bela da Gönül Hanım'ı yalnız bırakmamak için çadırda kalacağını söyledi. Lama benden önce yola çıktı. Ben de geyik avı bahanesiyle fotoğraf makinemi çifteme aldım. Atıma bindim, çöle daldım. Etrafımızdaki adamların kuşkularını uyandırmamak için beni uzakta bir tepenin arkasında bekleyen Lama'ya kavuştum. Yolda küçük kulübelere, yurtlara rast geliyorduk. Bu bölgede yılan pek çok olduğundan köylüler evlerinin çevresini bir karış yüksekliğinde odun külünden bir engelle çeviriyorlar. Güya yerde sürünen hayvanlar bu külü geçmezlermiş. Karşımıza granitten ehram şeklinde kayalara kazılmış üç kitabe çıktı. Bunların ikisi Tibetçe ve biri eski Türkçeydi. Kayaların aralıklarında çarpık buruk ağaçlar çıkmış ve tepeciklerin etrafını sarmaşıklar sarmıştı. Dalların arasında yüzlerce kuş cıvıldıyorlardı. Yazılar okunamayacak derecede zamanın tahribine uğramış olduğundan kalıplarını almak mümkün olamadı. Hatta birkaç defa aldığım fotoğraftan bir şey anlaşılacağını zannetmiyorum. Üzüntü duyarak geri döndüm. Yarı yolda lama benden ayrıldı. İçimde bir sıkıntı vardı. Hayvanı dört nala sürdüm. Bu genişlikte koşmak değil, uçmak istiyordum. Arkamdan kalkan tozdan bulutlardan ötürü gerçekten uçuyorum sanıyordum. Ufak bir dere bana engel oldu. Durdum, dinlendim. Biraz ötedeki potinizleri, izleri yoldaşların buraya kadar geldiklerini bana anlattı. Uzaktan bir taşın arkasından Gönül Hanım'ın başörtüsünü görür gibi oldum ve bittim. Hayvandan indim. Dimağım donmuş, muhakemem durmuş, yalnız bütün merak damarlarım kabarmıştı. Kontla gönül sevişiyorlarsa. Bu fikir beni ne kadar yakmak kabilse, yaktı, yaktı. Bir saniye sonra düşündüm. Peki, sevişiyorlarsa sevişiyorlar. Buralara kız kaçırmak için gelmedim ya. Ben niye seyahat ediyorum? Ne arıyorum? Hayır, her ihtimale karşı metin Oltol'un. olun. Önce vazife, sonra... Yine vazife. Gözümden Allah'tan başka bütün varlıklar silindi. Her şey bitti. Yalnız vazife kaldı. Nasıl olursa diyordum. Arkadaşlarımı tanımalıyım ve sonu ne olursa olsun sabretmeliyim. Yavaş yavaş yürüdüm. Sözler işitilmeye başladı. Kumların üstünde ses vermeden bir kayaya abandım. O iki yüzlü ve üstün körü bir mutluluk olur kont. İki yüzlü mutluluk ne demek? Siz Macarlar yakın zamana kadar ne olduğunuzu tamamıyla bilmiyordunuz. Hatta bugün bile bir Yahudinin araştırmalarına ve Kont Zich'in seyahatlerine ve diğer doğu bilimcilerin incelemelerine rağmen Uray Altay neslinden geldiğinize yalnız bazı öğretmenlerle üniversite öğrencisi inanır. Milletinizin büyükleri, ileri gelenleri olan asilzadeleriniz zadeleriniz hala kendilerinin Türklerle amcazade olduklarına inanmış değiller. 1877 Türk-Rus muharebesinde serdar Ekrem Abdülkerim Paşa'ya gönderdiğiniz kıymetli taşlarla bezenmiş kılıç gösterisinden maksat dahi, milliyet sevgisini açıklamak değil, Avusturya'ya karşı nefretinizi ilan etmekti sanırım. Darılmayınız. Bu muharebenin barış anlaşması görüşmelerine memur edilen Berlin Kongresi üyeleri arasında Avusturya'nın üç üyesinden ikisi, Kont Andraşi ve Kont Karayi, Macardılar. Türkiye'nin vücudundan Bosna Hersek uzvunu koparan yine bunlardılar. O sırada Macarlar da hiçbir ırk gayreti görülmedi. En son Balkan Muharebesi'nde de Macarlar Türkler lehinde hiçbir canlılık göstermediler. Çıkarlarına tamamen aykırı olan İslam politikası izlemek gibi bağışlanmaz bir gaflet gösterdiler. Düşmanlarını kucakladılar, cellatlarını öptüler, Sırpları, Bulgarları korudular. Türk Macar yurdunun kapıcısıydı, bekçisiydi. Bekçiyi ısırdınız, hırsızı okşadınız. Türkiye vatanınızın duvarı kapısıydı. Kapıcıyı boğdunuz, duvarı yıktınız. Hazinenizi düşmanlara açtınız ve neticenin ne olduğunu gördünüz. Sizin damarlarınızda kaynayan Türk kanıyla kalbinizin çarpmasına ehemmiyet vermediniz. Osmanlılardan evvel siz onların memleketlerine hücum ve düşmanlarına Hristiyanlık adına yardım ettiniz. Kara cahildiniz. Kosova ve Varna muharebelerinde kardeşlerinizi can düşmanınız farz ettiniz. Halbuki sizin yurdunuzu onları musallat eden Fransa kralı 1. Fransuva'ydı. Bu istilanın sebeplerini Şarken ve Fransuva'nın birbirinden nefret etmelerinde aramak lazımdır. Türk çerilerinin kafa taslarında şarap içmeyi bir zafer neşes sayan Hunyedi Yanoş'un galipleri, Türk serdarları ilk defa size milletinizi bildirdiler. Bu dine size saygı gösterilerek tayin olunan birinci vali bir Macar dönmesiydi. İlk defa kendi dilinizde emirname çıktı. Türkler memleketinize gelmeden evvel papazlar size Latinceyi, Avusturyalılar Almancayı zorluyordu. Din ve siyaset arasında siz de kendi dilinizi, Macarcayı, kendi milliyetinizi, Macarlığınızı unuttunuz. Katolik veya Protestan birer Alman oldunuz. Bugün miladi 15. yüzyıldan evvelki zamanlara ait bir atasözüne, bir milli şarke sahip değilsiniz. Size Macarlığınızı iade eden Türklerdir. Bunu inkar edemezsiniz. Onun için beni anlamayan, aynı kandan yaratılmamıza rağmen beni yabancı, hatta düşman sayan bir millet efradından sizin gibi isterlerse asil olsun bir zatla hayat birleştirmekten umulan saadeti yapmacık, sahte bir saadet sayarım. Fakat ben hayatımı size bağlamak isterken, tıpkı bizimki gibi olan sizin cahil ve mutasip çevrenizi hesaba katmıyorum. Çünkü sevdiğimin muhiti de bana sevimli geliyor. Ha, tamam. İşte ben de onun için yapmacık ve sahte saadet diyorum. Ve bunu derken iki tarafı da düşünüyorum. Tasavvurlarınızı bütün siyasi esaslar üzerine kuruyorsunuz. Pek maddi düşünüyorsunuz. Maddi düşünüyorsun demeyin. Doğru ve sağlam düşünüyorsun deyin. Bu hususta daha çok görüşürüz. Fakat demin dediniz ki Türklerle Macarların aynı soydan olduklarını meydana çıkaran bir iki Yahudi şarkiyatçısıdır. Bu bildiğiniz doğru değil. Bu alanda çalışan halis Macar ilim adamları da var. Bundan beş sene önce Peşte'de otelde bir Macar asilzadesine, bir kontese takdim olundum. Söz arasında kendisinin Turan ırkına has bir yüzü olduğunu, hoşuna gider düşüncesiyle söyledim. Hoşlanmadı. Fazla Avrupalılaştım. Artık Turani olamam, dedi. Üzülerek belirteyim ki asil aydınlarınız tamamen bu fikirdi. İslavlardan Cermenlerden, Latinlerden soyunu saklayan bir kimseye rast geldiniz mi? Ben de tura nasıl olduğumu saklamam ve iftar ederim. İspatı da sizinle beraber bulunmamdır. Olabilir. Fakat çevremizde yalnızsınız. Ömrümü sizin hayatınızla birleştirirsem, dini taassubunuzla milli duygu ve düşünceleri aldırmazlığınız arasında benim ateşim sönecek ve ben kaybolacağım. Halbuki milletimin benim gibi aydın kadınlara ihtiyacı pek çoktur.'' Siz benim yurduma gelmezseniz ben sizin vatanınızda kalırım. Öyle zorla saadet olmaz. Çocuklarınıza sağlam ve milli bir terbiye verin. Onlar da bir İtalyanla bir İspanyolun akrabalığı kadar bize yakın olsunlar. Veyahut bizim çocuklarımız size yaklaşsın. Şimdiki halde dinim ve milliyetim, hatta menfaatim teklifinize uymama manidir. Size hürmet ederim. Fakat ruhunuzu mesut edemem. Darılmayınız.'' Darılmıyorum. Fakat bilginizle düşüncenizin uyuşmadığına şaşırıyorum. Geç kaldık, gidelim. Kendimi göstermemek için yere attım. Onlar konuşa konuşa giderken ben geri döndüm. Hayvanımı atladım. Çölün diğer tarafına saparak izimi belli etmedim. Kont Belazic'nin titreyen sesi kulaklarımda hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Yüreğimdeki ağırlık kalktı ve onun yerine gönüle karşı tarif edilemez bir saygı hissi oluştu bu kadın ne ulvi ne mefkureci bir yaratılıştaydı. Karargahımız civarında onlara kavuştuğum zaman çabuk döndüğüme şaştılar. At yiğidin kanadıdır dedim. 1 Temmuz Bu gece sabaha kadar sivrisinekten uyuyamadık. Bu bataklık yollarda bu insanı rahat bırakmayan mahlukatların şehrinden ne bizim ne de atlarımızın rahat yürümesi kabil oluyor. Etrafımızdaki canlı bir kara bulut nefes aldıkça ağzımıza burnumuza giriyor, bizi boğuyordu. Hayatımızdan ümidimizi kestirecek derecede bizi rahatsız ediyordu. Tam 5 saat bu belayı Kont Bila Zic beni daima küçük adımla yani Mehmet diye çağırır ve benim de kendisine küçük ismiyle Bila adıyla hitap etmemi isterdi. Fakat bu ismi ben hiçbir zaman Macarlar gibi yayık, ezik, Bila telaffuz edemezdim. Hele içimde insanoğluna has bir rakiplik hissi taşıdıkça ne saklayayım? Bütün manasıyla. Bela diye çağırırdım. Gönül Hanım birkaç kere söyleyişimi düzeltmek istedi. Kont da yardım etti. Bila, Bila dedi. Neticede yine Bela demeye mecbur oldum. Aynı yanlış telaffuzu Ali Bahadır Bey de tekrarlıyordu. Bela'nın afet, felaket demek olduğunu Gönül Kont anlattı. Macar asilzadesi bundan memnun görünmedi. Aramızda kısa bir süre adını değiştirmek istedi. Gönül Hanım birden ellerini çırptı ve buldum diye bir çığlık kopardı. Bila'nın sonuna bir L ekleriz, Bilal olur. Bilal, Bilal, fena mı? Bilal, fena değil. Bu bir isim mi? Evet, tarihi, hatta biraz da dini. İslam'da ilk güzel sesli müezzinin adı Bilal. Bilal-i Habeşi'dir. Habeşi mi? Siz de Bilal-i Macari olursunuz. Artık bu adın talkını sizin kulağınıza ezan vermek lazımsa da sizi kucaklayacak kol güç bulunur dedim ve gülüştük. Bundan sonra kontun ismi Kont Bilal Ziç olmuştu. 3 Temmuz Bu sabah güneş pek parlıyor, hafif bir rüzgar dağlarda çimenlerin, çiçeklerin güzel kokularına bizi sarıyor. Kuzeyden güneye doğru devam eden sıra dağları geçtikten sonra karşımızda uzaktan 20 kilometre genişliğinde Orhun Nehri Vadisi göründü. Manzara nefis ve şairaneydi. Yanımızdaki bodur ağaçlı bir ormanın içinden bir geyin durup bize doğru baktığını gördük. Ali Bahadır Bey çiftesini kattı. Bu nazlı mahluku vurmak istedi. Durunuz, bu güzel yer Ergenekon. Bu hayvan ala geyik olmasın, dedim. Belki ecdadımızın 400 sene içinde bocaladığını haber veren masal burada geçmiştir. Öyleyse bir yadigar kalsın, der demez geyiği devirdi. Hizmetçilerimiz koştular, getirdiler. Derisini yüzdüler. Gönül, hatırayı tamamlamak için bir de bozkurt ele geçirmeliyiz, dedi. Ergenekon'un altı ay civarında olduğunu rivayet edenler bulunduğu gibi, daha güneyde ve Çin'in Pelu vilayetinde bir vadinin adı olduğunu iddia eden Çin tarihçileri de vardır. Ergenekon, erken konak, daha doğrusu İlk konak demekmiş. Yarın bizi hedefimize yaklaştıran Orhun Vadisi'ne, Karakorum sahrasına inecek ve Budist Moğollarca en meşhur bir mabet olan Erdensu yahut Erden Tapınağı'na ziyaret edeceğiz. Karakorum sahraları bundan 700 yıl önce dünyanın en meşhur kumandanı, en heybetli cihangiri olan Temüçin'in yani Çingis Han'ın başkenti, ve bu sahralar dünyanın yarısına hükmeden ecdadımızın ilk karargahıydı. Kızgın güneşin verdiği yorgunlukla yolumuza devam etmek mümkün olamadı. Erkenden çadırları indirdik ve berrak, sakin derede yıkandıktan sonra kendimize akşam yemeğinden önce güzel bir çay ziyafeti çektik. Konu yine ırkımızın ilerlemesi ve yükselmesi hususuna aitti. Kont dedi ki, en önce Türklerin yükselmesine ve kalkınmasına çalışmak lazımdır. Herkes yüzüme baktı. Cevap vermedim. Türklerin fakat ayrı ve 1500 yıllık bir medeniyeti vardır. Bu medeniyet Anadolu'da edebiyatı, mimarlığı ve kültürüyle Arap ve Acem'den bir hayli ayrılır. Mesela mimarlığımızı inceleyelim. Selçuk ve Osmanlı tarzlarının birleşmesiyle meydana gelen Türk üslubu camilerde, türbelerde, kervansaraylarda, hanlarda, imarethanelerde, medreselerde, ev ve konaklarda kubbelerde, havuzlarda, çeşmelerde, hatta set set bahçelerimizin tertiplerinde pek belirli ve düzgün olarak kendini gösterir. Bu üsluplarda bütün inkılap çağlarını, klasik, rönesans ve zamanımızın devirlerini takip etmek kolaydır. Mesela yanması medeniyet tarihimiz için çok büyük bir kayıp olan Çırağan Sarayı, Türk Rönesansı yani uyanma çağına bir örnektir aynı esasları takip ederek Batı'nın 14. 15. Louis ve Emperor gibi döşeme ve süsleme usullerine karşılık Türk üslubunda devirler dikkate alınarak sedefli, yazılı, kalkmalı, oymalı tarzlarda sedirler, divanlar, raflar, kavuklar, bölmeler, dolaplar, yüksek inşa karyolalar, sobalar, masalar, çiniler, nakış, hatta duvar kağıtları imal olunamaz mı? İddiamda yanılmıyorsam Macaristan, hatta Almanya ve İngiltere sanat tarihinde bizimki kadar çeşitli ve belirli devrelere ve farklara rastlayamazsınız. Batıdaki sanat eserleri bütün Avrupa'yı kaplar içine alır. Halbuki doğuda Türk üslubu, Arap, Acem ve Hint üslupları arasında hayli ehemmiyetli farklar vardır. Kont bir bilgin edasıyla cevap verdi. Acaba Türk mimarisinde Bizans, İran, Arap üsluplarından alınmış örnekler yok mudur? Evet, Türk sanat eserleri saydığınız doğu memleketlerine ait üslupların en güzel çizgilerini toplamıştır. Zaten dünya yüzünde halis bir ırk, bir soy var olmadığı gibi sanatta da saf bir üslup yaratılmamıştır. Bütün sanat eserleri birbirinin azmanıdır. Yunanlılar, Fenikelileri, Fenikeliler Mısırlıları taklit etmişlerdir. Mesele bu taklitlere bir milletin kendi dehasından ekleyeceği yeniliklerin, güzelliklerin kıymetindendir. Kont biraz düşündükten sonra tereddütle dedi ki: Türklerde, hayır, bütün doğuda hünerlerin kaynağı dindir. Mimari eserlerinizin en parlak güzellikleri cami ve minarelerinizde görülür. Yazılarınız mescitlerinizin süsüdür. Halılarınız secde yeriniz olmak için öylesine güzel işlenmiştir. Musikiniz tekkelerin ve camilerin sesidir. Affedersiniz Bilal Bey, dünyanın her tarafında hünerin koruyucusu dindir. Mesela mabetlerine resim ve heykel kabul etmeyen protestanların memleketlerinde, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da, ressamlık ve heykel tıraşlık, resim ve heykel aşığı, Katolik memleketleri olan Fransa, İtalya ve İspanya kadar ileri gidememiş ve buralarda yetişen üstadların Belki onda biri Protestanlar arasından çıkmamıştır. Bilirsiniz ki tiyatro da Katolik kilisesinden doğmuştur. Onun için Protestan memleketlerinde dram hala bir çeşit eğlence sayılır. İngiltere, Almanya ve Amerika'da büyük facia yazarları Katolik ülkelere nazaran pek azdır. Yunanlıların puta taparken yetiştirdikleri Perikles gibi heykel tıraşları aynı kavim Hristiyan ve Ortodoks olduktan sonra çıkaramamış ve hatta Bizans mukaddes tasvirlere gölge bile koyamamıştır. Bu cihetle her memleketteki musiki, mimari, resim gibi sanatlar ilerlemelerini dine borçludurlar. Bu görüşlerimi belirtmekten maksadım Avrupalıların inkarlarına, iftiralarına rağmen bizde de yığın yığın var olan medeni eserlerini sınıflandırarak bunları bugün ilim ve sanat gelişmemize örnek almanın mümkün olduğunu ispattır. Bunun için yapılacak muamele pek basittir. Önce, hiç olmazsa bir çeyrek asır sulh ve sükuna ihtiyacımız vardır. Kılıç artık kınına girmelidir. Her ne kadar türkü kalp ve kılıç yükselttiyse de yine kalp ve kılıç devirdi. Bundan sonra kılıca, topa değil, küskiye, taşa veya duvara delik açmak için kullanılan sivri metal, dayanmak, sapana abanmak isterim kalp yerine dimamla hareket etmek isterim. Cömertlik yerine milli çıkarımızı dikkate almalıyız. İkinci olarak politika ve idare sahasında ilerlememiz için bir engel olan yabancılara tanınmış ekonomik ve idari imtiyazların mutlaka kaldırılması lazımdır. Üçüncü olarak da çıkar uğruna maddi ve manevi varlığını mütemadiyen değiştirmeye hevesli olan insanoğlu dinlerin saflığını da bozmuştur. Bu suretle her kavim ve her din değişmiştir. Bu değişiklik dolayısıyla bazıları zamana göre ilerleme veya geri kalma safhaları göstermiştir. Bugün en eski din olan Yahudilik, Musa'nın telkin eledi esaslardan ayrılmış ve İspanyalılar, Almanyalılar adlarıyla Batı ve Doğu şubelerine bölünmüş ve Batı Musevileri daha modern mezhep metotlarını kabul etmişlerdir. Hristiyanlık da zamanın ihtiyacına göre birçok değişikliklere uğramış. Orta Çağ hunharlığından doğan ve siyah bir matem, ebedi bir tasa emreden ortodoksluk, daha sonra insanlığı mesut edememeye başladığından, zamanın ilerleyişine uygun olarak dine şefkat, şiir, neşe, emirlere boyun eğme ve şanlı bir görünüş kazandıran katoliklik icat edilmiştir. Sonra milletler arasında münasebetler artmış, fikirler ilerlemiş olduğundan, şefkat ve itaat adına katolik kilisesinin, papaların çeşitli kötü davranışları ve sahte tutumları halka ağır gelmeye başlamış ve yalnız vicdan terbiyesinden ibaret sade bir mezhep olan protestanlık meydana çıkmıştır. Hristiyanlık, bir takım konsil denilen din alimlerinin toplanarak ıslahat üzerindeki fikir birliğine varmalarıyla kuvvetini korumuştur. Halbuki İslamiyet, iyi ve kötüyü, hayrı ve şehri ayıran sağlam esaslara dayandığı için pek de akla yatkın olmayan değişiklik teşebbüslerine direnmiş ve olduğu gibi kalmıştır. Dindeki sağlamlıktan istifadeyi çıkarlarına uygun gören haris, cahil müçtehitler, iki yüzlü şeyhler, ayet ve hadislerden dinin sağlam esaslarını ve İslam'ın ihtiyaçlarına göre hükümler çıkararak bunları tatbik edeceklerine bir takım uydurma yorumlarla şahısları için fayda sağlamayı çalışmışlardır. Gerçi İslam'da da hariciye, cebriye, mutezile, rafiziye, İslamiye, zeydiye, batıniye, dürziye, şiiye, babiye gibi mezhepler ortaya çıkmışsa da bunların hiçbiri modern ve aklı uyan ilerleyişin muhtaç olduğu hususları sağlamak için bu mezheplere mensup ümmetin ve içtihat alimlerinin görüş ve reyleriyle kurulmuş olmayıp, bu tariklerin hemen hepsi şahsi veya siyasi ihtirasları tatmin maksadıyla, cahil insanlar arasında propaganda edilmiş yayanların kendi fikirleri mahsulüdür. Bunlardan şiilik, dürzülük gibi yayıldıkları bölgelerin coğrafi durumlarından ötürü hala kalmış olanları da, diğerleri gibi İslam ehli arasına nifak sokmak, din kardeşlerinin kanlarını dökmek zararından başka, kişilere, cemiyete ve medeniyete bir fayda sağlamamıştı. Ali Bahadır Bey dedi ki: Türkler de İslamiyetin en mühim bir uzvu oldukları halde onların arasından din ıslahçılarının çıkmamasını Avrupa bilginleri neslimizde ıslah ve icat hassası bulunmadığına bağlamaktadırlar. Bilmem ki bu isnat doğru mudur? Yukarıda saydığım çeşitli mesleklerin, mezheplerin kurucuları arasında aslen Türk olanlar mevcut bulunduğu gibi Hindistan'daki Türk Moğol Buburi hanlarından Ekber Şah da Budistlik, Hristiyanlık ve ateşe tapma ahlak prensiplerinden bazı esaslar alarak İslamiyet'i değiştirmeye çalışmış ve birçok taraftar bulmuştur. Hayatlarını dini inanışları uğruna feda eden Şeyh Bedrettin Simaviler ve Torlak Kemaller de Türk ve Osmanlıdırlar. Asrımız, Diyaneti yükselme ve refah için bir vasıta saydığından ve İslamiyet'te de esas bu cihetler olduğundan, din Muhammediye'yi arizi pürüzlerinden, paslarından temizlemek maksadıyla Hint ve Çin'in, Arap ve Acem'in bütün İslam aleminin en ileri gelen mühim ve mütekit ulemasını bir araya toplayıp, bunlar şimdiye kadar Arap, Acem ve Türk'te ortaya çıkan dini meslekler erbabının, ve dört mezhebin anlaşmazlıklarını ve içtihatlarını inceleyerek ibadet, farizalar, evlenme, vasiyet gibi dini ve şer'i hükümleri, ferdi, içtimai, iktisadi bütün meseleleri İslamiyet'in esasları çerçevesinde hal ve ıslah etmelidirler. Gönül Hanım, zaten Hazreti Musa ve İsa ve Hazreti Muhammed tesis ettikleri dinlerin ne yolda tatbik olunduklarını şimdi görseler lanet eylerler esasen hiçbir kavim peygamberinin ahlakıyla ahlaklanma edememiştir. Mesela Musa Mısır'da kavminden bir şahsa kötülük yapan bir Kıpti'yi öldürmüş. Bir kavgacı, güçlü kuvvetli bir pehlivan ve bununla beraber 6 haftada geçilecek Tih Vadisi'ni İsrailoğullarına tam 40 yılda katettiren, ettiren, iki yüzlü, yaltakçı olmuş ve hükümet etmek, askerlik yapmak gibi, mertlik ve başkasını sevmek gibi insanlık hastalarını da kaybetmiş. Ve yalnız yorulmadan meramına erişebilmek için kestirme yolu seçen kurnaz ve becerikli bir cemaat halini almıştır. İsa gayet alim, acıyan ve esirgiyen ve mazlum ve hatta asılarak öldürülmüşken kavmi zorba, inançlarınca faal seciyeler edinmiştir. Hz. Muhammed ise her şeyden önce düzen, dirlik, beraberlik ve idare peygamberi olarak adil, şefkatli ve aydınken, bizler idaresiz, kibirli, bozguncu ve cehalet düşkünü olmuş kalmışız. Uzatmayalım. Türklerin yükselmesi hakkında düşündüğüm esaslara döneyim. Dördüncü olarak, elimizde bulunan Arapça, daha doğrusu Aramca'da aktarılmış Sami harflerle Ural Altay kaynaklı bir dil olan Türkçemizi yazıyla ifade etmek kabil olmadığından, görünüşte ayrı fakat gerçekte yine Aramca'dan ve Yunanca'dan değiştirilip çıkarılmış Latin harflerini kabul etmekte fikir yolundaki ilerleyişimizin eserlerini bir anda yok etmek demek olduğundan, elimizdeki Arapça harfleri dilimize göre ilmi bir surette ıslah ve imlamızı ona göre değiştirmek ve düzeltmek şarttır. Biz bu yeniliği gösterdiğimiz takdirde Araplar, Acemler ve başka Turani kavimlerin de imlalarını bu suretle düzenleyeceklerine şüphe yoktur. Doğu işte o zaman kalkınma ve ilerleme yoluna gerçekten girmiş olacaktır. Bugünkü yetersiz harfler bir esasa bağlı bulunmayan imlayla fikirlerimizi tamamen belirtmek ve yaymak mümkün olamıyor. 5. olarak Kim ne derse desin ve dünya alemde demokrasi, halkçılık ne derece yükselir ve ilerlerse ilerlesin İnsanlar belli başlı sınıflara ayrılmış oldukları halde yaşayacaklardır. Halbuki baş vezirlerin ve en son zamanda Hüsrev Paşa ve Halet Efendi'nin ifadesiyle Rumeli ve Anadolu'daki asil aile ocaklarını, ayağını, derebeylerini, zorba takımı sayarak o zamanın idarecilerinin perişan edilmesi memleketimizin kalkınma ve ilerlemesinde büyük bir engel olmuştur. Kont Bela Aman unuttum. Bilal Bey tasdik ederek görüşlerini şöyle belirtti. Evet, pek doğrudur. Macaristan'ın yaşamasına, ilerlemesine en çok tarihi aileleri, sizin derebeyleri dediğiniz asil aile evlatları sebep olmuşlardır. Şüphesiz, inkar edilemez bazı fenalıklardan kat kat fazla onların memlekete ve ahaliye faydaları dokunmuştur. Evet, bu çeşit şehrin veya kasabanın ileri gelenleri bulunduğu zaman onlar köy ve kasabanın kalkınmasını isteyen iyi bir hükümdar değerindedir. Asilzadelerin kötülüklerine karşı hükümet ve kanun bir kontrol ve engel olabilir. Fakat iyiliklerine sınır olamaz. Aslında kanunun hakim olduğu ülkelerde dışarıdan yetişip gelmiş asil ve aydın kimselere ahaliden farklı ve fazla bir hak ve imtiyaz verilemez. Varlıklı kimselerin çocuklarından başkentte veya büyük şehirde tahsil, terbiye ve tecrübe görüp kendi kasabalarına dönenler, görgüsüz hemşehrileri için en faydalı birer örnek olurlar. Bu eski ailelerin mal ve mülkleri büyük evlada kalabilir. Diğer çocuklar gelirden pay sahibi olurlar. Bu suretle aile adının ve servetinin ve anneannesinin devamlılığı sağlanmış olur. Bu gibi şehirlerin ileri gelen tanınmış aileleri, şerefleri için okullar açarlar, köprüler yaparlar, ziraatı ilerletirler. Bilgilerinden, hükümet memurlarından çok halkı faydalandırırlar. Çünkü kendi çevrelerinin ruhlarına vaktırlar. Ailelerinin gelenek, görenek ve ünü bunlara halk içinde bir sevgi ve saygı duygusu kazandırdığı kadar müstesna bir ahlak ve namus da verir. Komşu köyler ahalisinin gönüllerinde bile bunlara karşı dedelerinden kalma bir saygı vardır. Bu eski ailelerin ihyası sağlam evkaf ve aile kütüklerini inceleyerek ve asalet ünvanlarını iade eleyerek manevi haklarını tanımakla mümkün olur. Her memlekette ahali, kişi zadeler, orta sınıf ve halk ve başka deyimlerle yüksek tabaka, orta tabaka ve işçiler adlarıyla üç bölüme ayrılır. Bu ayrım sosyalistliği. Çünkü bu sınıflandırma en demokrat olan Amerika'da bile vardır. Yalnız orada asilzadelere karşı varlık sahibi kimseler birinci sınıfı teşkil ederler. Orta tabaka ve işçiler her yerde aynı ad ve mevkidedirler. Bu reforma İstanbul'u halisinden Anadolu ve Rumeli'de herkesin bir künyesi, bir lakabı vardır. Her birini bir soya dağılmaya mecbur tutmakla başlanmalıdır. Altıncı olarak, Türklerin ilerlemesine ve vatanlarına daha çok sahip olmalarına yardım edeceğini umduğum, görünürde ehemmiyetsiz. Fakat gerçekte gayet mühim bir mesele daha vardır. O da Türklerin kunduracılık, terzilik, marangozluk, demircilik, kuyumculuk, duvarcılık, dülgerlik gibi küçük sanatlara rağbet etmelerini teşviktir. Anadolu'da hatta İstanbul'da bu sanatlarla uğraşanlar daima Türk'ten baş konsurlar ve Hristiyanlardır. Asker, memur ve çiftçiden mürekkep, vaktiyle hakim bir millet olan Türkler Nasılsa bu küçük meşguliyetlere tenezzül etmemişlerdir. Fakat bugün hayati ve elzem olan bu ihtiyaçlarını temin için başka milletlerin ellerinde esir olmuşlardır. Bu küçük sanat erbabının, duvarcının, demircinin, dülgerin, marangozun, çilingirin bulunmayışı, Anadolu İslam ahalisini çoğunlukla kerpiçten, çalıdan, kiremitsiz, tavansız yapılmış çarpı, loş, nemli, karanlık kovuklarda yaşatmaya, zor şartlarda sıkıntı içinde yaşamaya mecbur etmişti. Temiz ev olmayınca sağlam sıhhat ve sağlam fikir olamaz. Bu sırada denizciliğin ilerlemesi için Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında bulunan büyük şehirlerde ticaret kaptan mektepleri açılmasına da çok ehemmiyet verilmeli ve dikkat edilmelidir. Tabii bütün bu dikkatli davranma ve üzerine iş edinmelerin sonucunu almak gerçekleşmesini sağlamak, yarım asır olsun kılıçların kınlarında, cephanelerin sandıklarda kalmasıyla, harp belasının vatanı tekrar sarmaması şartına bağlıdır. İşte efendiler, Türklerin ilerlemesi için asayiş ve hürriyetin sağlanması ve sürdürülmesi, adaletin umumileştirilmesi, yayılması, demir yolu yapılması gibi tabi çalışmalardan başka, şu altı meseleye verilecek ehemmiyet nispetinde vatanımız bir medeniyet merkezi olacak ve bu şartlar altında yetişecek aydın bir ırktan bütün Türk, hatta İslam alemi istifade edecektir. Son kelimeyi söyler söylemez Gönül Hanım bana doğru geldi ve sevinçle gülerek ellerimi sıktı. Tebrik ederim Tolun Bey, tebrik ederim dedi. Şimdiye kadar Gönül'ün ne elini bu kadar sıcak hissetmiş ne de gözlerini bu derece parlak görmüştüm. 4 Temmuz Öğleden önce çadırlarımızı bu meşhur Erden Su Mabedi'nin duvarları kenarına kurduk. Etrafta hiçbir kimse gözükmüyor, surların kapılarından bizi görmek için merak eden hiçbir kimse çıkmıyor. Ortalık tenha ve sessiz. Şimdi vahşi bir durgunluğun ve boşluğun, terk edilmiş olmanın sonucu derin bir sessizliğin hakim olduğu bu yerlerde, kim bilir vaktiyle böyle bir sabahleyin, ne heyecanlı at kişnemeleri, silah çatırtıları, bölükleri teşkil eden yiğitlerin bağırtıları, dümbelek ve zurna gürültüleri yükselir ve bir hayi huydur giderdi. Kalmuklar ve hükümetleri, Mavi Tuna'nın yeşil sahillerinden, Kore denizlerine değin uzanan Moğol hanlarının bu en meşhur karargahı, başkentin bugünkü miskin hali, insana çölde kurumuş bir aslan iskeletinin üzüntü ve ümitsizliğini veriyor. Dünyanın her tarafından tozlarını yüz sürmek için gelenlere kuvvet ve yiğitlik vermek için kapılarını açan bu muhteşem sarayın solgun manzarası, vereme yakalanmış bir pehlivana benziyor. Belki birkaç sene sonra fakirlikten, bırakılmışlıktan bu virane kubbelerde çökecek ve enkazın üstüne kara korum kavimleri bir nisyan kefeni saracaktır. Vaktiyle Moğolların şanını seslenir ve yüceltircesine dik ve yüksek duran bu kubbeler, duvarlar, Şimdi yıkık ve çökük vaziyetiyle Çingiz saltanatının mersiyesini sararmış uçuk dudaklarıyla fısıldıyordu. Tıpkı eski firavunların haşmetini inleyen Nil sahilleri gibi. Tarihin söylentisine göre Çingiz, Moğolistan beyleri tarafından hakan seçilir seçilmez, Kerülen kasabasından göç ederek Orhun veya Orkun nehri kıyılarında ordu kurmuştu. Ancak hicretin 624 tarihinde, Asya'nın batısında bir Osmanlı devleti kurulurken bu kıtayı arzın doğusunda Temuçe'nin oğlu Ögedey kağan burada babasının ihya ettiği Moğol devletinin başkentini inşa ve buradan bütün Moğolistan'ı Çin'i idare ediyordu. Bir müddet sonra Galen adında bir Katolik papazı bu hanedandan yani Ögedey'in kardeş oğlu Mengü kağanı en şaşalı bir devirde ziyaret etmiş ve bu Moğol hükümdarının sarayını dünyanın her tarafından, Moğolların galip ordularının ardına katılıp gelen artistler, alimler, serserilerle dolu görmüş ve hatta bu kasrın bahçesinde bir Fransızın inşa ettiği zarif çeşmelerden gümüş havuzlara şarap, kımız, şerbet aktığını kaydeylemiştir. Bugün öğleden sonra Gönül Hanım'la Ali Bahadır Bey ve Kon Manastır'a doğru bir gezinti yaptılar. Ben bir parça rahatsızdım Çadırda kaldım. Akşam döndükleri zaman mabedi gezmek ihtimali olmadığını söylediler, üzüldük. 5 Temmuz Bu sabah kalkınca arkadaşlarıma değeri gezmeyi ayrıca bir de benim deneyeceğimi söyledim. Yanıma Rusça ve Moğolca bilen bir hizmetkarlarımızın en zekisi olan Sancay'ı aldım. Sancay, talimatım gereğince daha uzaktan, tıpkı Budistler gibi tapınmaya başladı. Ben de onu taklit ettim. Yanımıza bir lama geldi.'' elini öptüm. Her ne olursa olsun kim olduğumu bildirmeye karar verdim. Yolda öğrendim birkaç Moğolca kelimeyle, Svesancay'ın tercümanlığıyla pek uzaklardan, Türkiye'den geldiğimi, benim ecdadımın da buralardan batıya göçtüğünü, Anadolu'da Temüçin, Çağatay, Hülegi orduları kalıntısı yüzbinlerce kimse bulunduğunu ve yaşadığını ve kendim İslam büyük dedelerimin Budist veya şaman olması ihtimali bulunduğunu anlattım. Cebimde saklı olan bir küçük Türk bayrağını gösterdim. Lama bayrağı elimden aldı. Reislerine göstereceğini söyledi. 20 dakika sonra beni çağırdı. İki tarafı erili ufaklı, allı, sarılı sancaklarla donanmış, her iki tarafına yüzlerce Buda heykelcikleri sıralanmış dar bir mermer merdivenden çıktık. Geniş bir sofaya geldik kılavuzum durmadan eğiliyor, rüküyolar ediyordu. Sağdaki kapının önünde on kadar gençlama daha bulunuyordu. Onların önünde de birer kere eğildikten sonra loş ve büyük bir odaya girer girmez tekrar hepimiz eğildik. Karşımızda yaldızlı bir kanepenin üstünde köse, buruşuk yüzlü bir ihtiyar oturuyordu. Bana da bir yer gösterdi. Türk olduğunuzu anlatmak için bayrağınızı göndermişsiniz. Siz muharebede bulunmadınız mı? Evet, muharebedeydim, yaralandım, esir oldum. Şimdi bu esaretten faydalanarak Orhun Nehri kenarında, bundan 1200 yıl önce ecdadımızdan Bilge Kağan tarafından, kardeşi Kültik'in adına dikilen Koşu Çaydam'daki abideyi ziyaret etmek istedim. Arkadaşlarımla buralara ulaştım. Arkadaşlarınız kim? İkisi Tatardır, birisi de aynı soydan Macardır hepimiz bu kardeş topraklarına bir seyyah merakıyla değil, atalar yurduna dönen bir torun saygısıyla, duygusuyla geldik. Bize yabancı gözüyle bakmayın. Biz ne Moskov casusuyuz ne de Çin memuruyuz. Çin ve Moskov atalarımızın ve babalarımızın düşmanıydılar. Tıpkı sizin gibi şimdi biz hem akraba hem misafiriz. Türk, Moğol töresi asaletini emrediyorsa bize öyle muamele ediniz. Bugün dünya çok değişti. Vapurlar, trenler, telgraflar, telefonlar icat edildi. Onun için bu kolaylıklardan faydalanarak bütün dünyadaki insanlar birbirini tanımak istiyorlar. Birçok kardeş milletler sonradan anlaştılar. Mesela Macarlarla Türkler birbirine karşı vaktiyle birçok savaşlar yaptıktan sonra bilginleri kitaplar yazdılar. Onlara bir kökten, bir babadan geldiklerini anlattılar. Kim bilir? Bir zaman sonra sizden de bize bir elçi gelir ve anlaşırız. Bu sözleri biraz tepeden inme fakat ağırbaşlı bir tavırla söylemiştim. Konuşma biraz sert fakat samimiydi. Hemen tesirini gösterdi. Lama ağır ağır yanındakilere bir emir verdi. Hemen arkasındaki iki gümüş bardakla kımız geldi. Evvela lamaya götürdüler. Bir yudum içti. Artanını bana uzattı. Anladım ki zehirli olmadığını göstermek ve güven vermek için içmişti. Dedim ki, bu alakanıza teşekkür ederim. Fakat bu davranışınıza lüzum yoktu. Çünkü ben sizin yüzünüzü görür görmez bir kardeş yanında olduğumu ve bana hiçbir fenalık gelmeyeceğini hemen anlamıştım. Buyurunuz, mabedi, kütüphaneyi gezdirsinler. İsterseniz arkadaşlarınızı da davet edin. Teşekkür ederim, Kütüphanede acaba bizim Tuk Türk Türklerinin tarihine dair kayıtlar var mıdır? Evet vardır. Dönüşünüzde buraya gelin, size izahat vereyim. Bir şey daha sormama müsaade edin. Bayrağımızı gönderdiğim zaman kim olduğumuzu nasıl anladınız? Avrupa'da bir büyük harp olduğunu biliyor muydunuz? Harbin bütün sayfalarını Çin gazetelerinden okuyoruz. İşte en son gazete. Hakanınız Sultan Reşad'ın resmi var. Bayrağınızı ise zaten biliyorum. Resmi gördüm. Zavallı Hakan'ımız burada ne kılığa girmiş. Bu resim Çinli bir mandarinin tasviriydi. Fakat altında 5. Sultan Mehmet Han yazılıymış. Oradan teşekkürler ederek çıktım ve sancayı göndererek arkadaşları çağırttım. Mabetlerden en mühimlerini gezmeye başladık. Büyük mabedin avlusunun ortasındaki sağanlıkta vaktiyle Abatay Han'ın çadırı dururmuş daha sonra urgaya kaldırmışlar. Çadırın kutsi bir ehemmiyeti varmış. Bu mabetlerin Urga'da gördüklerimizden farkları yalnız büyüklüklerindendir. Aman Allah'ım ne çok biçimsiz küçük heykeller ve resimler. Kılavuzumuzun söylentisine bakılırsa bu bu da heykelciklerinden yalnız bir mabette yüz bin tane varmış. Büyük mabedin giriş bölümünde üstlerine Tibet ve Moğol yazıları kazılmış ağır granit sütunların alt tarafları öpüle öpüle aşılmış olduğunu görmek beni düşündürdü. Bilal Bey dedi ki, Roma'da Aziz Piyeh Kilisesi'nde yapılmış bir İsa heykelinin de ayakları, Katolikler ve Kudüs-ü Şerif'te Süleyman Mabedi'nin harap duvarları da Musevi hacıları tarafından böylece öpüle öpüle aşılmıştır. Bu dayı, İsa'yı, Musa'yı, Muhammed'i takip eden insanlık, güçsüzlük içinde yalvaracak, öpecek, tutunacak bir şey, bir kuvvet, bir dayanılacak yer arıyor. Bu direklerin yanındaki iki aslan heykeli de aynı şekilde tapınma işinde kullanıldıkları için parlıyorlardı. Mihrabın tozlu, örümcekli harap merdivenlerinden çıkarken elimi tutan gönül, heyecan içinde bana daha da yaklaştı. Bu sırada ellerim, dizlerim titriyecek, düşeceğim diye korktum. Ne dışı gösterişsiz, içi saf adamım. Ben fakir teğmen, o milyoner bir fabrika sahibinin kızı. Hayır, bin kere hayır. Acaba gönülü ve beni mabedin kubbesini dolduran buhur-i Meryem gibi buhur kokularımı sarhoş etti? Yoksa gönülden çok tabi olarak ve kendiliğinden çıkan bazı hareketlere ben başka anlamlar mı veriyorum? Kendine gel tolun. Öyle zamanlı çok geçmişti. Biz de açlıktan ölüyorduk. Gönülü dermansızlıktan çok sararmış gördüm. Yoruldunuz mu? Dönelim. Biz yarın da gelir bir daha ziyaret ederiz. Bu güzel kadın cevap verdi. Yoruldum diyerek araştırmanızı yarıda bıraktırmaya hakkım yok. Yorulsam yalnızca geri dönerim. Sizi rahatsız etmem. Buraya hatır için gelmedim. Ben arzumla gönüllü geldim. Değil mi? Güldüm ve size göre kont da ben de hepimiz gönüllüyüz dedim. Şimdi bu konuşmamızı yanımızda durup dinleyen konta tercüme etmek lazım geldi. Gönül Hanım imdadıma yetişmeyeydi, cevabımı harfi harfine tercümede güçlük çekecektim. Gönül, senden kimlere bahsetsem şikayet. Lama'yı öğleden sonra ziyaret edeceğimizi kılavuzumuza anlattık ve döndük. Saat dörtte Ali Bahadır Bey'le tekrar büyük ruhani reisin huzuruna çıktık. Bizi aldı, beraberce kütüphaneye götürdü. Moğol hükümdarlarına dair ve bilhassa Çingiz, Ögeday, Kubilay ve Mengü Kağan haklarında bizlere birçok eserler, vesikalar gösterdi. Moğolca bazı müsveddelerin suretlerini de verdi. Bu konudaki incelemelerimi ayrıca neşretmek isterim. Bizden sonra buraları ziyaret edecek Türk bilginleri ve seyyahları için bu mabette milli tarihimize ait pek çok hazineler vardır. Türklerde canlı, idealist, maceracı adamlar çıkıp Zorluk ve sıkıntıyı göze alarak ilim ve tarih uğruna buralara kadar seyahat ettiklerini görecek, duyacak mıyım? 5 Temmuz. Moğolların övündükleri şeyden bizim Kara Kurum Sarayından şimdi yığın yığın molozlar, topraklar, bir de mermerden yapılmış 3 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde bir kaplumbağa kalmış olduğunu gördük. Bu kaplumbağa da adam boyu otların içine gömülmüş ve bu suretle taşıdığı geçmişin hatıralarını geleceklere doğru eriştirmeyi başarmış. Bu acayip hayvan heykelinin resmini aldık. Bugün buradan hareket etmek üzere çadırlarımızı bağladık. 6 Temmuz Bu sabah gayet verimli meralardan geçiyoruz. Öğleye doğru bırakılmış, kullanılmayan bir şehre daha kavuşacağız. Uygurların başkenti olan eski Karabalgosun şehri. Orhun Irmağı'nın orta yaylalarında en eski çağlardan 14. miladi yüzyıla kadar 3 hükümet merkezi kurulmuş. Birincisi, eski Türklerin Koşu veya Koşe Çaydan şehri. İkincisi, 2 iki saat sonra varacağımız Uygurların Karabalgasun beldesi. Üçüncüsü, dün ayrıldığımız Erdem Su Mabedi'nin yapılmış bulunduğu yerdeki Moğolların idare merkezi. Bugün hava dayanılmayacak derecede sıcak Binlerce sinek sürüleri bizi ve atlarımızı rahatsız ediyor. Şimdi Karavalgos'un kasabasının Uygurlar tarafından inşa edilen kalesinin harabeleri içindeyiz. Zamanına göre ciddi bir medeniyetin kalıntısını gösteren bu harabeler arasında, henüz çökmeyen kuleleri gezerken bu bölgenin başlıca sakinleri önümüzden kaçıştı ve uçuştular. Bir sürü karga. Orhun Nehri'nden uzak olan bu yıkıntılar ortasında çadırlarımızı kurmaktan maksadımız, 1881 yılında Rusyalı Yadrinçev, 1890'da Finlandiyalı Olay Heykel ve bir yıl sonra William Radloff tarafından keşfedilen üç dilde yazılı abideleri görmekti. Taşların yerlerini rastladığımız göçebelerden sorduk. Bir yararlı cevap alamadık. Ümidimizi kesmek üzereyken hizmetçilerimizden biri taşların bir kilometre ötede bulunduklarını bize haber verdi. Karabalgos'un şehrinin planı sokaklarıyla, meydanlarıyla, evlerinin hala görünen temelleriyle pek belirliydi. Kim bilir ne ezici savaşlar, ne amansız istilalar neticesinde bu şehir boş bırakılmış ve bir hüzün yıkıntısı haline almıştı. Burası ahşap Pompei'ydi. Böyle muntazam sokaklar çizen, buralara göre bir bilgi, bir geometri örneği arz eden kalenin kurucusu, yapıcısı Uygurlar şimdi nerelerdedirler? Bu Uygur hükümetinin bir tarihi yok mudur? Bir yaşayan izi görünmeyen bu taş yığınları arasında arkadaşlarımla dolaştık ve bir taşın üstüne oturduk, daldık, kaldık. Bu manalı sessizlik bana bir kuruntu verdi. Vatanım için neden bilmem pek fena şeyler düşünüyordum. Ben ne kötümser bir insanım. Ay bakın, bakın o ne? Gönül çırpınıyordu. Kont dürbününü çıkardı. Bir ceylan dedi. Bize doğru gelen hayvanın hayali belirmeye başladı. Ceylanın koyu deve tüyü rengiyle bu çorak toprakların rengi aynı olduğundan bir bakışta uzaktan fark edilemiyordu. Bir iki dakika sonra ince yapılı, ürkek ve nazlı bir vücut göründü. Bu zarif hayvanın buralarda ne işi vardı? Eşini, yuvasını kaybederek bu ıssız viranelere mi düşmüştü? Yoksa bu tenha ve esrarla dolu çöllerde vaktiyle koşuşan, gülüşen Uygur kızlarının ruhu muydu? Ceylan başı yerde bir şeyler arayarak ilerliyordu. Bu ölü memleketin çimenlerinden yeşil kefeni altında bir iz, bir hatıra mı arıyordu? Öyle sıcağı sinekleriyle yine bizi boğazlamaya başlamıştı. Çadırlarımıza dönmek istedik. Yarı yolda gök gürlemeleri, şimşekler, yıldırımlar, yağmur, dolu, bora her tarafımızı sardı. Denize düşmüş gibi boğulurken çadırlarımıza kavuştuk. Halbuki bugün üç dil kitabelerinin kopyalarını alacaktık. Ne yazık ki kaldı. Bunlara üç dil kitabeleri adının verilmesi Babidelerden bir kısmının Çince, diğerlerinin Uygurca ve kalanının Eski Türkçe, Orhun alfabesi olmasından ötürüdür. 8 Temmuz Dün akşam erkenden çadırlarımıza döndüğümüz ve yağmur yüzünden kararımızı yerine getiremediğimiz, çalışamadığımız için canımız sıkılıyordu. Yemekten önce Kont dedi ki, Şimdiye kadar hemen iki aydan fazla bir zamandır seyahat ediyoruz devamlı surette boş, ıssız çöllerden geçiyor ve sefil hayatlara rast geliyoruz. Nerede o tarihlerin bize haber verdiği canlı Ural Altay kavmi? Benim bu ırk meselesini inkar edeceğim geliyor. Buralar mı dedelerimizin, kökümüzün çıktığı yurtlar? Buralar mı bizim beşiğimiz? Buralarda insan değil, yılan bile yaşayamaz. Azizim Bilal Bey, hemen umutsuzluğa kapılma ırk, soy meselesini inkara yeltenenlerin birincisi sen değilsin. Avrupa'da pek çok bilgin, Hint-Avrupa nesilleri arasındaki akrabalığı inkara kalkmışlardı. Buna karşılık insanların hepsinin tek bir soydan, Ural Altay ırkından gelme, yani Türklerin Ademoğlunun ataları olduklarını iddia edenler de vardır. Bir kere ırkların arasındaki münasebeti reddedenleri ben bir başka görüş ve noktadan inceledim. Bu bilginlerin çoğunun Yahudi olduklarını öğrendim. Bilindiği gibi din ve milliyete aşırılıktan şimdiye kadar pek çok zarar gören Yahudiler, ilim ve felsefe bir de farmasonluk yardımıyla bu iki kuvvete yani din ve milliyete karşı mücadelede bulunmak isterler. Halbuki kendileri en temiz ırk, en saf ve karışmamış nesil olarak Yahudiliği gösterirler ve ekonomi alanında ve maddecilikte gösterdikleri başarılarını da nesillerinin bu saf kalışına bağlarlar ve temiz soyluluğu yalnız Yahudi ırkına mal ederler. Hatta İngiltere siyaset adamlarından ünlü Binkosfield Bisraeli, soydaşlarının dünya ticaretindeki yüksek mevkilerini kanlarının temizliğine bağlamıştır. Bütün Avrupa'nın Hristiyan bilginlere karşı Hint, Cermen, ve Arya nesilleri ve kolları arasındaki münasebeti kabul etmeyenlerin henüz çok da derinleştirilmemiş olan Ural-Altay ırklarını inkar edeceklerine şüphe yoktu. Eğer bir İspanyolla bir İrlandalı arasında Arya olmak yönünden bir akrabalık görüyorsanız, mutlaka bir Macarla Türk'ün, bir Tatarla bir Moğolun arasında da öyle münasebetler göreceksiniz. Turan ve ilmi deyimiyle Ural-Altay kavimleri ırk ve dil bakımından ancak Macar Profesör Wamrey'den yani 30-40 yıldan beri araştırılmaya, incelenmeye başlanmıştır. İnsanlığın bu büyük kolunun tarihi, kültürü, medeniyeti, soyu, dili ve yaşayışı üzerinde incelemeler yapan bilginlerin sayısı 5-6 kişiyi geçmez. Bu alandaki soy, dil ve tarih araştırmaları daha çok ilerlesin ve bu kolda en çok ihtisas sahibi olmaları beklenen Türk ve Tatar bilginleri çalışmaya başlasınlar. Ve Asya milletleri arasındaki temaslar artsın. O zaman pek çok gerçekler meydana çıkacaktır. Türkçe ile Macarca arasındaki münasebet, cümle teşkili ve bazı çoğul kaideleriyle yüzde 4-5 kelimeden ibaret gibi sanılır. Fakat Profesör Meysaroş ayarında yüksek bir alim, bu yüzde 4 münasebeti yüzde 40'a, 50'ye çıkarır ki filoloji ve kelime öğrenmesi hakkında bilgisi olmayanlar bu inceliklere nüfuz edemezler. Mesele Macarca'da bir keyp sözü vardır ki örnek ve levha manasına gelir. Bu kelimenin Türkçe ile ilk bakışta hiçbir ilgisi yok zannedilir. Halbuki bir mütehassıs bunun bizim gibi sözcüğümüzün aslı olduğunu iddia ederse hak kazanır. Bugün Avrupa'da ve Asya'nın batısında oturan Macarlar, Finler, Türklerle uzak doğuda Gobi çöllerindeki Mançu ve Moğollar ve daha kuzeydeki Çuvaş ve Kırgız ve Başkırtlar arasındaki gelenek ve yaşayış bakımından rastlanacak ayrılıklardan ürkmemelidir. Her şeyden önce düşünmeli ki, Doğu Asya'da yetişmiş atalarımız, bugünkü Avrupa ülkelerine geçmek için ne tepeler aşmış, ne maceralar atlatmış ve ne türlü hayat sahneleri yaşamışlar. Ne kadar yeni soy ve nesillerle uyuşmaya, karışmaya mecbur olmuşlardır. Turanlılar oldukları yerde kalsaydılar elbette bugün nestimiz bu derece kaynamamış ve o ülkeler bugünkü kadar boş ve ıssız kalmamış olurlardı. Elbette bir güçlü milletin bir de güçlü medeniyeti çıkmış bulunacaktı. Kaderden başka bir kuvvete bağlanamayacak olan büyük göçümüz sebebiyle ana yurdumuzda kalan döküntüler böyle perişan ve ilk vatanımız böyle çöl halinde kalmış ve biz de tanınmayacak derecede değişmişiz. Fakat bu değişme görünürdedir. İnanınız azizim, kont, görünürdedir, yaldızdır. O cilayı kazıyabilecek üstadlar bul, alimler yetiştir. Senin bulduğun medeniyet tepelerinin eteklerine doğru bu düşkünleri kaldır. O zaman oradaki yapmacık farkında kalktığını görürsün ve 70 milyon soydaşını bir anda tanırsın. Bilal Bey, kim bilir? Bu gece güzel uyudum. Sabaha kadar gördüğüm bir rüyanın tesiriyle güneş doğmadan uyandım. Yanıma kağıt kalem aldım. Karşımızdaki ıssız tepeye çıktım. Burada yoldaşlarım uyanıncaya kadar hatıralarımı, her gün geçen hadiseleri yazdığım hususi defterime yazmak istedim. Gönülün gönlündeki aşkı. Benden bahset diyor ve sanki çırpınıyordu. Ve gözlerim onun hayali etrafına dalıyordu. Kalemimin ucuna Kemal'in şu mısrası geldi. Esiri aşkın oldum, gerçi kurtuldum esaretten. Yazdım, yazdım. Gönülün derin bilgisi, benim askeri konulardan başka bilgi fakirliğim. Onun serveti, benim yoksulluğum, onun güzelliği, benim halim. Hep sahifelere döküldü. Tan yerinin ağarması geçmiş, güneş doğmuştu. Tam bu sırada, Tolun Bey, Tolun Bey, bana yardım et. Bak neler getiriyorum, diyen gönülün çığlığını duydum. Elinde peksimetler, sütlü kahvem, tereyağı kutusu bana doğru geliyordu. Koştum, kıymetli yükünü elinden aldım ve teşekkürler ettim. Bu gece uyumadınız mı? Aksine çok güzel uyudum. Biraz erken uyandım. Seyahatnamemi yazmak için buracığa geldim. Oh, ben notlarımda çok gerideyim. B bakayım siz neredesiniz? Engel olmama vakit ve fırsat bırakmadan defteri kavradı, üzerine atıldım. Aa, siz şair de olmuşsunuz. Bu mısra ne? Esir aşkın oldum, gerçi kurtuldum esaretten. Hemen defteri kapadı, bana verdi. Yutkundu. Durdu, kızardı. İkimize de 1 iki dakika heyecanlı bir sessizlik arz oldu. Gönül birdenbire Bilseniz bu gece tam 3 saat çalıştım. Eminim ki Kültegin yazılarını hepinizden önce ben okuyacağım. Ben keşfedeceğim dedi. Ben de bisküvimi kahveye batırdım. Yapmacık bir kayıtsızlıkla karşılık verdim. Korkarım ki siz hiçbir şey keşfedemeyeceksiniz. Aynı için. Çünkü şimdiye kadar hiçbir şey keşfedemediniz. Kafi, anladım. Yanılıyorsunuz bey. Kadınların fikirlerini, hislerini gizlemekte ustalıkları vardır. Aksine o saklanmak istenen duyguları sizin daha önce keşfetmeniz gerekirdi benim için keşfedilecek bir şey yoktu. Yok muydu? Buyurun. Süratle boynundan göğsüne sarkan ince bir platin zinciri çekti. Benim ona Krasnoyarsık'ta armağan ettiğim bir madalyonu çıkardı. Kızararak ve titreyerek açtı. Ne göreyim Allah'ım, ne göreyim? Benim resmim. Ayaklarına kapandım. Artık bırakın, vazifeyi düşünelim. Haydi arkadaşlara kavuşalım ciddiliğe yaklaşmayan çocukluklarda bulunmayalım. Fakat ben neler neler söylemek diliyordum. Hiçbir cevap veremedim. Dilim tutuldu. Hava bugün pek güzeldi. Fırsattan faydalanarak üç dil kitabelerini yazmak lazımdı. Arkadaşlar hazırladı. Develerimizden birine küçük fıçıları, fıçıları, kağıtları ve diğer malzemeyi yüklettik. Kırık granit kitabelerin gömülü bulunduğu harabelere doğru yollandık kitabelerin aynen kopya edilmesinde, yazılması meselesinde, bilmeyenler ve tedarikli bulunmayanlar için başarı pek göçtür. İlkin kitabeleri dikkat ve titizlikle temizlemek ve yıkamak. Sonra istinsaha mahsus bir cins kaba kağıtla taşın yazılı tarafını örterek su püskürtmek suretiyle ıslatılan kağıdın nemli hamuru, yazıların en ufak çizgi ve noktalarını kavrayıncaya kadar kağıdın üstüne fırçayla, bazen Hafif ve bazen hızlıca vurmak lazımdır. Kağıt yazılarla tamamen birbirine uymuş ve yerleşmiş hale gelince üstüne bir tabaka kağıt daha sermeli ve yine usulca üstüne su serpmeli ve fırçayla dövmeli. Aynı işi yazının derinliğine ve kalınlığına göre 8-10 tabaka kağıtla tekrarlamalı. Sonra kağıtları kurumak için olduğu gibi bırakmalı. Bu tabakalar kuruyunca birbirine yapışıp mukavva haline gelir. Kalıba alınmak istenen resim ve yazıların örneği tamamen bu kalınlaşan tabakanın altına çıkar. Kara balgosunda bu kitabe parçalarından 15 tane olduğundan bize oldukça büyük iş çıkardı. Saatler geçiyor. Kimsede ses seda yok. Yorulmak, dinlenmek yok. Kollar işliyor. Yalnız harabinin ıssızlığı içinde fırçalarımızın taşların üstüne vurulmasından çıkan tiktaklar işitiliyordu. Bugün, Devecilerimiz de, hizmetçilerimiz de sevinçli ve istekli görünüyorlardı. Hava bozulmadan bu işi bitirmek istiyorduk. 9 Temmuz Bugün de öğleye kadar çalıştık. Bütün yazıları istinsa ettik ve dileğimize kavuştuk. Yarın sabah eski Türklerin idare yeri olan Koşu yahut Koso Çaydam'a doğru yollanmak üzere çadırlarımızı toplayacağız. 10 Temmuz Tan yeri ağrırken çadırlarımızı söktük. Bir saat sonra Orhun Irmağı'nın sağ tarafındaki yokuşa tırmanıyorduk. Tepeden kuş bakışı ile karşımızdaki yayla baş döndürecek derecede geniş gözüküyordu. Sarı ve kırmızı renkte kuru ot, kum ve taşların ortasında Orhun Nehri kıvrılmış, uyuyan bir ejder gibi hareketsiz duruyordu. Yardan tekrar inmeye başladık. Önümüzdeki küçük göllerde bataklıklardan çıkan milyonlarca sinekler gözlerimize girmeye ve atlarımızı huylandırmaya başladı. Gülünç bir facia. Gönül Hanım, kılavuzumuz Mengüberdi ile beraber bizden birkaç yüz adım ilerideydi. Arkasında Kont'la ben hayvanlarımızı yavaş yavaş sürüyorduk. Bizim arkamızdan Ali Bahadır Bey, Sancay ve diğer hizmetçilerle geliyordu. Uzaktan bir feryattır koptu. Gönül Hanım o pek yumuşak başlı atı. Gemi azıya almış koşuyor. Arkasında Mengüber de atının önüne geçmek istiyor. Bücür hayvanıyla bir türlü yetişemiyordu. Kont ve ben ani bir heyecanla atlarımızı mahmuzladık. Bir dakikada hislerimi tahlil edersem, itirafa mecbur olurum ki, heyecan ve istekle atılmama sebep, gönülün bir kaza geçirmesi tehlikesi kadar, Kontum benden evvel o kızın kurtarılmasına yardımında başarı sağlaması konusuydu. Gözüm dönmüş, atımla beraber kazaya uğrayan gönüle doğru uçmak istiyordum. Bir saniye içinde kont gözden kayboldu. Arkama bakınca hayvanıyla beraber bir batağa saplanmış gördüm. Hemen o anda ben de kendimi yerde buldum. Benim hayvanımın da ayakları bir yabani sarmaşa dolaşmış ve yara kapanmıştım. Ayağımın biri üzengide, diğeri atın altında kalmıştı. Gök kubbe başıma çöküyor sandım. Kurtulmak için kumları tırmalıyor ve çabalıyordum. Kalbimi kemiren kıskançlık ve yarış hissiyle kontu gözetlemeyip hedefim olan kurtarma vazifesine koşmuş olsaydım, önümdeki çalıları görecek, atımı ona göre idare edecek ve ben de düşmeyecektim. Ali Bahadır Bey yan taraftan diğer hizmetçilerle koşarak gönülün hayvanın önüne geçmiş, onu muhakkak bir tehlikeden kurtardıktan sonra daha korkunç bir durumda olan kontun imdadına yetişmişti. Ben de bu sırada yavaş yavaş atın altından sıyrılmış çıkmıştım. Bir şey olmamıştı. Yalnız pantolonum yırtılmış ve diz kapağım berelenmişti. Olayın en tuhaf tarafı, Kont'u çamurdan çıkarmaya uğraşanlar arasında Gönül Hanım'ın da bulunmasıydı. Kont Zic, Gönül'ü kurtaracakken bu asil ve cömert kız onu kurtarıyordu. Talihin bu alayını daha sonra Bahadır Bey'in şakası tamamladı. ''Koca askerler, yaman süvariymişler. Anavatanı değil, daha seyahat eden hemşireyi kurtaramadılar.'' Siz esir olmaya ezelden namz etmişsiniz. Bu hükme canı gönülden ikimiz de birden, evet değişimiz vardı ki bu takdir kelimesinin manasındaki zevk işitilmeyince anlaşılmazdı. Bundan sonra yolumuz daha taşlık bir vadiye uğradı. Yarım saat geçti. Pek uzaktan, dürbünlerimiz arasından bir siyah nokta belirdi. Her iki tarafta görmeye alıştığımız saraylara rağmen, bu noktada bize bunca zahmetleri göze aldıran asıl hedefimiz Orhun abideleri harabelerinin olduğunu fark ettik. Bir saat önce kazayı unutarak ellerimizi çırptık. Orhun ırmağını geçtik. Taşlı arazide yükselen bir tepeye açtık. Ve sular kararırken çadırlarımızı ecdadımız Türk götürklerinin eski başkenti kenarına kurduk. Yolda geçirdiğimiz kaza ve heyecandan ötürü yorgunduk. Kültigin abidesi ise 100 metre kadar bir mesafedeydi milletimizin bu 12 yüzyıldan beri mevcut ve dikili medeniyet şahidini, şanlı yazarının sözlerini görmek, dinlemek, şiddet listeğine kapıldık. Hizmetçilerimiz yemeklerimizi hazırlayıp yataklarımızı yapıncaya kadar bu milli hatırayı ziyaret etmeye karar verdik. Sanki kalbimizin çarpıntısı bizi ileriye doğru itiyor ve uçuruyordu. Ali Bey, ben hepinizden evvel varacağım dedi ve koşmaya başladı. Gönül Hanım alaylı bir kahkaha verdi. Gafiller ne koşuyorsunuz? Hepinizden daha pek çok önce, 25 yıl önce burasını Ruslar keşfetmişler. Nihayet öndekiler durdular. Gönülü başkan olarak en öne geçirdik. Abidenin huzuruna yüreğimiz çarparak görünmeyen fakat duyulan haşmet dolu bir huzura çıkar gibi tazimle vardık. Kültigin abidesi bundan aşağı yukarı 10 yıl önce tuğla ve çimento ile inşa olunarak esef olunur ki bugün harap bulunan bir kagir çatı altına alınmışsa da biz bu binadan şimdi levhanın iki yanında iki yıkık yan duvardan başka bir şey göremedik. Bu kül renkli mermerden levha miladın 732 tarihlerine yani hicretin 48. yılına doğru Tukyu Türkleri hükümdarlarından İltiriş ile İlbige Hatun'un oğlu Kültigin'in çanlı yaşatmak için büyük kardeş tarafından yazdırılmış ve diktirilmiştir. Bu abidenin güney batısında bir kilometre mesafede diğer bir abide daha vardır ki o da Kültegin'in büyük kardeşi Bilge Kağan adına dikilmiştir. Bu abidelere Bengü taşları da denilir. Bilge Kağan adına dikilen abide yer sarsıntıları ile kaidesinden yere düşerek yuvarlanmış ve parçalanmıştır. Kültegin kitabesinin de yıkıldığı bazı kaynaklarda zikrediliyorsa da biz bunu yukarıda söylediğim gibi iki duvar arasında bulduk. İhtimal ki Çinliler veya bu taraflardan geçen Moğollar tarafından bu duvarlar yapılmıştır. Kültigin kitabesinin boyu 372 cm, eni aşağı tarafta 132 ve yukarı yanda 122 cm ve kalınlığı da altta 46, üstte 44 cm'dir bu taşların dört düzünün de yazılı olduğunu biliyorduk. Şimdi ise yalnız iki duvar arasında bulunan tek cephenin oyma yöntemiyle yazılıp ve motif yazılıp çizilerek bulunduğunu gördük. Bu hale bir mana veremedik. Ortalık tamamen karanlıktı. Yanımızdaki pilli el lambalarını yaktık. Yazıları şöyle bir incelemeye başladık. Ne görelim? Bir ejderha tasviri başlığıyla beraber bu levha tamamıyla Çince yazılmıştı kapkara gök kubbesi sanki erimiş katran gibi başımıza dökülmüştü. Ya şimdiye kadar bu konuda okuduğumuz eserler yanlış veyahut aradığımız kitabe bu değildi. Donduk kaldık. Bir saniye sonra abidenin arka tarafından gelen kontun sesi işitildi. Buraya gelin buraya. Koştuk. Feneri tuttuk. Abidenin arka yüzünü örten duvardan düşen ilk tuğlanın altını gösterdi. Orada eski Türk yazıları görünüyordu. Bu engelin önünde ne yapacaktık? Beslediğimiz mübarek emeller, üç aya yakın bir zaman zarfında çektiğimiz emekler şimdi havaya mı gidecek? Bu levhayı tarihimizin ön sözünü, atalarımızın iftar kasidesinin şah beytini okumadan mı döneceğiz? Ecdadımızın tahnamesine, geçersiz yapmak kastıyla bu çizgiyi kim çekti? Türk milletinin şeref türbesi kapısına bu duvardan perdeyi hangi kindar düşman örttü? Ruslar mı? Çinliler mi? Ya Rab, Türkiye o senin birliğin, ululuğun uğruna kanını yüzyıllardan beri döke döke eriyen bu sadık, fedakar, talihsiz millete nineleri gözyaşlarıyla, evlatları kendi kanlarıyla abdest alarak meydandaki mescitlerinde, yüce huzurunda secdeye varan senin öz kullarına neden cihanı düşman ettin? Neden onları alem nazarında hor ve hakir kıldın? Dünkü mutluluk ve ezici kuvvetlerinin hemen peşi sıra, bugünkü sefalet ve perişanlıklarına sebep nedir? Sana doğru yükselmek için çalıştıkça, niye onları hakaret uçurumlarına ittin ve itiyorsun? Madem ki düşürecek, ezecektin, niye onları büyüttün, yücelttin, yükseklerden yuvarlayıp paramparça etmek istedin? Bu cilveye sebep ne ilahi? Birden bağırmışım. Bu duvarı yarın yıkarız. Evet, neticede iki üç gün fazla burada kalmış oluruz, o kadar. Bu gece çadırlarımıza döndüğümüzde Kont aramızda şu konuşma geçti. Acaba çalışacağımız eski Türkçe ile şimdiki Osmanlı Türkçesi arasında zamanın ve mesafenin uzaklığından ötürü ne derece benzerlik vardır? Azizim, bu noktada mesafenin hiç ehemmiyeti yoktur. Siz de temin ederim ki ben başkurtça okuduğum yazıların onda sekizini anladım. Şarkıyaççıların belirttiklerine göre Kuzey Kutbu'na yakın Lana Nehri kenarında iptidai bir halde yaşayan Yakutların diliyle bizim dilimiz arasında fark hemen hemen yok gibidir. Zaman aşımı ve mesafe uzaklığının tesiri ise normaldir ve fennin kabul ettiği bir husustur. İnkar edilemez. Dilleri zaman bir kaideye uygun olarak törpüler ve yontar. Mesela kışlak, yaylak, ota kelimeleri zamanla kışla, yayla ve oda olur. Bununla beraber bu tesirin derecesini inşallah abide yazılarının halini başarırsak daha çok anlayacağız. Kaşgar civarında Turfan adlı yerde ve Türkistan'ın ötesinde berisinde keşfedilip, Berlin, Paris ve Londra müzelerine taşınan Uygur eserlerinde de bu yakınlık aynen görülür. Bilirsiniz ki Çingiz'in ölümünden sonra oğullarından Çağatay Han, büyük kardeşi Ögeday Kağan'ın fermanı ile Türkistan, Maveraünnehir'in Nehir'in kuzeyinde Araplar tarafından fethiyle İslam hakimiyeti altına girmiş ülkeler. Bel, Bedaşan ve Kaşgar bölgelerine Han seçilmişti. Nitekim Çingiz'in torunlarından Batuhan, Kazan ve Ejderhan'dan geçerek Meyyetindeki Kıpçaklılar ve Türkmenlerle Macaristan'a ulaştı. Çağatay Han'dan sonra buralarda kullanılan Uygurcaya Çağatayca adı verildi. Bizim Osmanlı Türkçemizin aslı da bu Çağataycadır. Bu cihetle Çingiz'in ölüm tarihi olan Hicretin 624. yılından Miladi 1206 önceki eserlere Uygurca ve bu tarihten sonrakilere Çağatayca demek uygundur. 11 Temmuz. Sabahleyin erken hizmetçilerimize kazmaları yüklettik. Kültigin kitabesinin etrafında toplandık ve dikkatle duvarı indirmek için adamlarımıza talimat verdik. Tercümanımız Mengüberdi, iş başında olmak üzere Sancay ve Urdulu adlarındaki hizmetçilerimizin ve devecilerin dikkatle duvarı yıkmayı başardıklarını ve düşen taşların arasından açılan yediklerin altından yazıların çıktığını görünce Bahadır Bey dedim ki, günlük hatıralarımı eski inşamızla yazmaya özeneydim. Şu manzarayı arası tarihin tutak nazını köşat tabiriyle kaydederdim. Bu tabirlerin Türkçesiyle yine aynı fikri ifade edebilir, aynı şeyi yerine getirebilirsiniz. Hayır, yerine getiremem. Bakınız, tarih gelininin naz duvanı açmak cümlesi dilimizin en güzel söyleyişine uygun gelmiyor. Bu tıpkı bir dilin şivesini bilmeyen bir yabancının başka bir dilden çevirdiği bir paragraf andırıyor. Aralarında hiçbir münasebet olmadığı halde Türkçemiz bu hususta tıpkı Fransızcaya benziyor. Fikirde açıklık istiyor. Manaları akılla değil, his ve zevkle anlaşılacak farasi birleşik sıfatlara, edasız benzetişlere Türk şivesi hiç uygun değil. Bir ismin sonuna Farsça bir emir eklenerek yapılan terkiplerin yavaş yavaş bırakılması Türkçe için bir zarar, bir kayıp mıdır? Hayır, çünkü dikkat edilirse nazar rüba, göz çeken, dil duz, gönül delen, kalbe batan gibi mantığa uygun bir mana ifade etmeyen cilveli, aşifte farisi terkipler eski edebiyatımızda ciddiyelikten, sağlamlıktan eser bırakmamışlardır şairlerimiz, ediplerimiz de bu parlayıp sönen ateş böceklerine benzeyen birleşik sıfatlar aldanarak göğüslerini yakması gereken alevlerden faydalanamamışlardır. Bu felaketle o koca edebiyat manasız ve faydasız bir gürültü gibi bize miras kalmıştır. Doğrusu eski edebiyatımızla iftihar edemem. Bu konuşma sırasında yürüyor ve çevremizdekileri incelemek istiyorduk. Abideden biraz ötede gayet büyük mermerden bir kaplumbağa gövdesi, çek özenilerek işlenmiş kalın pullu kabuğuyla, yüzyılların yadigarı olarak otların yeşil kefenine bürünmüştü. Yazık ki sanatkarca oturtulmuş bu iri hayvanın başı kopmuş ve kaybolmuştu. Etrafta yine kül rengi mermerden oyulmuş, yedi tane başsız heykel, kederli bir manzara içinde duruyorlardı. Dikkatle inceledik. Mutlaka bu sanatla işlenmiş mermerlerin birer ruhu, sanat ruhu vardı ki o ruh mensup oldukları kavmin zekası ile münasebetliydi. Bizim önümüzde bunlar silkinecek, titriyecek, canlanacak sandım. O kadar üzüntü ve heyecan duymuştum. Bu taş parçalarının oyuluşundaki ustalık, incelik, canlılık 12 asır önceki yüksek bir Türk medeniyetinin üstün seviyesini gösteriyordu. Heykellerin elbiselerinde görülen kıvrıntılar, buruşuklar, vücuttaki adalelerin elbiseler altında görünüş ve duruşu, silahların vaziyeti, kemer tokalarının oymaları hala belliydi. Ne kadar yazık ki o zamanki yüzler hakkında incelemelerde bulunabilmek için bu heykellerden hiçbirinin başını elde etmek mümkün olamadı. Türklerin eski mamur başkenti olan Koşu Çaydam'ın vaktiyle bu bölgede olduğunu, bu medeniyet eseri kalıntıları tamamıyla ispat ediyor. Heykellerin bugünkü vaziyetlerine göre bunların yüzleri ve bakışları abideye dönükmüş. Belki bunlar mukaddes tarih sayfasının bekçileriydiler. Bunlar 12 asır milletimizin alın yazısına göz diktiler. Belki kadir bilmezlikten, terk edilmiş olmaktan, anlamamazlıktan gelmelerden bıktılar. Zamanın tahriplerine boyun eğdiler. Kahrolmuş, bezmiş bir halde Ebedi surette yıkıldılar, gittiler ve bittiler. Yıkmak yapmaktan çok kolaydı. Akşama kadar duvarları indirdik. İnce matkaplarla yazıların etrafını dikkatle kazımaya başladık. Mühim olduğu için bu işi biz yapıyorduk. 12 Temmuz. İşimize bugün de devam ettik. Levhayı tam olarak kazıdıktan sonra yıkadık. Bir mühim kısmın kopyasını çıkardık. 13 Temmuz. Getirdiğimiz kitaplar, planlar üzerinde gece yarısına kadar çalıştık. Rus şarkıyaççılarından Radlov ve Danimarkalı Wilhelm Thomsen'in çıkardıklarındaki eksikliklerin halli ve tamamlanması ile uğraştık. Geri kalan yazıların kopyalarını aldık. Bir yıldan beri sürekli olarak üzerinde çalıştığımız Orhun eski Türk yazılarını şimdi doğru düzgün ve kolay okuyorduk. Arkadaşlardan biri bir eksiği tamamlamaya... Bir yanlışı düzeltmeye muvaffak olunca ne kadar seviniyor, memnunluk duyuyorduk. Sevinçle, şenlikler ve heyecanla işimize devam ediyorduk. Yalnız Türkçe bilmediğinden ötürü bu işe katılamayan Kont üzgündü. 15 Temmuz Güneş doğarken Dört günlük emeğimiz başarıyla sonuçlandı. Bu sabah şafak sökmeden kalktık, tıraş olduk. Gönül Türk kadınlarının o bölgede giyindikleri biçimde kırmızı zemin üstüne sarı işlemeli cübbeye benzeyen, uzunca yanlı bir entari giymiş. Kumral saçlarını iki örgüyle omuzlarından göğsüne kadar uzatmıştı. Bu elbiseleri Urga'da satın almıştı. Yerin tesirinden mi yoksa hislerimizin aldatılmasından mıdır? Nedendir bilinmez. Hepimiz bu giydiklerinin gönüle pek yaraştığı görüşündeydik. Ben askeri elbisemi, konsta, hüsar süvari üniformasını giymişti. Bu giyim eşyalarını buralara nasıl getirdiğimizi zikretmeden geçemeyeceğim. Bunları demir yolu yolculuğunda iki battaniyenin, hayvan yolculuğunda at çullarının arasına dikerek ve suretli aşırttık. Bahadır Bey de milli tatar kıyafetleriyle süslenmesini tamamladı. Güneş doğmadan abidenin önüne vardık. Daha dün akşam adamlarımız kitabenin önündeki molozları süpürmüşler. Orasını düzeltmişlerdi. Hepimiz bir halka olduk. Som sırma libaslar giymiş vezirleri, müşirleri arasında cuma selamlığına çıkan muhteşem, mağrur bir Türk hakanı gibi güneş yaldızlarını, ışıklarını ufuklara saçarak ağır ağır yükselmeye başladı. Ortalık ağırdı. Çayırlarda tüten bir güzel tazelik kokusu ince bir tül gibi bizi kapladı yanıma baktım. Öndeki kitabede yazılı olanları, arkamdaki o koca ve korkunç heykeller tekrar ediyor sandım. Levha o derece tesirli. Bizler o kadar heyecanlıydık. Kaplanoğlu, ''Ya Allah, ya Muhammed!'' diye bağırdı. Karşımızdaki tepelere çarpan bu ses çöllerde çınladı. Hepimiz titriyorduk. Bu yüce heyecan arasında ben de kazarak meydana çıkardığımız ve çözdüğümüz kitabenin taşıdığı sözleri doğan güneşe karşı dönerek yüksek sesle okumaya başladım. Hepimiz ağlıyorduk. Göğsünü kabartacak, alnını yükseltecek olan bu tarih sayfasının mühim bölümlerini dilimizin bugünkü şivesine nakleyleyerek şuraya kaydedeceğim. Üste mavi gök, altta yağız her kılındıkta, ikisi arasında Ademoğlu kılınmış. Onların üzerine Atam Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Türk milletinin ilini, töresini tutu vermiş, düzenleyi vermiş. O zaman dört taraf hep düşman imiş. Dört tarafı ordu salarak saldırmışlar. Tanrı'nın verdiği kuvvetle Atam Kağan'ın çerileri kurt ve düşman askeri koyun gibi olmuşlar. İleriye, geriye seyirtmişler. Yabancı kavimleri büsbütün sindirmişler başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüşler. Ülkelerin sahiplerini ülkesiz, hakanların tebasını hakansız bırakmışlar. Mahkum ettikleri milletleri töreleriyle, düzenleriyle hayran etmişler. Ey Türk! Kendine gel! Atam Kaan Yiğit, subayları bilgili, erleri doğru sözlüymüşler, Çinlileri, Tataplıları, Tibetlileri idareleri altına almışlar. Fakat büyük atanın torunları babaları gibi çıkmamışlar. Kaanlar bilgisiz, görgüsüz olunca subaylar güçsüz, erler yüreksiz ve millet de ahlaksız oluvermiş. Bu acz ile rahatları için Çinlilerden dirlik istemişler, birlik istemişler. Lakin başbuğlar birbirleriyle, millet birbiriyle didişince, çekişince bütün kavim istiklalini kaybetmiş.'' Asil evlatlar Çinlilere sefil köle, şakrak kızlar sümsük cari olmuşlar. Türk beyleri öz adlarını bırakıp Çince isimlerle dağlanmışlar. Fafura bağlanmışlar. Yumuşak Çin ipekleri giydikçe milletin kalbi katılaşmış. Parlak sırmalar kuşandıkça gözlerin feri sönmüş. Türk'ün kara halkı düşünmüş. Devletli bir kavimdik. Devletimiz şimdi nerede? Kime devlet kazandıralım? Kanı olan bir millettik. Kanımız bugün nerede? Hangi kan için çalışalım? Böyle diye diye milletin işlerine el alınca Türk yurdunu töresini düzenletmiş. Çin fafuruna hasım olmuş. Ondan öç almak için kendisine düzen vermiş. Fafur sonunu düşünmezmiş. Türk'ün varlığını kaldırayım, neslini kurutayım dermiş. Ulu Tanrı, güce kavmin namının kaybolmamasını dilemiş babam Kağan'ı ve anam Hatun'u yükseltmiş. Onları yaratan Allah, milletin yanı büyüsün diye özümü de Kaan'lığa yüceltti. Ben de kavmimin aşkıyla dinlenmeden günler, uyumadan geceler geçirdim. Kardeşim Kültigin'le beraber öylesine çalıştım. Milletimin rahatını, güvenliğini düşündüm. Emrim altındaki büyük ordularda 24 savaşa girdim. İkbal her yerde yarim. Talih her yanda yaverim oldu. Meramıma erdim. Can çekişen milletleri dirilttim. Çıplakları giydirdim. Yoksulları zengin ettim. Azlık kavimleri çoğalttım. Köleleri köle, cariyeleri cariye sahibi eyledim. Dört yandaki hasımları serdim. Ezdim. Düşmansız bir kan oldum. Dineldim. Gücünü, işini bana hasreden kardeşim Kültigin yurdun selameti yolunda çarpına çarpına canını feda etti. Çaça Sungu'ya karşı savaş açtığımız zaman 31 yaşındaydı. İlkin Tataksaçur'un bindi, saldırdı. O at orada öldü. Sonra İşbar'a Yamar adındaki boz hayvana sıçradı, düşmanı bastı. O at da orada devrildi. Üçüncü defa Gedimli kadındaki Doru Beygir'i atladı. Hasma meydan okudu o da burada göçtü. Bu hücumların şiddeti henüz çoğunuzun hatırındadır ey asil Türkler. Vaktiyle yurdumuzun merkezi ötüken ormanı iken, bizler Çin ahalisiyle münasebete giriştik. Çinlilerin davetlerini kabul ettik. Bu devletler bize emeksiz birçok altınlar, birçok gümüşler, ipekli kumaşlar kazandırdı. Bu davetler pek tatlı, bu kumaşlar pek yumuşaktı bu tatlı davetlere kapılarak ey Türk kavmi içinizden pek çoğu mahvoldu gitti. Şimdi ey milletim bu nazenin bu aşüfte memlekete yine ayak basarsan sen de mahvolursun sen de bitersin. Ötükenin katı topraklarında didişerek çetin kollarını pazılarını şişirerek temiz alnının terlerini dökerek ormanlarda dep debesiz fakat kedersiz kalarak yalnız ticaret için kervanlarını oralara göndermekledir ki senin kuvvetin baki saltanatın ebedi olacaktır. Kendine gel ey Türk. Katı ellerin açık alnının silahı. Pulat göğsün, yumuşak yüreğinin zırhı olsun. İşte Türkleri nasıl bir araya topladığımızı ve onları ne türlü idare ettiğimizi buraya yazdım. Bütün diyeceklerimi bu temelli mermere kazdım ve bu ebedi taşı da bu çorak yere diktim. Hepimizin kalbi göğsümüzden fırlayacak kadar çarpıyordu. Sanki doğan güneş altın pullarını, nurdan sırmalarını başımıza serpmek için birkaç dakika ilerlemesini durdurmuştu. Çölün sonsuz mesafelerindeki kumların üstünde akşamdan kalan yağmur taneleri parlıyor, gökteki ıslak bulutlar parlıyor. Nemli gözlerimiz parlıyor. Nur ve parlaklık içinde bir donanma. Bir milli tören kutlarcasına kitabenin metnini bitirdiğim zaman bu boşluk içinde son cümlenin de parlaya parlaya, dalgalana dalgalana, ezelden ebede doğru süzülüp uçtuğunu duyar ve görür gibi oldum. Eminim ki ben ve arkadaşlarım tamamen dünyadan geçmiş, bulutlara ve ışıklara, göklere karışmıştık. Bu yazılar güneşin yaldızlarıyla, göğün mavi kubbesine kazılmış olaydı, gözlerimiz yine bu kadar kamaşacak, kalbimiz bu derece yükselecekti. Uzakta, ecdadımızın dileğini, geçmişini taşıyan başları kopmuş, yerde sürünen heykeller, bize doğru koşarak taştan kollarıyla boynumuza sarılıp bizi öpecekler sandım. O kadar heyecanlıydım. İlk Türk hükümdarlarının pulat ruhlarını gizleyen bu çakıllı geniş çöllerde, kurşeni kırık mermerlerde, sonsuz meydanda bir ses, sabahın sıkıntılı sessizliği içinde kendine gel Türk, kendine gel Türk diye inliyor ve bu bıkma, usanma eniltisini hepimiz işitiyorduk. Kendime geldiğim zaman önce gönülün yüzüne baktım. Gözlerinden iki damla yaşın kumlar üstüne döküldüğünü gördüm. Güzel kız sabahleyin yolda gelirken kaya kenarlarından topladığı birkaç mavi çiçekle gözlerini sildi ve bu çiçekleri pek ince, pek tatlı bir gülüşle yüzüme fırlattı. Olayın ve çevrenin tesiriyle üzerime çöken derin duyguları, gönülün bu sevgi dolu iltifatları bir anda neşeye çevirdi. Kontla birbirimize bakıştık. Bu ince ve kibar zat saf ve açık bir yüzle bana bakıyor ve gülümsüyordu. Adamlarımız bize birer bardak kımız sundular. İçlerinde en çok yanan bendim. Bir dikişte bardaktaki bütün kımızı içtim. Tam bu sırada Bilal Bey, adını taktığımız kont, gönülün kardeşiyle Bahadır Bey'e yavaşça birkaç kelime söyledi. Daha sonra ortamıza doğru ilerledi ve dedi ki, ''Efendiler, bilirsiniz ki cihan milletleri içinde en çok eziyet ve mahrumluk çeken Turan kavimleridir. Bu ardı arkası kesilmemiş azabın izleri, acıları, hala kanlarında kalan Macar, Türk ve Tatarların birbirlerinin durumlarına kayıtsız kalmaları ve birbirlerine karşı fedakarlıkta bulunmamaları mümkün değildir. Milletimizin ruhu ve başarımızın sırrı şu iki üç kelimede saklıdır. Eza çekmek ve fedakar olmak. İsterseniz bu sırrı siz tahammül ve gayret sevgisi hasletleriyle belirtiniz ve değerlendiriniz. Milletin bu fezlini bugünkü evlatları da yaşatmaktadır. Kontun bu şahane nutkundan maksadının ne olduğunu bir türlü anlayamıyor ve herkesin yüzüne şaşkın şaşkın bakıyordum. Gönül yapmacık bir utanmayla başını öne eğmiş, bol entarisinin geniş eteklerini parmaklarıyla kıvırıyor, çözüyor. Ali Bahadır Bey de manalı gülümsemelerle etrafa göz gezdiriyordu. Her iki kardeş de bu başlangıç konuşmasının nereye varacağını bilir gibi görünüyorlardı. Kont devam etti. Şimdi ulvi manalarıyla Kara Korum Sahraları'nın göklerini 1200 yıl sonra tekrar çınlattığımız şu anda bu abide de ecdadımız bize azim ve fedakarlık tavsiye ediyor. Bugün benim incilim Kültigin kitabesidir. Bu dakika Onunla nurlanmış bulunuyorum. Şu yazılar öyle ilahi bir kitabın satırlarıdır ki, sanki gökten bugün bana inmiştir. Bu cümleyi söylerken kon ince ve nükteli bir davranışla gülmeye başladı ve ekledi. Bizim gibi fuzeli ve sahte peygamberler için ümmet lazımdır. Bunun sağlanmasına şimdiden başvurmalı, başlamalıyız. Bu maksatla gönül hanımın Tolum Bey'le nişanlanmaları töreninin yerine getirilmesini teklif ediyorum. Ben bu iş için görünüşte lüzum eden şeyleri de hazırladım. İşte Bunu söyler söylemez cebinden bir ufak kutu çıkardı. İçindeki iki eski altın halkalardan birini önce Gönül'ün parmağına doğru götürdü. Gönül ani bir duraklamadan sonra elini uzattı ve kont da yüzüğü taktı. Macar asilzadesine dikkat ettim. Perişandı. Titriyordu ve bana doğru yürüdü. Bu anda ben muhakememi ve tedbirimi kaybettim. Beynim alt üst oldu. Bir adım geri çekildim. Gönül Hanım'ın teveccühüne ve yoldaşlarımın güvenine karşı minnettarım dedim. Fakat sizin elinizden bu yüzüğü almaktan hissiyatım beni alıkoyar. Ne hissiyatı? Erkeklik hissiyatı. Niçin? Çünkü demin ezadan ve fedakarlıktan bahsediyordunuz. Ben sizin ne eza çekmenizi ister ne de fedakarlığınızı talep ederim. Çünkü buna lüzum yoktur. Teklif gönülle ailesine ve şurada bizimle beraber bulunan kardeşine düşer. Gerçi seyahat arkadaşlarımızın yüzüğü kabulü ve Bahadır Bey'in memnunluk ifade eden yüzü teklifi müsbet karşıladıklarını belirtiyorsa da bu uzlaşma sizi fedakarlık için zorlamamalıdır. Çünkü ecdadımı ve beni yaşatan bu kalp ve kan fedakarlıkta sizin gerinizde değil ilerinizde bulunmayı bana emreder. Çünkü Tanrı'nın şu güzel ve mübarek eserini benim kadar siz de seviyorsunuz. Kont, siz de seviyorsunuz. İnkar etmeyin. Bu sözlerin Gönül Hanım'ın huzurunda konuşulmasından üzgünüm. Fakat düşünüyorum ki bizler şahsi çıkarlarımızın çok üstünde bir vazife uğruna çöllere düştük. Onun için kendimize ait menfaatten açık sözle, açık yürekle söz etmekte çaresiz kaldım. Beni bağışlayınız Kont. Beni affediniz Gönül Hanım saf dil çocuk. Kuruntunu takdir ediyorum. Fakat gönülle evlenemem. Çünkü Hristiyanım. Madem ki fedakarlık etmek için kalbinizde kuvvet buluyorsunuz, o kuvveti benim için değil, gönül doğruna harcayınız. Sizin için aynı fedakarlık olur. Kon tekrar gülmeye başladı. Şen ve Şakrak karşılık verdi. Seyahatimizde bize eşlik eden güzel Türk kızının Türkçe adının manasını çok iyi biliyorum söz sırası bir imalı konuşmaya müsaade ederseniz derim ki, ben gönülü beni baştan çıkarmasıyla değil, aklımın gösterdiği aydınlık yoldan giderek İslam olurum. Aslında İslam da olsam benimle evlenemeyeceğini Matmazel çoktan söylemişti. O halde bahsettiğim fedakarlık bu cihete dokunmaz. O halde hangi cihete? Sonra anlatırım. Benim elimden halkayı almazsanız buyurun Bahadır Bey. Yüzüğü kardeş sıfatıyla siz takınız. Bahadır ilerledi ve ben bir adım daha geriledim. Öteden beri beni düşündüren korkularımın sebeplerini itiraf etmek istedim. Allah aşkına, benim kusuruma bakmayınız. Belki küstahlık ediyorum, belki saygı ve sevgimden şüphe edersiniz. Fakat ben zengin değilim. Belki size nispetle pek fakirim. Şimdiye kadar yüksek bir terbiye ve bolluk içinde bir hayat gören bu mübarek vücudu bassız bir hale getirmek istemem. Hemen Ali Bahadır Bey eli lazım kapadı ve gönül de kızarak arkasını döndü. Utangaçlık ve tecrübesizliğim bana fazla ve yersiz açıklamalarda bulundurduğunu anladım. Biraz önce fedakarlık konusunda kontla aramızda Gönül Hanım'a açık artırmaya koyduğum yetişmiyormuş gibi, bu defa da hayata ve geleceğe karşı lüzumsuz bir cesaretsizlik gösterdim. Hemen kendimi topladım. Peki, çalışacağım. Yeter ki Gönül Hanım bana tenezzül etsin dedim. Kont ellerini çırpmaya başladı. Bahadır halkayı parmağıma geçirdi. Bilal Bey uğurlu bir kılavuz, sevinç getiren bir sadıçtı diyerek ikimizin ellerini birbirine verdi. Saygılı ve sıcak bir sevgiyle gönülün elini öptüm ve düşündüm. Oh, bugün gök kubbesi altında benden mutlu kimse var mıdır acaba? Ne gariptir ki gönül pek de uygun fakat zannımca hiç de bayağı olmayan deminki konuşmalar sırasında ağzını açmadığı gibi, şimdi de hiçbir kızgınlık eseri göstermedi. Bu kızın ciddiyeti yanında ben ne kadar küçülüyorum. Kont, oh, bugünü ben neşesiz geçiremem, dedi ve adamlarımızdan sancayı çadırdan kemanını getirmeye gönderdi. Birkaç dakika sonra Kont, bu vahşi çölün çorak boşluğuna, pembe ve mavi musiki namelerinden renk renk tatlı öpücükler yağdırmaya başladı. Zavallı Macar genci. Listin en oynak parçalarını çalarken kirişine öyle bir titreme, öyle bir inilte ekliyordu ki her ses damlası yüreğinin kanından sızan bir damla gibi gözlerine bir üzüntü perdesi çekiyordu. Bunu ben görüyordum. Belki gönül de seziyordu. Of! Hepimizin durumu ne tarife sığmaz manevi bir hal almıştı Kont o kadar nefesini zorladı ve o kadar çalıştı ki 5-10 dakika sonra bu ilk heyecanının kaybolduğunu gördüm veya farz ettim. Bahadır Bey gülerek dedi ki Gönülde keman çalar. Bilmem eli durdu mu? Gönül Hanım küçük bir nazlanmadan sonra bize evvela şimdi adını hatırlayamadım Fransız bestecilerinden birinin bir parçasını çaldı ve kardeşinin ısrarı üzerine İran ve Rus musikisiyle karışık Tatar havaları dinletti. Sıra bana gelmişti. Israr ettiler. Vaktiyle mahallemizin müezzininden bir parça meşk etmiştim. Rastan ve Nihavent'ten bir parça gezindikten sonra Nedim'in Hac yollarında meşaleyi karban gibi erbabı aşk içinde fırûzansın ey gönül gazelini okudum. Bahadır Bey siz hem asker hem de şair misiniz Tolun Bey? dedi. Cevap verdim. Asker değil, esir. Şair değil, hafızım. Çünkü çocukken ezberlediğim şiirlerdendir. Bahadır Bey bunu konta tercüme etmek için çalıştıktan sonra ben de size bir kahraman Tatar şairin Gazi Giray'ın ezberlediğim bir gazelini okuyayım dedi ve kendine has şivesiyle şiiri okumaya başladı. Kaplanoğlu Bahadır Bey bu şehirden sonra pek mağrur göründü. Dedim ki, ismi gibi kendisi de bir kahraman şair olan Gazligiray'ın hal tercümesini göz önüne getirirseniz, tatarlığı kadar bir Osmanlı Türkü olduğunu da kabul edersiniz. Gazel'den Gönül Hanım'ın kadınlık gururu incinmiş olacak ki, kardeşine karşı sitem edici bir tavır takındı. Doğrusu dedi, kirpik yerine oku, saç yerine yeleği, Siyah gözlü bir kadın yerine atı sevdiğini gururlanarak şiir diye söyleyen bir kimseyi şair değil, askerden bile sayamam. Acaba Gazi Giray çok çirkin bir kimse miydi yoksa kör müydü? Bilmem ki kadınlara sevgi ve saygı beslemek askerlik, hükümdarlık şerefini bozar mı? Cemiyet medenileşmeden fertlerin hele böyle yüksek tabakadan çıkmış seçkin kimselerin medeni olduklarını sanırdım. Halbuki darılma kardeşim ama bu gazelde insanlık istinden bir eser göremedim. Hem artık insanlık biraz da sevilmek, okşanmak, gülmek, kısacası yaşamak istiyor. Yiğitlik, kahramanlık adına yapılan manasız vahşetlere bu asırda olsun, bu umumi harpten sonra olsun bir son veriniz. Bunlarla övünülecek zaman hala geçmedi mi? Siz söyleyin Tolun Bey, hakkım yok mu? Meseleyi aslında muhakeme etmeme müsaadeniz olacak mı? Bir kere Gazi Giray'ın yaşadığı Hicri 10. asırdaki kadınların irfan seviyelerini göz önüne getirelim. Kadın o zaman gençlerin eğlencesi, ihtiyarların hizmetçisiydi. Sonra da bile bile bir çocuk makinesiydi. O zamanlar bir kadın bir erkeğin cismini taltif etse de ruhunu izaz eyleyemezdi. Gazi Giray'ın ihmal ettiği kadın bu cinsten bir dişidir. Sözlerindeki kuvvet ve sağlamlıktan, İrfanında da iyilik ve güzellik olduğu anlaşılan Gazi Giray, bugün yaşamış olsaydı, kalbindeki cesareti şiir haline getirirken başka türlü bir gazel söyleme yolu arardı. Eski, içi saf kadınların erkeklerinin de saf dil olmaları gerekmez mi? Fakat bugün ruh ve bilgi bakımından kadınla erkek arasında bir fark yoktur. Bugünkü dimağımızla düşünürsek, Gazi Giray, ülkeler istila etmiş bir Tatar hanıysa, siz de iklimler keşfeylemiş bir Tatar hanımısınız. O yedi sene İran'da esir kalmış bir gazi ise siz Turan'da esir kalmış bir hanım gazisiniz. Yaptığım bu karşılaştırma ve yoruma arkadaşlar güldüler ve gönül gülümsedi. için? dedim yan çiziyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz ve kabul etmiyorsunuz? Düşmanları öldürenlere gazi deniliyor, dostları diriltenlere bu ünvan neden çok görülsün? Unutmamalı ki bu hayırlı teşebbüsümüzün adı Gönül Hanım Sefer Eğitidir. Kont, muhakememi tamamlamak için söze karıştı. Matmazel, sizin mefkurenize göre insanların ebediyen birbirleriyle hoş geçinmeleri deyimini daha çok zaman idrak edemeyeceğim. İnsanların kalbinde hırs ve menfaat fikri var oldukça harp tehlikesi de baki kalacaktır. Deminden beri hemşiresinin sistemlerinden dolayı uzayıp giden tartışmayı sabırla dinleyen Kaplanoğlu Ali Bahadır Bey, Gönül Hanım'a dedi ki, ''Bu şiire karşı alınmanın sebebini anlayamadım. Tolun Bey'in yaptığı açıklamaya göre, bugün bizim bu gazele vereceğimiz mana, bir kahramanın nefsine ait nazlarını, vatanı, dini uğruna feda ettiğini söylemek istemesinden ibarettir. Güneş yükselmiş ve bir sıcak, parlak, nurlu göl halinde başımıza ışıklarını dökmeye başlamıştı. Bahadır Bey şen ve neşeli bir halde. ''Kendine gel ey Türk, kendine gel ey Macar, açlıktan öleceğiz.'' dedi. Çadıra dönmek için yerinden fırladı. Hepimiz kalktık. Kont da davrandı. ''Artık'' dedi. ''Yanlış yorum ama hal kalmadı.'' Gönül Hanım'ın kolunu tuttu. Benim koltuğuma geçirdi. Macarca ileri demek olan ''Elore'' diye bağırdı. İlk fırsattan faydalanarak, ''Sizi ne kadar sevdiğimi ispatı hacet görüyor musunuz?'' dedim. Parlak gözlerini en katı yüreklere eriten siyah nurunu bir dakika yüzüme çevirdi. Ruhumda her an okuduğu aşk şiirini bir kere daha gözden geçirdi. İnanmış, kuvvetli fakat tatlı bir sesle. ''Hayır'' dedi. ''Buna razı olamam.'' Tekrar sordum. Görünüşte nazlanmaya, aldırmazlığa benzeyen, ve gerçekte bir dakika için konta karşı incinen izleti nefsimin müdafasından başka bir şey olmayan deminki sözlerime darıldınız mı? Hayır ve bu bahsi bir daha açmayalım olmaz mı? dedi. Artık gönlüm rahat etmişti. Çadırlara döndüğümüzde bizden önce gelerek yiyeceklerimizi hazırlayan mengüberdi ve sancar sayesinde sofrayı hazır bulduk. Yemekten sonra ertesi günkü programımızı tertip eyledik. Yarın da Bilge Kağan kopyasını ve fotoğrafisini alacaktık. 11 Temmuz Garip bir his. Bu gece tahminim kadar ne mesut ne de sevinçliydim. Beni derin fakat manasız bir düşünce kaplamıştı. Yatağımın içinde endişe ateşiyle dönerken, aylardan beri kendi kendime tekrarından bile çekindiğim bu gizli aşkın, bu kutsi hislerin bir an içinde gerçekleşmesine şaşıverdim. Ali Bahadır Bey'in ve Kont'un itiraflarına göre aralarında Gönül Hanım'la benim namzetliğimiz kararı 15 gün önce verilmiş. Gönül'ün rızası alınmış ve bu konudaki samimi tören içinde Kültekin kitabesinin tamamıyla meydana çıkarılması ve okunması günü seçilmiş. Hal ve tavrımda öteden beri görünen ümitsiz bir aşkın belirtilerine rağmen hislerimi gizlemek hususundaki azmim mahcupluğuma verilerek hayretin müşterek maksadının yerine getirildiği mesut günde ansızın beni de mesut etmenin pek hoş olacağı düşünülmüş. Yoldaşlarımın bu teveccühüne ve gönülün bu muhabbetine karşı minnettar olmak lazım gelecek. Minnettarım. Fakat kalbimde bir boşluk var. Aç oturduğum sofradan tok kalktım. Fakat yemeğin başında iştahımı çekmiş olan sevdiğim tatlılara el sürmeden baş yemeklerle karnımı doyurmuş gibiyim. Öyle sanıyorum ki bu başarı kendiliğinden hasıl olmamalıydı. Ben çırpınmalıydım, ben didinmeliydim, ben ayrılıklar çekmeliydim. Aşk perisinin okları kalbimi delik deşik etmeliydi. Bendeki cazibeye kapılma, gönülün anlamamazlıktan gelmesiyle titremeliydi. Ben yalvarmalıydım, gönül eğlenmeliydi. Ben ağlamalıydım, gönül gülmeliydi. Gönül bir kale olmalıydı. Ben onu bütün cesaretimle, bütün irfanımla kuşatmalıydım. O zaman ruhum memnun, gönlüm rahat olurdu. Fakat bunları, bu delice hisleri kime açabilirdim? Bu fikirleri şuraya yazdıktan sonra bile silmek ve hatıralarımın arasından bu sayfayı yırtmak, atmak istiyorum. Bu sabah erken kalkarak, bilge kanadına dikilen abidenin üstündeki kitabenin suretini ve fotoğrafisini almak için çalıştık. Fakat bu iş... Kültigin kitabresi kadar kolay olmadı. Çünkü abide zamanın sarsıntılarıyla devrilmiş, kırılmış, dört parçaya ayrılmıştı. Bu kitabenin etrafında da başı kopmuş bir takım heykeller vardı. Bu heykeller de Kültigin abidesini çevreleyenlerin eşiydi. Lakin içlerinde iki tanesi beyaz mermerden kazılarak çok ustaca ve titizlikle işlenmiş bulunduğundan incelikte hemen eski Yunan heykellerinin dengi sayılabilirdi. Biraz ötede ortasında silindir biçiminde geniş bir deliği bulunan küp şeklindeki büyük bir granit kitlesi gördük. Bize haber verdiklerine göre civarda oturan Moğollarca bu taş mukaddes sayılırmış. Bugün bile hasta olan çocuklar hatta kuzular bu taşın ortasındaki delikte biriken suya batırılır ve böylece dertlere derman aranırmış. Ciddi bir zorlukla karşılaştık. Kitabenin en büyük parçası ters devrilmişti. Birkaç ton ağırlığında olan bu taşı nasıl kaldıracak ve çevireceğiz? Bu iş için lüzumlu aletimiz yoktu. Fakat bunun kopyasını almadan buradan ayrılmamızın da ihtimali yoktu. Bu taş, heyetimizin üzerine aldığı vazifenin son müşkülüydü. Bu kitabenin kopya edilmesinden sonra dönecektik. Son dakikada karşımıza dikilen bu engel mutlaka alt edilmeli, aşılmalıydı. Yarım saat çaresizlik ve üzüntü içinde çırpındıktan sonra uzaktan birkaç göçebenin geldiğini gördük. Hemen onları çağırdık ve razı ettik. 15 kadar arkadaş buldular. Kalın çam bölmeleri getirdiler. Bunları küskü yerine kullandık ve dileğimizi yerine getirdik. Bu zahmetler gönül arzusuyla yapıldığı için bizi yorsa da bıktırmıyordu. Bugün akşama kadar çalıştık. Yazıları yıkadık. Kısmen istinsağa bile başladık. Seyahatimiz bitmek üzereydi. Halbuki ben gönülle beraber bu çorak çöllerde yıllarca, asırlarca gezmek istiyorum. Oh, bu çıplak sahralarda, bu ıssız kumsallarda, bu engelsiz, endişesiz hayatta gönül, gönül. Sen ne kadar benimsin? Kim bilir, kısmetse seninle ben bir büyük ve medeni şehirde yaşamaya mecbur olursak, o zaman sen bir parça evinin işlerine, bir parça misafirlerinle, ve tuvaletinle meşgul olmaya kendine vereceksin. Bana ruhundan pek az bir bölüm ayıracaksın gibi geliyor da bu yarım gönüle bir türlü doyamayacağım sanıyorum. 12 Temmuz Bu sabah da çalışmaya başladık ve akşama kadar yazıların kopya edilmesi, istinsa edilmesi işlerini bitirdik. Yarın öğleden sonra seyahatimize son vererek buradan dönmek için çadırlarımızı toplayacağız. Bugün gönül, günlük hatıra defterini bana verdi. Benimkini de o istedi. Vereceğim. Artık duygu ve düşüncelerimizi beraberce yazacağımızdan günlük hatıralarıma burada son veriyorum. Şimdi ben de kendimi kırılmış, iki parçaya bölünmüş bir kitabe sayıyorum ki bir parçam gönüldür. İkimizi birleştirmeden alın yazımızdan bir mana çıkarmak kabil olmaz. Dönüş Heyet toplanıyor. Alınan kopyalar hazırlanan sandıklara dikkatle yerleştiriliyordu. Bu ince, nazik vazifeyi Gönül Hanım yerine getiriyordu. Mehmet Tolun Bey içini çekti. Bu seyahatimizden faydalanmamız en üstün derecede olamamıştır. Kont güldü ve atıldı. Bunu bari sen söyleme mutlu çocuk. İsterim ki Kültigin abidesini yerinden sökeyim. İstanbul'a, Müze-i Hümayun'a nakledeyim. Oradaki eski Yunan'ın beni kıskandıran tanrıçaları ve mitolojik tasvirleri ortasına dikeyim de Büyük İskender'in lahdine, kitabenin ululuklar dolu hitabesi bir kahramanlık şiiri telkin etsin. Bu büyük iş bizim gibi güçsüz, kuvvetsiz ancak hevesli bir sefer heyetinin değil, muazzam bir devletin isteği ve harcamasıyla ancak yerine getirilebilir. Bizden 10 sene önce Fransa hükümetinin verdiği parayla buralara seyahat eden binbaşı Julien Costun bu bölgeden alıp Paris müzelerini süslemek için götürdüğü heykel başlarından bir tanesine sahip olsaydık, yurdumuza gerçekten değerli bir armağanla dönmüş sayılırdık. Kültigin ve bilgi kanı etrafında başsız gördüğümüz gövdelerin kelleleri, kısmen Çinliler ve aşırı derecede inançlarına bağlı Budistler tarafından koparılmışsa, kısmen de Rus ve Avrupalı seyyahların elleriyle parçalanmıştır. Kontz için bu sözleri üzerine Tolun Bey, Mengü ile konuşmaya başladı. Bu konuşmaya Sancay ve Urdulu da karıştı. Genç subay memnun ve içi rahat bir halde arkadaşlarının yanına döndü. Ümitlenmeyin ama Sancay bana bir müjde verdi. Dün bize yardım için gelen göçebe Moğollardan biri kendisinde bu heykellerden birinin kopmuş başının mevcut olduğunu ağzından kaçırmış. Garip değil mi? Alık Sancay da ehemmiyet vermemiş. Şimdi de Moğol'un yurdunu arayıp bulması için onu etrafa saldırdım. Eğer başarırsa bir gece daha burada kalırız. Heyet eşyaları yerleştirmekle meşgul olduklarından geçen bir saati duymadılar. Uzaktan bu defa dört atlının dört nala geldiklerini ilk önce Kont gördü ve heyecanla onları karşılamaya seyirtti. 20 dakika sonra atlıların yine geldikleri tarafa dönerek uzaklaştıklarını ve kontunda sevinç içinde çadıra girdiğini gören arkadaşlar şaşırdılar. Edepsiz herif. Kafayı bir türlü vermemiş. Para alamayacağından korkmuş. Ne istese beğenirsiniz, elli ruble. Beş bin istese yine verecektim. Paraları da tamamen almayınca başın kendisinde olduğunu itiraf etmemiş. Adamlarımızı tekrar beraber gönderdim ki bu çapkın mol bir hilekarlık etmesin. Gönül, Tolun... Bahadır Bey birbirinin yüzüne baktılar. Bahadır Bey sabırsızlıkla sordu. Acaba bu kafalardan yalnız bir tane mi varmış? Bu soru pek manalıydı. Bu mühim başı kim alacaktı? Kont mu, Tolun mu, yoksa Bahadır Bey mi? Heyet erkanından her biri kendi hesabına bu değerli yadigarda sahip olma karşısındaydı. Bilhassa bu hazineyi keşfe sebep olan bizzat Tolun'du. Kont Zich Arkadaşlarının bu kuşkusunu sezdi ve dedi ki, Bağdır Bey, bu baş Türk başkentinden Koşu Çaydam'dan alınacağı için sizi o kadar faydalandırmaz. Tatarlar Moğollara daha yakındırlar. Erdensu'da, Karakorum'da bir heykel ele geçirseydik elbette bu sizin hakkınız olurdu. Tolun Bey ise bu Türk başkentinden öyle bir yadigarla dönüyordu ki karşılığında cihanın hazinesini verse yeridir. O burada bir güzellik heykeli buldu ve benimsedi. Gönül Hanım'ı kastettiğini gözleriyle anlatarak artık bu ganimetten başka burada bir dileği kalmadı. Bense eli boş dönmemek için bu taş kafayla baş başa kalmak ve gerekirse toz vuruşmak isterim dedi ve kahkahalarla gülmeye başladı. Kontun tanıştıkları zamandan beri daima şahit oldukları nezaketine ve bilhassa gönülü kendi eliyle nişanlamak gibi gösterdiği asil davranışa mukabil, kimsenin bu sataşmaya karşı koyacak hali yoktu. Şimdi hepsi, istinsa ettikleri yazıların mukavvalarını sandıklara yerleştirmekle uğraşan Gönül Hanım'a yardım ediyorlardı. Aralarında her dakika bozulmak istenildiği halde bir türlü silinemeyen tatsız bir sessizlik hakimdi. Bu sırada Sancay, elinde bir mermer parçasıyla çadıra girdi. Bu, beklenilen heykel başıydı bir sandığın içine bıraktı. Bir dakikalık seyrediliş hepsini Umula'nın çok üstünde hayretlere düşürmeye yetti. İtalya'nın sanat eserlerini gören Kont ve Bahadır Bey, ıssız çöllerin bir buçuk asır önce yetiştirdiği dehaların mahsulü karşısında çırpınmaya başladılar. Bu baş gerçekten de bir hazineydi. İnce çizgiler ve derin manalı yüz inanılmayacak bir sanat kudretini ortaya koyuyordu. Başı açık genç bir savaş adamının kafası olan bu heykelin gözlerinin uçları biraz çekik ve elmacık kemikleri biraz çıkık olmayaydı. Eski Yunan heykellerinden sanat bakımından farksız, hatta üstün sayılabilirdi. Başı satan göçebe Moğol'un yardımıyla bu başın ait olduğu gövdeyi de buldular ve üzerine oturttular. Kont başı eline aldı. ''Arkadaşlar'' dedi yeni yavuklulara bu yabani çöllerde hediye edecek bir şey bulamadığımdan dolayı üzgündüm. Ecdadımızın ruhu imdadıma yetişti. Allah'tan niyazım budur ki yeni doğacak ilk oğulları da bu heykeldeki heybetli gözlere ve muhteşem buruna ve azimli dudaklara sahip olsun. Başı Tolun Bey'e uzattı. Tolun dayanamayacak ve gözleri yaşla dolarak kontun boynuna sarıldı ve iki yanaklarından minnet ve şükranla öptü. Kontine zevzekli elden bırakmayarak, bey, bey dedi. İşte şimdi yaptığım bir fedakarlıktır. Fakat haddiniz ve cesaretiniz varsa, bu fedakarlığı reddediniz bakayım, dedi. Tolun bu sefer de reddetmek istedi. Maksadın latife olduğunu anlayarak susmak mecburiyetinde kaldı. Artık bütün eşya hayvanlara yüklenmişti. Bu bölgeyi son bir ayrılış bakışıyla seyrettikten sonra kuzeye doğru göçtüler ve çölün ıssızlığı içinde kayboldular. İki gün sonra öğle üstü sayan Tanlı Tuva civarında çadırlarını kurdular. Şimdi vazifeleri son bulmuş olduğundan bir an önce bu çorak çöllerden uzaklaşmak istiyorlar. Küçük ırmakta akşamüstü güzel bir banyo aldılar. Yemekten sonra Tolun Bey bir münasebet getirerek konta Gönül Hanım'ı kendi eliyle nişanladığı sırada kapalı olarak geçtiği fedakarlık meselesi hakkında izahat vermesini rica etti. Kont güldü. Bu fedakarlık bana göredir. Belki sizce o kadar ehemmiyeti olmayabilir. Büyük babam Aladar tavırları garip bir zatmış. Vaktiyle gençken Viyana'da beşi bir yerde bir riyal bulur. Bunu uğur sayar. Ve kendi çevresi dışında ve hiç tanımadığı asil bir Macar ailesinden olan büyük anneme yine Viyana'da parayı bulduğu bu sokakta rast gelir. Aşık olur. Evlenme kararlaştırılınca bulduğu riyali bozdurarak iki yüzük yaptırır. Pek mesut olurlar. Bu yüzükleri büyük evlatlarına vasiyet ederler. Babam da bununla evlenir. Nihayet savaşa giderken babam ve annem, bu iki yüzüğü bir başarı tılsımı sayarak parmaklarından çıkarıp bana verdikleri zaman ''Sakın bunun birini güzel bir Rus prensesinin parmağına takıp beraberce getirme.'' dediler. ''İşte size karşı hizmetim ancak şu iki yüzü, içlerindeki Zirç adını kazıyarak fedaya razı olmaklığımdan ibarettir. Bunun da ehemmiyeti sırf bir aile inancına bağlıdır.'' Bunun üzerine Tolun Bey düşündü. Hemen bir parmağından Yakutlu ve diğeri çantasından füroze iki altın yüzük çıkardı. Bakınız Bilal Bey dedi. Bunlar da ecdattan kalma. Belki 200 senelik yadigarlardır. Şimdi ilk varacağımız Rus kasabasında bu dört yüzü beraberce eritir ve sonra hamurundan dört altın halka çıkartırız. Bu suretle hem ailece uğur saydığınız altının bir bölümüne sahip olursunuz ve hem de bu vesileyle İlk Türk ve Macar ailesinin tarihini birleştirmiş oluruz. Kont bu teklifi kabul etti. Sabahleyin erken kalkarak yola revan oldular. Her akşam bir derbende geceleyerek Arhulhan ve Bandiye Kore kasabalarını geçtikten ve bu suretle Tarbagatay dağlarını aşmak zahmetini saldıktan sonra doğuya saptılar. Kandan Nor gölünün güneyinden tekrar güneye doğru indiler. Nihayet 35 günde Kobdo kasabasına vardılar. Kobdo, beyaz evleriyle, temiz sokaklarıyla Türkistan'ın bir İslam şehrine benziyordu. Buranın ahalisi 35 Rus, 800 Çinli ve 100 kadar İslam Sart ve 200 Moğol'dan ibaretti. Ruslar bu yolla Çin'e un, çay ve pamuktan yapılmış şeyler sokuyor ve Çinliler de Rusya'ya yün ve kürk gönderiyorlardı. Gönül Hanım sefer heyeti dört aydan beri burada ilk defa olarak dam altında barındılar. 20 günden beri karlar ve soğuklarla mücadele eden heyet burada yakacak odun bulamadılar. Bereket versin Ulay Dağı kasabasından satın aldıkları keçi postundan kürklerine sarındılar. Buradan hizmetçileri Sancay, Mengüberdi ve diğer deveciler ve mekkareciler memleketlerine, Urga'ya dönecekler, ve yanında Kont'la Macaristan'a gitmeye razı olan Urdunlu kalacaktı. Orhun ve Erden su taraflarında çekilen sıcaklar bertaraf olmuştu. Şimdi geceleri şiddetli bir ayazla soğuk sıfırın altında 9 dereceye kadar iniyordu. Üç gün burada kaldıktan sonra yeniden develer ve atlar kiralayarak yola koyuldular. Ve yırtıcı hayvanların bile yiyecek lokma bulamadıkları bu çorak çöllerde bütün gün yol almak mecburiyetinde kaldılar. Yalnız güneş batınca çadırlarını kurup dinlenmeye muvaffak oluyorlardı. Gönül Hanım artık yorulmaya başlamıştı. Güneşten çok buranın devamlı olarak yağan karları, dondurucu soğukları yüzünü karartıyordu. Hepsi asıl renklerini kaybetmişler ve birer Moğol esmerliği kazanmışlardı. Altay dağlarının tepelerinden, geçitlerinden aşarak 14 günde bin zahmetle Sibirya sınırına Kaşağıç kasabasına vardılar. Burada kendilerini Moskov Hudut Muhafızları Kazaklar karşıladılar. Heyet mensuplarının pasaportları mükemmeldi. Kobda ilçesindeki Rus tüccar vekilinden Urdulu için bir vesika almışlardı. Bahadır Bey hem Rus gümrükçülerini kandırmış ve hem ucuz bulduklarından Ulesudağ'dan birçok kürk almıştı. Böylece sınırda hiç sıkıntı çekmediler kaş ağaçtan ilk defa alarak arabalara bindiler. Birkaç gün sonra müthiş Katun Nehri geçidini geçerek Sibirya'nın Angoday, Altay, Bisk, Barnaul kasabalarından bazen kızak ve bazen arabayla geçerek 13 günde o bir şehrinde demiryol katarına bindiler. Trende Bolşevikliğin Rusya'da yavaş yavaş alevlendiğini haber aldılar. Obi'den doğru Tomsk'a vardılar. Tomsk'ta üç gün kaldılar. Tolun Bey'in ilk işi orada bir kuyumcu dükkanına giderek babasından kalma iki altın yüzükle kontun hediye ettiği halkaları eritip birbirine karıştırarak bundan aynı biçimde dört altın halka yaptırmak oldu. Konta halkaları verirken işte şimdi Türk-Macar dostluğunu kaynattık dedi. Heyetin burada ikiye bölünerek Bahadır Bey'le kız kardeşinin Krasnoyarska ve Tolun Bey'le Kont ve Urdulu'nun Taşkent ve İran yoluyla Osmanlı topraklarına dönmeleri kararlaştırılmışsa da Bahadır Bey arkadaşlarını Rusya içinde yalnız bırakmaya bir türlü razı olmadı. Gönül Hanım'ın eşyayla Krasnoyoraska gitmesiyle Bahadır Bey'in hududa kadar kaçak esirlere eşlik etmesi kararlaştırıldı. Bir gün akşama kadar altın Dağları'nda çıkarılan platin ve altın madenlerinin idare merkezi olmakla şöhret kazanmış bulunan Tomsk şehrini gezdiler. Adını içinden akan Tom Irmağı'ndan alan Sibirya'nın bu meşhur kasabasının 40 bin kadar nüfusu vardı. Sokaklarda muhtelif milletlere mensup adamların, Çinli, Moğol, Kalmuk, Rus, Tatarların milli elbiseleriyle gezinmeleri heyete henüz kendilerini Urga'da, veyahut kara korumda zannettirmişti. Gönül pek mahzun ve tolum pek müteessirdi. Her rast geldiği dükkanda genç subay yavuklusuna bir yadigar almak istiyordu. Fakat Gönül bir türlü razı olmuyordu. Bu son günün hatırası olmak üzere nişanlılar yan yana fotoğraflarını çıkarttırdılar. Fotoğrafhanenin yanına rastlayan bir oyuncakçı dükkanının önünde Gönül birden durdu ve kahkahalar kopararak mağazadan içeri girdi. Orada kendi giydiği gibi Tatar elbiseleriyle bir bebek görmüştü. Badem gözleriyle de kendisine benziyor gibiydi. Hemen bunu aldı ve bebeğin fistanının üstüne nişanlandıkları günün tarihi olan 10 Temmuz 1917 tarihini attı ve imzasını koydu. Bunu gördükçe beni hatırla. Fakat oynarken kıracak kadar yaramaz olma. Ümit ederim ki Gazi Giray gibi İstanbul'daki kışla dağıtları görünce uzaklarda seni düşünen bir kadının bulunduğunu unutmazsın dedi. Ertesi gün Tolu'nun gözleri şişmiş ve Gönül Hanım sapsarı kesilmişti. Bereket versin, Kranoskars'ta gidecek tren pek erken kalkıyordu. İstasyonda ilk defa olarak kontun zorlamasıyla iki nişanlı, iki derin ve uzun ayrılış öpüşmesi için birbirlerine sarıldılar. Artık uzaktan salladığı mendili durmadan gözlerine götüren Tolun ağlıyordu. Gönül Hanım'ı gözlerinden bir hayal gibi silen Katar kaybolduktan sonra üç arkadaş tekrar otele döndüler. Otelde öğle yemeklerini yediler. Akşam saat 7'de trene bindiler. Türkiye'ye dönmek için müşkil olmakla beraber en emin yol İran yoluydu. İran'da Hazar Denizi üzerinden girmeyi ihtiyata uygun görmediklerinden karadan ve meşet civarından girmeye karar verdiler. Bu sebeple demiryolu ile Taşkent ve Buhara'dan, Merv'den geçerek İran'a sokulmak istediler. Harp sebebiyle tren o derece kalabalık değildi. Kayda değer bir zahmet çekmeden Taşkent'e vardılar. Trenin birkaç saat kalmasından faydalanarak çizmeleriyle, dericilik sanayiyle ün salmış olan bu şehrin büyük caddelerini görmek istediler. Taşkent'in evleri birer, nihayet ikişer kat, ve hepsi de iri ağaçlarla çevrili bahçeler içinde olduğundan uzaktan yalnız camilerin minareleriyle kubbeleri gözüküyordu. Burada 300 kadar cami varmış. Fakat şimdi bunlardan çoğu haraptı. Şehrin nüfusu 150 bin civarındaymış. Rusların kurdukları mahalle tamamıyla ayrıdır. Bu mahallenin bir hususiyeti olmayıp Avrupa şehirlerinin adi bir kopyasıdır. Manasız bir uslup, geniş birkaç sokak, işte o kadar. Seyhun nehrine dökülen Çerçik Irmağı şehrin içinden geçer. Rus mahallesinde göze çarpan başlıca şey, esefle görülen, burasını zapt eden General Çernefey'in heykelidir. Tolun Bey, Rusça olarak Bahadır Bey'in yazısıyla Gönül Hanım'a birkaç karpostal gönderdi. Akşam yine trene dönerek Hocant ve Semerkant yolu ile Buhara'ya vardılar. Pek yorgun olduklarından Buhara'yı Şerif'te bir geceyi otelde geçirerek ertesi günkü sürat katarı ile yollarına devam karar verdiler. Demiryolu üzerinde bulunan, Temurlenk'in başkenti olan ve bir zaman İslam medeniyet merkezi ehemmiyetini kazanmış bulunan Semerkand'ı Rus polisinden çekinerek ve bazı mahsurlar yüzünden göremediklerinden dolayı çok üzüldüler. Bu arada temiz bir otelde kaldılar ve her şeyden önce hamama gittiler. Buhara'nın etraf sularla çevriliydi. Rusya ile Çin, Hint, İran ve Afgan arasındaki ticaret alışverişinin merkezi olduğu için iktisadi ehemmiyeti görünüyordu. 200 bin kadar nüfusu olan Buhara'da Rus macerileri pek azdır. Yerli halinin üçte ikisi Aryan'ın neslinden Tacik'tirler. Bunlar Farsça konuşurlar fakat hepsi sünni olduklarından İranlılarla araları o derece hoş değildir. Ahalinin kalanı Özbek ve şair Türklerdir. Buhara'da 360 cami vardır. Bu camilerin en büyüğü Temurlenk tarafından tamir edilmiş olan Mescid Camii Şerifidir. Buhara, İslamiyet'in başlangıç çağlarından Muaviye'nin saltanatı zamanında Serdar Abdullah bin Zeyyad tarafından zapt edilmişse de o zaman hakimesi olan hatun şiddetle karşı koymuş ve Abdullah'ı bazı şartlarla sulha razı etmiştir. 5-6 sene sonra hicretin 55'inde yine Muaviye tarafından Horasan valisi Said bin Osman Affan memur edilerek bir hayli çaba harcanarak fetholunabilmiş ve İslam ülkesine katılmıştır. Abbas halifeleri zamanında çıkan Samanoğulları devrinde Buhara pek çok imar görmüş ve İslam memleketlerinin en meşhuru olmuştur. Daha sonra Çingaz tarafından tahrip edilmiş ve temir vasıtasıyla tekrar imarına çalışılmışsa da bu hükümdar Semerkand'a daha çok ehemmiyet verdiğinden Buhara eski parlaklığını bir türlü kazanamamıştı. Yerli ahali olan Taciklerle Türkler arasında karşılıklı saygı ve sevginin mevcut olmadığı Tolun Bey'in dikkatini çekmişti. Tacikler çalışkan ve her işe sokulur bir kavim oldukları halde vefasız ve hileci bulunmaları sebebiyle Özbekler ve Türkmenlerce daima hakir, aşağı görülmektedirler. Şehrin civarında oturan Kırgız, Kalmuk ve Kara Kalpaklar Çingiz ordusunun burada kalmış artıklarıdır. Burada Emevilerle gelmiş epeyce Arap asıllı aileler de vardır. Şehrin bugünkü üzücü halini ve medreselerin boşluğunu gören Bahadır Bey içini çekerek dedi ki: "Buhara'da, Semerkant ve Türkistan'da artık bundan sonra İslam'ların övüneceği bilginlerin çıkması, tekrar İbn Sina'lar, Buhariler Farabiler, ulu beylerin yetişmesi ihtimalini göremiyorum. Bu gece yemek pek azin geçmişti. Ertesi sabah erkenden trene bindiler ve Çarcuyu'dan geçerek Merv'e geldiler. Merv, Karakum Çölü ortasında, Mergap Nehri kenarındadır. Vaktiyle Selçukî meliklerinden Alpaslan ve Sultan Sancar'ın başkentiyken, bir milyondan fazla nüfusa ve İslam aleminde büyük bir medeni şöhrete sahiptir vaktiyle Büyük İskender'in generallerinden birkaç tarafından imar ettirilerek yönetim merkezi yapılmıştı. Hicretin 1. asırında İslam memleketi sırasına geçmiştir. Selçukiler zamanında adı Merv Şahcan'mış. Merv'de yetişen pek çok İslam büyüğü vardır. Çingiz ve Temürlenk tarafından yıkılmasından sonra eski mağmurluğuna bir daha erişememiştir. 10. asırda Özbeklerin eline geçmiş, daha sonra Şah İsmail tarafından zapt edilerek 1202 tarihine kadar İran'da kalmış. Ve sonra teke Türkmenleri buralara göç etmişlerse de eski parlaklığını geri getirmeye muvaffak olamamışlardı. Hicretin 1302 yılında Rusların idaresi altına geçmiştir. Merv'den sonra zorluğun en büyüğü baş göstermişti. İran sınırını geçmek. Bahadır Bey'in ticaret mümessillerinden İranlı bir Türkmen bu işi üstüne aldı. Üç tane İran pasaportu buldu. Ancak bütün seyahatlerinde çıkardıkları kopyaları beraberce götürmek mümkün olamadı. Onlardan yalnız Kültigin Abidesi'nin ilk bölümünü alabildiler. Ve kara yolculuğunda bir arıza uğramak korkusuyla Koşu Çaydam'da bulunan Türk heykeli kellesini de beraber almaya cesaret edemediler. Bunlar tekrar Bahadır Bey'e teslim edildi. Bu sırada Kont'la Bahadır ve Tolun Beyler arasında bir de ticaret anlaşması yapıldı. Bahadır gerek Konta ve gerek Tolun Bey'e harp bittikten ve barış imzalandıktan sonra kürk ve lastik galoş gönderecek, Tolun da Moskova'ya Bahadır Bey'e, hereki hallarından ve mevsiminde Rusya'da pek makul olan portakal ve mandalina yollayacak. Kont da ortak olduğu bir elektrik fabrikasından elektrik tesisleri için lüzumlu malzeme ve aletler gönderecekti. Hazırlıklar tamamlanınca bir sabah Tolun ve Kont'la hizmetçileri İran'a giden birkaç İslam tüccarla birlikte İran sınırını geçmeye muvaffak oldular. Bahadır Bey işi sağlam tutmak için onları hududa kadar geçirmişti. Sınırda araba ile meşede ulaştılar. Artık bu son yıllar içinde pansiyon dahil olmak üzere selametle ve bir dost memleketindeydiler. Korku kalmamıştı. Her şeye rağmen yine ihtiyatı elden bırakmadılar. Merden aldıkları İran elbiselerine biraz daha çeki düzen vererek Kılık ve kıyafetlerini tam olarak çevrelerine uydurdular. Uzayan sakallarını kına ile boyadılar. Her kervansarayda elde ettikleri kalyan denilen nargileleri çektikçe gerçek bir İranlı'dan fark edilemiyorlar. Meşhed, Meşhed-i Mukaddes 12 İmam'dan 8. olan İmam Ali Rıza bin Musa Kazım Hazretleri'nin mezarı burada bulunduğu için Şiilerce ziyaretgah sayılır. Harun Reşit ve Nadir Şah'ın türbelerinin de burada bulunuşu, burasının fevkalade bir ehemmiyet kazanmasına sebep olmuştur. Esasen bu şehrin kuruluşu sebebi de Halife Memun zamanında belia seçilen İmam Rıza Hazretlerinin öldüğü zaman buraya gömülmesi olayıydı. İmamın kabrini ziyarete gelen Şii ziyaretçilerin çokluğundan şehir gittikçe büyüyerek ve zenginleşerek bugün Horasan'ın ve belki İran'ın en mühim bir şehri haline gelmiştir. Yüz bin kadar nüfusu vardır. İki arkadaş şehrin musalla meydanını ve İmam Ali Rıza Hazretlerinin türbesini gezdikleri sırada hayretler içinde kaldılar. Merkati Şerif'in kubbesinin dışı baştan başa altında kaplanmış olduğunda öğleyin güneşte pırıl pırıl yanıyordu. Duvarları mozaik taşlar ve yazılı nefis çinilerle süslüydü. Bu türbe İran güzel sanatlarının bir örneği gibiydi. Şii zenginleri, Kerbela'dan sonra cenazelerinin bir kısmını buraya gömmek hususunda büyük istek gösterdiklerinden, şehrin mühim bir kısmı kabristandı. Burası, Tatarlar ve Türkmenler tarafından defalarca zapt olunmuş ve hatta hicretin 996 yılında Özbek Hanı Abdülmümin tarafından tahrip edilmişse de, daha sonra Safevi Hanedanı eline geçmiş ve Nadir Şah tarafından başkent yapılmıştı. Kontum pasaportu Bilal adına çıkarılmış bulunduğu için burada bu adla çağrılıyordu. Bilal Bey ile Tolun üç gün meşette kaldıktan ve oradan gönüle Farsça yazılmış mektuplar gönderdikten sonra Astrabağ'da bir kervana katıldılar. Hazar Denizi'nin güneydoğusunda ve aynı hattaki körfez üzerinde bulunan bu şehir, şarkın diğer şehirlerinden çok farklıydı. Evleri taştan, sokakları geniş ve kaldırımları olduğundan sevimli bir manzarası vardı. Mescid-i Cuma ile cami Gülşen adında cidden güzel ve büyük iki camide Tolun birer öğle namazı kıldı. Buradan Tahran'a otomobille 30 saatte vardılar. Tahran'ı bir başkent için oldukça küçük ve hareketsiz buldular. Esasen şimdiki başkent, İran Kaçar Hanedanı'nın kurucusu olan Aka Mehmet Han tarafından mensup olduğu Kaçar Türkmen aşiretlerinin yaşadıkları bölgeye yakın olduğu için kurulmuş ve yapımı yalnız Kaçar Hanedan sayesinde meydana gelmiştir. Bugün 400 binden fazla nüfusu vardır. Bilal ve Tolun fırsattan istifade ederek şehri bazen yaya, bazen de tramvayla gezdiler. Ve Mescidi Şah'la, Mescidi Maderşah'ı ve Mescidi Mir'i gördüler ve Şah Sarayı'nı, Şemsül Emare Kasrını ve Feth Ali Şah Köşkünü seyrettiler. Ve hatta ziyaret yeri olan Şah Abdül Muazzam Köyüne kadar gittiler. Tahran'da ve İran topraklarında geçtikleri her bölgede Tolun'un yalnız Türkçe konuşarak meramını anlatmasına Bilal pek hayret ediyordu. Tolun Kont'un merakını gidermek için dedi ki Türkistan'da Türkçe kullanılmasına şaşmadınız sanırım. Emin olmalısınız ki İran'da Türkistan'ın bir devamıdır. Bugün 11 milyon İran nüfusundan 6 milyonu Türk ırkına mensupturlar. İran ahalisinin çoğunluğu Turani'dir. Vaktiyle buralarda hükümet eden Gazneviler, Harzemiler, Selçukiler, Çingiz ve Temüriler, İlhaniler, İran zeminini Türkler ve Moğollarla ihya ve imla elemişlerdir. Mesela Tahran civarında ve İran-Azerbaycan'da yaşayan kaçarlar, ve Afşarlar Türkmendirler. Hemedan'da Kara Gözlüler, Erdebil'de Şah Sevenler, Şiraz'da oturan Çingisan Han kalıntısı Kaşgaylar tamamen Türktürler. Mazen Deran ve Elburz Dağları'nın kuzeyinde ve Horasan civarında da birçok Türkler oturmaktadırlar. İsfahan'dan Basra Körfezi'ni, Haramabad'dan Şiraz'a kadar uzanan bölgede yaşayan Bahtiyariler de Aynı ırka mensupturlar. Türktürler. Yalnız aralarında biraz Arap bahali de vardır. İran'da asıl Farslar, Şiraz'la Kirmanşah arasında iki küme teşkil ederler. İran'ın güneydoğusunda, Gühistan vilayetine dahi Beluçlar otururlar. Bunlar de, bunların dedeleri İranlı değildirler. İran'da Türkleri ayıran ırk farkı değil, mezhep anlaşmazlığıdır. Bu anlaşmazlık da manevi ve dini olmaktan çok siyasidir. Miladi 15. ve 16. asırlarda İran şahları bu dini siyasetten çok faydalanmışlar ve Osmanlı padişahlarının istila nazarlarını doğrudan batıya çevirtmeye muvaffak olmuşlardır. Vaktiyle Osmanlılar gibi kabına sığmayan genç bir millet, garptan çok istila hırslarını kendi tabi sahalarında yani doğuda aramış olsalardı Bugün Anadolu'dan öteye geçmeyen Türkiye'nin doğu sınırı ta Hindistan'a kadar dayanmış olacak ve tabii kuvvetli hudutlar içine kurulmuş bir hükümet olarak gayet emin ve gelecekten güvenli bir halde Asya'da hüküm icra edecekti. Ancak Şiilik duvarını delemeyen 1. Selim'in torunları böyle tecrübelere girişmediler ve kuvvetlerini boş yere Hristiyan Avrupa'da tükettiler. Temel çürük olduğundan kurdukları saltanat binası da Avrupa'da geçici oldu. İki arkadaş Tahran'da seneye geçtiler ve oradan Nahçıvan civarından Türkiye sınırına girmeye muvaffak oldular. Vatan toprağına ayak basar basmaz Tolun secde etti ve yüzünü alnını vatan toprağına sürdü. Orada hemen askeri merkeze ve mahalli hükümete başvurdular. Erbil, Musul ve Urfa yolu ile 25 gün sonra Ekim sonunda İstanbul'a vardılar. Kontu doğruca Para Palas Oteli'ne götürdü. Çünkü zavallı Tolun, evvela evinin bu şerefli Macar asilzadesini barındıracak bir halde olmadığını beyine yine ihtiyar annesinin Gedikpaşa'da kiraladığı evinde geçim hususunda biraz sıkıntı çektiğini biliyordu. Akşamüstü iki sandığını gümrükten alarak evine gittiği zaman kapıyı açan besmele, genç subayı tanıyamamış ve kanadı üstüne kapayarak hanıma bağırmıştı. Tolu'nun annesi de bir an için uzun sakallı ve perişan elbisesiyle oğlunu birdenbire bilememişti. Bir çare kadın bu beklenilmez saadet karşısında sevincinden ne yapacağını şaşırmış ve ancak oğlunun arkasına, yanına ufak yastıklar yerleştirerek ve eliyle kahveler pişirerek rahatını tamamlamaya çalışmıştı. Annesine başından geçenleri anlattığı zaman kadıncağız bu seyahat ve maceranın ilmi ve tarihi değerini takdir edemeyerek, yalnız oğlunun o kadar uzun yolculuklara nasıl dayandığına bir türlü akıl erdirememişti. Ertesi gün sakalını tıraş ederek, harbiye nezaretine uğradıktan sonra doğruca konta gitmişti. Bu iki gün zarfında, Avrupa'dan gelen telgrafların verdikleri haberleri öğrenerek, harp talihinin pek müsait gitmediğine vakıf olmuşlardı. Kont üzüntüyle dedi ki, bu kadar sıkıntıya katlandıktan sonra ana yurdun başka taraflarında da incelemelerde bulunmak üzere yolculuğumuzu uzatabilirdik. Halbuki biz meseleyi tamamıyla aksi şekilde düşündük. Bir iki yıl sonra buralara dönebileceğimizi farz ettik ve vatan sevgisiyle seyahatimizi yarıda bıraktık. Harbin bugünkü vaziyetine bakarak vahim neticesini anlamak pek güç olmaz. Bu sonuca göre Bizim belki 5-6 yıl daha Rusya'da yolculuğumuz imkan dışına çıkar. Bakın, şimdi elimizde yaptığımız araştırmaların neticelerini gösteren kopyalar da Rusya'da, Bahadır Bey'de kaldı. Bunların zayi olması, saldırıya uğraması tehlikeleri de vardır. O halde şu 6 aylık seyahatimizden, eziyetimizden elimizde ne kaldı, ne kalacak? Evvela birer küçük seyahatname, sonra da senin fikrin Gönül Hanım'da ve benim aklım Kültigin kopyalarında kalacak, değil mi? Tolun, burada benim imdadıma dini terbiyem yetişir de derim ki, biz çalıştık ve ırkımızın tarihine bir şeref sayfası ekledik. Artık ötesi kadere bağlıdır. Her ne kadar siz seyahatinizi uzatabilirdiniz ama ben vatanımdan daha fazla uzakta kalamazdım. Macaristan dünya yıkılsa yine Macaristan kalır. Fakat Türkiye fedakar vatan evlatlarına muhtaçtır. Bu sebeple benim için dönmek farzdır. Elbette iş bizim bu küçük seyahatimizle bitmedi. Bizden sonra yetişecek Türk, Macar ve Tatar gençleri, Çin'in ve Çin Türkistan'ın, Afganistan'ın, Belucistan'ın ve Hindistan'ın büyük şehirlerindeki mabet, manastır ve kütüphanelerinde bulunan ve saklanan Türklere ait eserleri incelemek için Buralara daha uygun şartlar içinde seyahat etsinler ve bilhassa Türkler genç üniversite mezunları Petersburg, Helsinki, Berlin, Paris, Viyana ve Londra müze ve kütüphanelerindeki eserleri tetkik etsinler. Çalışsınlar. Bizim bu kısa seyahatimizi öğrenecek ciddi gençlerde birazcık olsun ilim ve fen yolunda bir macera hevesi, merak uyandırmaya muvaffak olursak vazifemizi muvaffakiyetle yerine getirmiş sayılırız. Kont bugün Avusturya Macaristan askeri mümessilinin dönüşünden haberdar etti. Ertesi gün Tolun Bey, eş ve dostundan aldığı bazı eşya ve levazımı da tamamladıktan sonra Kont'a birkaç gün Türk hayatı yaşatmak üzere onu zorla küçük evine getirdi. Ve Türk mutfağının bütün çeşitlerini lokantalara ısmarlayarak ona ikramlarda bulundu. Bir akşam annesi başını örtmüş ve Tolun'un zoru ile Kont'un yanına gelmişti. Kont, İhtiyar kadının elini öptükten sonra bir münasebet düşürdü ve şaka yollu. ''Valide hanım'' dedi. ''Tolun Bey çok merhametsizmiş. Ben Rusya'da bir güzel Tatar kızı gördüm. Onunla evlenmek istedim. Fakat oğlunuz elimden aldı.'' ''Aa, o nasıl şey?'' ''Evet, ben de nasıl şey?'' diye sordum. ''Sen Müslüman değilsin, olamaz'' cevabını verdiler. ''Müslüman olayım'' dedim. ''Makbul değildir'' dediler. ''Ah oğlum!'' Sen dediğinince evlen. Yabancı kız almakla o kadar geçim olamaz. Valideciğin var mı? Var. Hemşiren? Evet, hemşirem de var. O kadını sen sevsen de annenin hoşlanmayacağı, hemşirenin beğenmeyeceği tutar. Evde dırıltı uzar, büyür. Kadının da senin de hayat damağınıza zehir, cihan başınıza zindan olur. Anneciğine yalvar da o sana bir kızcağız buluversin. Peki ama Tolun Bey için bu Tatar kızı yabancı değil mi? E, evet yabancı. O neden alıyor? O bana sormadı ki. Soray'da ona da öyle söylerdim. Her horoz kendi çöplüğünde eşinir yavrum. İhtiyar kadının bu saf dilane sözlerine gülüştüler. Bir hafta kadar misafirlikten ve İstanbul'u, Boğaz içini tamamen gezdikten sonra kont yanında Urdul olduğu halde memleketine döndü. Tolun Bey 3 ay kadar İstanbul'da kaldıktan sonra Trabzon'a gönderilmişti. Burada geçirdiği zaman devamlı bir sıkıntıdan ibaretti. Harp gittikçe aleyhimize dönüyor ve neticeden bir çare genç tamamıyla ümidini kesiyordu. Peşteden, konttan aldığı mektuplar da korkularını şiddetlendiriyordu. Gönül'ün iki resminden birini yatağının başına asmış ve diğerini her zaman cebinde taşıdığı cüzdanına koymuştu. İstanbul'dayken seyahat ve araştırmalarına dair harbiye ve marif nezaretlerine verdiği iki raporda, Gönül Hanım'ın tarih ve fen uğrunda geçen fedakarlığını belirtmekten kendini alamamıştı. İstanbul'da iki ve Trabzon'da dört defa verdiği konferanslarda, buluşlarından ve kültigin abidesinden ahalimize bilgi ve haber vermişti. Ancak birkaç kitabenin kopyaları ve bilinen heykel başı, bitkiler ve hayvanlara ait koleksiyonlar tamamıyla Bahadır Bey'in yanında kalmış olduğundan, yazıp hazırladığı ve resimli olarak yayınlamak istediği seyahatnamesini bastıramıyordu. Gönül, gönül. Bu kız, bu semavi mahluk, onun ruhunu sihirlemiş ve hayatına hakim olmuştu. Gönülün hayalinin eseriyle sihirlenmişti. O hayalin telkiniyle kendi kendine güler, bazen kaşlarını çatar, Bazen gözlerinden iki damla yaş döker. Yalnız odada gönül, gönül diye bu tatlı kelimeyi yüreğinin en ince hislerine sararak tekrar eder. Fakat bu derin ve büyük aşkla beraber Tolu'nun kalbini cehennemi bir alevde sarardı. Bu alev istikbal ve maişet korkusuydu. Asker ocağında mahdut ihtiyaçlar arasında şimdiye kadar hiçbir zaman geleceğini ve geçmişini düşünmemişti. Fakat bundan sonra gönülü yaşatmak ve onu mahrum bırakmamak lazımdı. Bunu nasıl başaracağını bir türlü kestiremiyordu. Eğer Rusya ile posta muhaberatı cereyan edeydi, şimdiye kadar korkusunu gönüle tekrar tekrar yazacak ve sonra intihar ediverecekti. Çünkü ne gönülsüz yaşamaya cüret ve ne de gönülle hayatını birleştirmeye cesaret ediyordu. Perişan bir haldeydi. Mondros'ta mütakere imzalandı. Her şey yakında yoluna girecek sanılırken, hatır ve hayale gelmeyen feci olaylar birbirini sürekli takip etti. Rusya'da ve seyahat esnasında yakalandığı müzmin bir romatizmadan dolayı askerlikten istifa etti. Ticaretle meşgul olmak istedi. Öteye beriye başvuruyordu, ufak tefek işler görmek istiyordu. Ancak bu sırada milli ekonomi müesseselerine vurulan darbeler bu tecrübesiz genci şaşırtmıştı. Deniz ablukasının kalkmasından sonra Rusya'dan gelen ilk vapurla İstanbul'a gelen bir Musevi, Tolun'u bir sabah evinde buldu ve Bahadır Bey'den ve Gönül Hanım'dan birer mektup getirdi. Gönül'ün mektubu ciddi ve temkinle doluydu. Bahadır Bey İstanbul'da galoş lastik fiyatını soruyordu. Kendisinde gayet ucuz mal ve birçok lastik mevcut olduğundan bunları hemen İstanbul'a sevk edebileceğini bildiriyordu. O zaman İstanbul'da bir galoşun bedeli 3-3,5 liraydı. Musevi'nin imzası ve İtilaf-ı Kuvayi Askeriyesi vasıtasıyla çekilen bir telgraf, Tolu'nun hayat mamasını, hal ve gelecek hakkında kendi kendişelerini izale etmişti. İki ay sonra bir Rus vapuru ile Tolun beynamına Sivastopol'dan 15 bin galoş gelmişti. Kış üstü Mütarekeden sonra ilk gelen galoş partisi buydu. Piyasa alt üst oldu. Arkadan 15 bin balya da samur astragan kakum kürkleri geldi. Bu ticaretten gencin payına bir hamlede bin lira düşmüştü. İlk işi bebekte güzel bir mevkide, bahçe içinde boğaza nazır on adalı bir evcik tutmak oldu. Tolun namına gelen ticari maddeler petrol, havyar ve cari mamulatı olarak birkaç sefer gönderilmiş, ve ruble fiyatının düşüklüğünden dolayı Moskova'daki Kaplanoğlu Bahadır Bey ticarethanesi de pek mühim bir kar sağlamıştı. Bolşeviklikten ilk kaçanlar arasında bir gün Kaplanoğlu ailesi de İstanbul'a gelmiş ve doğruca Perapalas Oteli'ne inmişti. Tolun Bey'in bu haberi öğrendiği anda Perapalas'a varışına kadar geçen vakit hayatı müddetince geçirdiği en uzun ve ateşli zamandı. İki gün sonra anne, baba ve Gönül Hanım'la Bahadır Bey'den ibaret Kaplanoğulları ailesi Bebek'teki Tolun Bey'in evine taşındılar. Gönül Hanım'la Tolun'un evlenmelerinden ancak iki ay gibi bir müddet geçmişti ki bu taze kadın Bebek'te Türk ve Tatar kızlarına mahsus kuracağı yatılı bir öğretmen okulu için bir bina aramaya başlamış ve Tolun da Koşu Çaydam heykeliyle kitabelerin kopyalarını müzeyi i Hümayun'a bağışlamış, ve seyahatnamesini yayınlamak teşebbüsüne geçmişti. Bundan sonra Cihan'ın ve bilhassa Türk ve İslam memleketlerinin geçirdiği felaket günlerine rağmen, geleceğe ait bütün tasavvurları hakkında fikir imal etmekten, Gönül ve Tolun bir an kendilerini almamışlar ve milli mücadelelerinin parlak neticelerinden emin olarak devamlı ıstıraplara muhteşem bir sabırla karşı koymaya azmeylemişlerdir. 3 Mart 1920 Son